giriyorum. Gir kardeş. Yapıştırıyorum. Yapıştır. Bastım bu olay var Yapıştır. Sonumuz hayır olsun. Neler Aa girdik valla ha. Ya. Tamam, o zaman hadi. Yatay bakış, ya. yatay bakış, yatay bakış. Ya. Nereden baksan pek çok konuyla ilgili yatay konuşan program. Mesela diyelim ki Batman mi çıktı? Ya. Öbür taraftan siyah elf mi geldi mesela? Ne oldu? Zenci Meksikalı elf mi geldi? Nereye geldi ya. bu elfler? Nereye gidecekler? Matrix 4 çok mu kötüydü? İyi miydi? Bilmiyoruz. Umurumuzda mı? Umurumuzda. Umurumuzda olduğu için car 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 konuşuyoruz. İşte yatay bakış programıdır bu. Yatay bakış her zaman ve daima peynirde kalitenin adresi. <laughs> Diyelim ki canınız şöyle güzel bir peynir mi çekti? O zaman yatay bakış. Kurgelerimizle hemen de yatay bakış peynirinizi Aska. elinize gönderiyor. Hey sen şu elimdeki listeye bakar mısın? Bunlar yatay bakışta tavsiye edilen peynirler. Lanet olsun dostum çörek otla çöklüyor otu peynirdim burada ne işi var? Lanet olsun dostum Amerikan dissi bu. Hey Kevin Spacey'nin öldürmediği kişilerden misiniz? O zaman bizle beraber kalmaya tamam edin. <laughs> Hanım bir çay bir çorba koy da o vakit yatay bakış başlıyor çünkü. Evet. Ya, evet. Abi özleştik be. Evet ya ara verdik. Döndü, Sen kamikayız. bir hafta gittin gerçi ama bu sefer çok uzun geldi ara bana. Aynen ya ba bana da uzun geldi. <laughs> Niye böyle oldu hakikaten? Çünkü çok olay Bilmiyorum. oldu ya bu hafta bence o yüzden. Evet evet. Her gün bir Olabilir. şey oldu gerçekten. Çok birikti bir de üst üste çok konu geldi. Fragmanlar çıktı bir şeyler oldu falan filan. Bir de ben, benim uçağım iptal edildi bir günde öyle geç geldim falan. Eee daha da bir de bunun Batman'i var Superman'i var ha daha bir de onlar geliyor. Evet ya Batman'i geliyoruz şey geliyor Doktor Strange'i geliyor Mayıs'ta da. İyiyiz bakalım. Abi yani gündem kalabalık o kadar kalabalık ki şöyle söyleyeyim Uncharted filmi geldi ikimiz de izlemedik mesela hani, <laughs> evet, hani anladın mı hani normal bir hafta olsa boş bir zamanımız olsa deriz ki la gidelim şu Uncharted filmini izleyelim de hani sizin orada açıldı mı sinemalar bu arada açıldı açıldı Spider falan izledim de o zaman işte anladın yani. mı yani bir normalde mesela bir gidilir izlenir seveceğimizden hiç değildi ne oldu gerçekten Uncharted filmi geldi ve böyle bir tatlı bir osuruk gibi esti gitti hiç kimsenin konuştuğunu falan görmedim ben ha Bilmiyorum ben box office falan da görmedim. Dur bakayım. Hiç bakmadım. Ben sen söyleyene kadar unutmuştum bile filmi. Tabii bana da chatte söylüyorlar bu arada. Arada canlı yayına giriyorlar. Abi Uncharted filmi falan diyorlar. Böyle oluyor. Uncharted filmi mi? Allah 51 filmi. milyon açılış yapmış ha. Kötü değil aslında 51 milyon açılış Oo. kötü be abi. Yani. 51 milyon. 3-5 bir şey bekliyordum. <laughs> ha yani evet Uncharted'a göre ya çok kötüydü fragmanları yani Baş karakter asla Nathan Drake'e benzemiyor karakteri. Tom Holland tamam sempatik çocuk ama ne alaka Nathan Drake rolünde falan. Çok kötü harcadılar o filmi. Ee, herhalde diyeceklerim bu kadar ki izlemedim bile filmi ama kim izledi filmi gerçekten bilmiyorum. Bir ara Tomb Raider filmi gelmişti hatırlıyor musun? Alicia Vikander oynayacaktı yeni oyununun filmi gibi yapmışlardı. Böyle hızlı hızlı koşuyordu kız bir sürü kasmaz falan yapmıştı. Ha, ben de evet, ha, ben de böyle olan vay olsun. Yeni Tomb Raider serisini beğeniyorum. Bu izlenir falan demiştim. Hala izlemedim o Tomb Raider filmini. <laughs> Bu arada 50 milyon Amerika'ymış. Worldwide 106 milyon. E, ben, ya. Hamdolsun. Zaten kaça e, mal en... etmişler ki o filmi. Ya yine vardır bir 200'ü temizinden. Parasını çıkarmıştır yani. Yolu açık olsun. Uncharted filmiyle ilgili yorumlarımız bu kadar. Evet sevgili arkadaşlar. Uncharted filmi. <laughs> Platformlara düşünce izleriz ya. Hiç sinemaya gidesim gelmedi gerçekten Uncharted filmini izlemek için. Abi yani. Gideceğim bir sürü. 10 euro bir daha. Bu 10 euroya ben doyuyorum burada yani. 10 euro ne vereceğim ben? Ha işte işler değişti değil mi? Sen 10 euroya <laughs> ben burada doyuyorum deyince ben de sana yeni bir sohbet muhabbet açmak isterim vaktim varsa. Tabii. Ee, i̇ki konum var. Bir, Under Armour'dan ayakkabı almıştım. iki sene önce. Evet. Yalan olmasın. Ya 300 TL'di ya 400 TL'di. Çünkü psikolojik limitim var benim. Belli bir miktarın üstüne çıkamıyorum. Huzursuz oluyorum. Evet. 1600 TL olmuş o ayakkabılar. Öncelikle bunu söylemek isterim. Sen hani <laughs> Hollanda'dasın yani bizden kopma diye Türkiye'nin bazı gerçeklerini hatırlatmak istiyorum. Standartı 100 euro falandır o ayakkabının. 100-110 euro falandır. Yani ben vallahi 1600 liralık ayakkabı giydiğimden rahatsız oldum onu söyleyeyim. Yani ben ayağıma 1600 liralık ayakkabı giyip de sokakta gezecek adam değilim. Beni şey olur hani Taşa basamam ben o ayakkabıyı anladın mı şey olurum böyle. Bu ayakkabılarla mı falan diye stres olurum böyle yani basamam. Şu an 1600 liralık ayakkabıyla gezdiğimi fark ettim. Sonumuz hayır olsun gerçekten. Ee, bir, bir, bu böyle bir küçük detay olarak bundan bahsetmek istedim. Ee, i̇kinci gündemimde Eminem'in yeni şarkısı çıktı. Geçecek isminde bilmiyorum dinledin mi sen? Geçecek <laughs> dinledim. <gülüyor> Super Bowl'da söyledim. <laughs> ha Eminem evet Super Bowl'da diz çöktü. Geçecek şarkısını söyledi. Ee, ben dinlemedim çok konuşuldu. Ben en son Eminem'in Kuzu Kuzu şarkısında kalmıştım. Ondan beri imajını çok değiştirmiş Eminem. Evet, ee, yolu yolu işte. açık olsun diyorum yani. Kıl oldum abi. Ee, o da vardı. Ama şey benim on imzalı Eminem kasetim var mesela 90'lardan. Çok severim. Nasıl imzalı? O zaman mı? severdim. bayağı imzalı. Kıl oldum abi kasetinin imzalı ha, şeyi var. Ulan bir an gerçekten Eminem'den bahsettim. Susandım <laughs> aklımı yitirecektim yemin ediyorum. Oynama şıkıdım eminem mi diyorsun sen? Şıkıdım tabii, eminem. Tabii tabii. Ben gerçek eminem çakması Çakması hmm. var bir gerçeği var. Bu arada post, ayakkabı post post konusunda eminem. Postur. Hmm. Postur. <laughs> ayakkabı konusunda haklısın bu arada da. Ben de hani biraz daha zaten koleksiyon tarafına da meraklı olduğum için orada fiyatlar hep yüksekti. Aha. Orada şimdi. Oradaki fiyatları duysan aklın çıkar yani. Onlar artık ayakkabı gibi değil, araba gibi falan oldu yani. Abi ben çünkü hatırlıyorum e, bu işte spora ilk başladığım dönem. Ondan sonra da zaten biraz daha spor kostümlere geçtim ya genel olarak. Yani bir hakikaten spor alışverişi çok yaptığım bir dönem oldu. O dönem işte seninle konuşuyorduk yani. 300'e 400 ayakkabı çıkıyordu. Ben onlara bakıyorum bir yandan da Yeeziler çıkıyor böyle tamam mı? Çer çöp gibi böyle ayakkabılar çöp boşluğunda yapmışlar gibi. Vallahi Sen kazanıyorsun şey bu konuda yiyorum. bana. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Rezalet Yeezy diye ayakkabılar çıkıyordu 2800 TL'den o vaktin parasıyla. Çıktığı tabii. anda da tükeniyordu. Ben de sana dedim kim oluyor bunları falan dedim Sen de niye abi güzel falan diyordun. <laughs> Neyse ya yani şu an kaç oldu Yeezy'ler ne oldu? Yani bunu Araflar şöyle, mı alıyor artık yani Türkiye'ye gelip anlamıyorum kestiremiyorum hiç gerçekten. Standart fiyatı onların değişmiyor tabi Avrupa'da 200 Euro da kurdan dolayı şu an e, 3500 ile 5000 arası değişiyor Yeezy'ler. Alacağım Modelini ben onu daha da ayağıma takacağım sokakta gezeceğim. Tabii. Belediyenin döktüğü çimentoya <laughs> basacağım falan yani. Saçmalık ya. Yani şey gibi kitap kitap ağırlı olarak telefon kullanmak gibi bir şey yani bu ayakkabı ya bu. Ya bu arada alanlar şey değil ya. Çoğu kişi botla satıcılar alıyor. Yani son kullanıcı atıyorum 100 ayakkabı çıkıyorsa son kullanıcı deneyerek 30'unu falan alsın. Geri kalanını zaten e, bot kullanan ya da işte arka kapı dediğimiz mağazadan arka kapıdan alan tipler alıyor. Ondan sonra onları influencerlara satıyor, ünlülere satıyor. Yani aslında düz kullanıcı çok almıyor ayakkabıyı. Ya yani Türkler alıyor yine ama hmm. e, toptancısı alıyor önce bir sonra bir de o koyuyor üstüne. Yani 500'lük ayakkabı oluyor bir 6-7 bin kıymetine göre limitliyse falan. Yani neyse. Sonra onu işte Instagram'cıya, Youtube'cıya satıyorlar yani. Alanına sağlık olsun ve giysinler bir şey demiyorum ama beni çok şaşırttı ayakkabı fiyatları geçenlerde. Ee, bunu da belirtmek istedim. Bu kadar pahalı giyinme huyu olan birisi değildim. Ben şu an pahalı giyinen bir insana dönüştüm. Bu da beni şey oldum böyle. Dur abi pahalı giyiniyorum ona göre davranayım. kızım falan hani böyle anladın mı? Üstüme bir şey geldi dur yere zengin birisine dönüştük gibi bir şey oldu yani. Ee, öyle abi işte bir yandan yani ayakkabı temel ihtiyaç abi yani sonuçta bir işte dolara çalıştırdığı işçi yapıyor yine aslında baktığımda hepsi aynı şey de. E bir yandan da işte geçen hafta yaşadık yani 4 TL'nin 4 TL zammın peşinde koşuyor insanlar. Ee, yani ya nasıl ayakkabı alıp giyecekler? Tabii. Yani ben aklım ermiyor yani. Ee, ben neyse. de takip ettim o olayı. Totalde baktım aylık 600 TL'ye geliyor o zam. Yani evet. neyse ya mı? bunlar böyle bu ya yani bu 600 TL'lik zam için adam orada koşturuyor. Ben aldığım ayakkabı 1600 TL olmuş falan. Böyle bir tersime geldi. Geçen yani. Pinti ile şey oynuyorduk. Dying Light oynuyorduk co-op'ta. Onda da aynı muhabbeti Yaptım ya böyle insan içine oturuyor çünkü galiba anlatasım var benim böyle durumları bana çok tuhaf Anlat geliyor. Anlat abi tabi yani. abi oturmaz mı? Öyle öyle durumlar. Yani can ee... sıkıcı yani 600 TL işte hayat kurtarıyor bir yerde senin 600 TL aynı seviyeye ihtiyacını gidermeye çalışıyorsun. Sana da pahalı geliyor normal yani aslında artık sınıf şey kalmadı ya böyle. Tabii. Asgari ücret 4500'e gelince. Aslında Ondan... orta sınıf şeyi anladı. Aa ulan biz de işçiyiz. <laughs> Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey bir de ha, Horizon Forbidden West çıktı bu hafta. Sen takip ediyor musun Horizon serisi bilmiyorum. Ben evet, birinci oynamıştım. Evet. O da 699 TL'den çıktı şu anda. Raf fiyatı 699 TL. Evet. E güzel. Şimdi ben mesela oynamak istedim. PlayStation Türkiye'de 15 bin lira mı şu an? İyi 15 bin 699 TL'ye bu oyunu oynayabiliyorum ben. Yani raf fiyatı Çok galiba 12 bin ya da 10 bin olması lazım şu an PlayStation'ın. Ama rafta bulamıyorsun. İşte millet bir şekilde çeliyor, çekiyor, alıyor. Yani spot fiyatını e, fiyatına gidiyor. Şey ara, 15 hani, aradan bana aradan sağ olsun bana sektörden insanlar bilgi veriyor. Yani hani mal geldi demeden, demeden sıradakilere böyle sessiz sessiz vererek falan official satabiliyorlar. Onun dışında hani rafıma PlayStation koyayım falan durumu hiç yokmuş piyasada. Yani bir de yok satmanın dik hâlâsında. Aslında biz ne kadar şikayet etsek de böyle pahalı falan filan diye. Çünkü alan üç, üç bin lira koyup işte şey koyuyor, ne koyuyor, bilmem nereye koyuyor. Ya bir de böyle bir ürün şu anda. Öte yandan oyunları 700 TL oldu. Tam bir zengin item oldu PlayStation'da hayatımızda. Ee, 700 TL'lik oyun yok bence. Yani bunu Horizon evet. bağlamında söylemiyorum. Hani Türkiye'nin ekonomik durumu bağlamında söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. 700 TL'lik oyun hangisidir desen 700 TL'lik oyun bence yok. Abi zaten burada da pahalı dur Şimdi bakıyorum onun PlayStation 70 dolar olması lazım sizde. Evet. Burada 70 da da euro 70 euro. Da. Aynen. Abi yani 70 euro ne ya? Şöyle ilginç bir durum var ama 60 dolardan, eurodan alırsan PlayStation 4 için Sonra bedavaya PS5'in upgrade'ini alabiliyorsun. Ha öyle bir şey tatlışlık yapmışlar. Ya tatlışlık da yani gizli gizli zam var yani anladın mı? Direkt PS5'e alırsan 70 euro, PS4'e alırsan ama PS5'te açarsan 60 euroya giriyor falan. Tuhaf bir mekanik var orada da. Ee, oyunlar hep 60 dolar 60 euroydu globalde. Şimdi bunları 70'e çektiler. Türkiye'ye yansıması biraz sert oldu. Deluxe Edition'lara falan girmiyorum ha bu bahsettiğim kuru versiyonu. Yani şey gibi anlaşılmasın. <laughs> Deluxe versiyonlarına falan gittiği zaman zaten o kucağa oturma fiyatlarına doğru hızlıca gidiyorsun. Sofra kurturtma paralarına geliyor. O şey düz de çok iyi sofra kurturturdun da gerçi. İyi <laughs> yani biraz biraz saçma bir noktaya doğru gittik acı. O yüzden ben bu aralar YouTube kanalını iyice şeye çevirdim. Sen yok ya. O 69 TL Sifu var. O 12 TL'ye çok güzel Survivor's Empire Survivor's çıktım falan gibi. <laughs> <laughs> Böyle o da Sifu'da ucuz bak. Orada da hakkını vereyim yani Steam gibi fiyat. Burada Zam geldi bir anında. Mu, 69 TL'ye çıkmıştı. Sonra herhalde şey oldu. Oyun şirketi bakmış. arada Türkiye'den 10.000 kişi almış. 4 dolar kazanmışız toplam. Buraya artır <laughs> falan dediler. 169 TL'ye çıktı ertesi hafta. Ne? Ha 140. 169. Tabii. Oo. Aga artık Türkiye o açıdan biraz ilginç oldu bak. Sen Steam te Oo. Steam hala Türkçe Oo. mi kullanıyorsun bilmiyorum da şey çok Türkçe ilginç Türkçe oluyor. Çıkıyor. Mesela Elden Ring çıktı ilk. Elden Ring 350 Onu TL'den çıktı. Heh. 300 300'lü galiba ben aldım onu TL ile aldım. Heh, bu cuma şimdi işte çıkıyor Elden Ring. Aklında olsun bu arada ki Koop girelim Hı. bence. Ee, geçenlerde Horizon fiyatını sordular bana girdim baktım 700 diyor. Şey oldum böyle ulan 700'e ben bunu alacağım ama iki tane Elden Ring alırım dedim. Elden Ring 500 oldu yalnız abi filan dediler şey oldum hayda. <laughs> ya yani bir durun lan yani. Bayağı pre-order'da zamlanıyor artık. Bak daha mal rafa gelmemiş. Yani Dijital mal abi Gelsin yani, yani bir de dijital mal yani bu yani şey çok ilginç yani it's nothing aslında bir noktada da ya yani şeye geliyoruz yani <laughs> NFT yani anasını satayım <laughs> yok yani. Hani. <laughs> Yakında oyunu kapağını satın alacağız sadece kapağı 10 TL NFT oyun 700 TL ve kapağını yani, alıyorsun. Böyle tuhaf bir noktaya geldi o yüzden şey de olmuyor yani mesela bu ara hakikaten insanlara oyun boyun izah etmenin anlatımını falan şey gibi oluyor biraz. En son ben onu God of War videosunda çok iyi fark ettim. God of War videosuna girdim. Arkadaşlar dedim ya çok iyi olmamış mı oyun ya. PC'de harika çalışıyor falan. Aşağıya göreceksin. Lan şerefsiz. 3080 <laughs> ekran kartım var senin. 100 bin liralık makine falan. Ne diyorsunuz lan dedim. Bir girdim baktım. Ya 100 bin lira değil henüz benim makine ama 100 bin liraya doğru hızla Olmuştur. ilerliyoruz. Şey oldum lan. Evimin adresi falan kimse bilmesin 100 bin lira kasa sahibi olmak ne demek. Aklım hayalim almıyor benim artık. Yani ve Öyle kusura olsun. bakmayın bu program iyice böyle ekonomiden şikayet etme programına döndü ama Travmatik geliyor lan bu paralar bana Ne demek lan yedi yedi Cem Yılmaz oluyor? şikayet etti biz mi etmeyeceğiz ya Cem Yılmaz olsun. ekonomiden şikayet etti biz mi etmeyeceğiz Eee onun da dediği gibi bu paralardan fiyatlardan şikayet etmemek biraz hakikaten artık şeylik Yani hayır olsun derler adama Yani ben ama hakikaten şeye hayret ediyorum ya Ulan alt tarafı gireceğiz iki ok atacağız be abi Yani o yüzden bundan sonra backlog ülkesi bizimkisi belli ki. Backlog ülkesi de kastım anladın mı? İkinci sene oyunlar oynayan evet. Mesela Assassin's Creed Valhalla çıkıyor. İki sene sonra Epic'te %80 indirime giriyor. 70 lirada kupon farkıyla 30 TL alıyor millet oynuyor. Bundan sonra ilk çıkan oyunları iki sene geç oynamak mübah bizim ülkede. Çünkü ekonomik durum bu böyle yani. Tabii şey de telefonlar da öyle olmuştu zaten. Üç nesil, önce bir nesil önce kurtarı Şimdi 3-4 nesil önceki telefonu alıyor mecburen insanlar. Oyunlar da öyle oldu. Araba zaten ikinci el başka bir şey şansın yok. Onu da bulabilirsin tabii falan. Her yani şeyde dediğin gibi evet backlog olduk yani. Yani biraz şeyi özlüyorum o yüzden. Böyle eskiden bir şey muhabbeti vardı. Ulan iki paket sigara az için korsan almayın falan diyorduk millete. Geç bir paket sigara kaç oldu? Ben sigara içmediğim için hiç haberim yok. 180 TL olduysa belki hala iki paket sigara mantığı geçerdir ama. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Bilmiyorum yani. Burası böyle. Bu taraftan benim yangınlarım böyle. Sana bunları haber verdim. E abi Portekiz nasıl? <laughs> abi bak işte onu bak sadece şunu söyleyeceğim. Portekizle ilgili Sana yayından önce de söyledim. Ya Portekiz gerçekten Türkiye'nin olması gereken ülke ya. Hmm. Yani Akdeniz'de <laughs> olmayan bir Akdeniz ülkesi gibi ve Türkiye'de çok benzerlikleri var ve ona rağmen çok daha iyi bir ülke. Keşke Portekiz olsaymışız ya. Yani. <laughs> <laughs> havasıyla sahiliyle yaşamıyla hem ucuz hem gelir yüksek falan ha. yani güzel bir yer. <laughs> ya yani şey TL, diyemiyorum ama tabi makine. gidin görün diyemiyorum insanlara yani bir şey diyemiyorum. Mükanatız olursa tabii, tabii. Olsa tabi görün ama bu kurularla şartlarla zor. Google Maps'ten sokaklarında gezerim abi ben yayınlarda. Bakın Tancan buraları görmüş falan diye anlatırım <laughs> herkese. 30 TL olmuş bu arada şeyde sigaranın paketi. 30 TL. Hmm. Ah, zor. Evet. Neyse abi, şimdi... daha önemli gündem var aslında yani. Ha, evet. of the Rings. <laughs> Aha, biraz da evet ya biraz da şeyi konuşalım. Zencefleri falan konuşalım abi. ne böyle? <laughs> beyaz peynir beyaz peynir yordu gönder abi. Zencef, beyaz peynir ne işte zenci... siyah peynir diye bir şey vardı bir ara o internetlerde ama başka Yok, bir şey. Yok Tolkien yazmamış öyle bir şey olamaz. Ha tamam siyah peynir Tolkien yemediyse. <laughs> siyah peynir çıkaracaklar da. <laughs> Peynir üstü yönetip kurul dedi ki ooo Tolkien yazmamış böyle bir şey dedi. Siyah peynir iptal oldu ondan sonra. <laughs> Fanlar kızmış böyle siyah peynir mi yiyeceksiniz bu saatten sonra. Neyse reis milletin makarası kavgası bir yana. Ben artık çünkü bu konularda yorum yapmaktan da biraz sıkıldım vallahi. Sen fragman nasıl buldun? Abi. Gel onu konuşalım ya. Abi fragman ya bence ne kötü ne iyi. Yani hiçbir şey de söylemiyor. Bir tek Seni şeyi merak ettim. Sen falan rahatsız olmuştun Tanzan Reis. Hadi bakalım şimdi ya, faydan hadi nasıl anlat buldun? şunu. Hadi anlat bakalım. Daha elinden ayağından gömdün milleti. Anlat bakalım Reis. <laughs> ben bir tek şeyi merak ettim. Ee, böyle gökyüzünden düşen biri var böyle bir ateşler kalkıyor falan. Herhalde o Sauron falan muhabbet çok yapılmış. Bir o ilgimi çekti fragmanda. Herhalde böyle bir şey tasvirle gelecek böyle gerçekten gökten düşen bir melek falan eğer böyle epik bir anlatım olacaksa hoşuma gitti aslında. Güzel bir tasvir olabilir. Onun dışında mekanlar güzel gözüküyor ama mesela şeyde dağdaki CGI biraz tuhaf gözüküyordu. Böyle çok yapay gözüküyordu. Animasyon. Onlara takıldım yani ben. genel Ama görsel olarak çok bir şey anlatmamış yani fragman zaten. Teaser bir dakika. Ama gördüğüm şeyden ne çok mutsuzum ne çok mutluyum açıkçası. Vallahi ben de şeyim ya. Yani ön yargılı olmak istememekle beraber fragman dediğin biraz anne yarısı gibi bir şey yani tabii ki fragman dedi geç teaser da ya bilmiyorum abi ben şeyde falan koptum ya millet onu diyorum takılmışsınız zencefe ya han hançerle düz duvara tırmanan galadriel var şimdi, şimdi ne, oldu orada yani nereye gidiyorsun abla sen <laughs> hançeri almış eline hus diye çakıyor buz duvarına bir yerlere gidiyor nereye gitti de belli değil ama yani Ya bu tarz karakter değişikliklerinde anlatı çok önemli ya. Yani ne anlatacaklar? Yine ona geleceğiz ya. Ne yani Galadriel onu yapıyor da ne yapacak? Hani durup dururken mi çekecek? Daha niye çıkıyor? Uçabileceği bir yer miydi? Kaçabileceği bir yer mi? Iront yani mesela tabii şimdi şu da var abi. Çok alıştık ya filme. Aha. Her karakter tuhaf gözüküyor. Onu da itiraf etmek lazım. Yani eğer onu da bakıyorsun. Ulan biz onu böyle heybetli gördük, okuduk, bildik. Ya bir tane bebe var orada şimdi. Falan hmm. <laughs> böyle. O pek olmuyor yani. Biraz tuhaf gözüküyor. Alışmak lazım herhalde. E, Galadriel de gibi. şimdi öyle oldu ya. Böyle şey gibi öyle. oldu biraz. Hani böyle hanım böyle şeylerin içerisinde gözü Bir ağırlığı, oturaklığı var falan. Aa, gençken biz düz duvara tırmanırdık falan gibi bir şey olmuş <laughs> böyle. Yani... E, bilmiyorum. Biraz belki de ön yargı. Biraz da şey gibi geldi bana. Ne bileyim yani ucuz gözüktü. Özetle aslında galiba hissiyatımı tam olarak böyle söyleyebilirim. Yani bununla alakalı ben şey de izledim. burat ee, abinin Ejderhan'ın falan böyle incelemesini falan da izledim. Hı hı. O çok çocuksu bulduğunu falan söylemiş. Ben o kadar çocuksu bulmadım açıkçası. Ee, belli ki orada Hobbit bir kız var işte o bir açılış veriyor. Eski hikayeler evet. anlatacağız diyor. Atla bir yerden bir yere koşuyorlar. Bir şeyler oluyor falan ama yani aslında gerçekten de en endişe edebileceğimiz konulardan bir tanesi olan şu gerçekleşiyor. Aslında belki bunu konuşmak lazım. Daha üstten bir konuşma ama. Yani şimdi Yüzükler Efendisi'nin üçlemesinin, Yüzükler Efendisi olmasının sebebi de biraz Orta Dünya'nın en kritik anlarına şahit oluyoruz ya biz orada. Evet. De Hobbit öyle değil ya. Gerektik. Hobbit <laughs> öyle olmayınca Hobbit'i öyle yapmaya çevirdiler hatta olmadı ya bir türlü biz dikeye çakışını çektik. Yani Hobbit'te evet. çocuk oradan oraya gidiyor. Beş oradan savaşırken bayılıyor falan bir şeyler. Oluyor. Yani böyle bir daha bir... <laughs> Daha bir hıbıdık bıbıdıktı evet, yani her şey. Var. Ha Şimdi yani ikinci çağ anladığım kadarıyla işte bu yüzüklerin dövüldüğü, anahtarın herkesi kandırdığı, anahtarmış Sauron'un o zaman kesme Anahtarın herkesi kandırdı dönem. Yani epik olmayan yerden epik sıkarak çıkartmaya çalışacaklarmış gibi geldi bana. Hani şey gibi abi Galadriel şöyle yürüyüp konuşsun mu? Yok yok abi epik olması lazım. Hançerle düz duvara tırmansın. Eyvah. Yani bu kafa şeye götürür bizi. Hani kuştan kuşa atlarken taramalı ok atan Elfe doğru gideriz bu kafayla. Yani benim şu anki endişem o. Epik olsun baba. Verin Alevi, dök demiri falan böyle bir bir tane Legolas da yapmışlardı onu. O zaman eleştirilmişti ya böyle merdivenden kayıyor, ata ters biniyor falan. O dönemde falanlar bunlara kızmıştı. <laughs> evet, işte okey ama Legolas yemişti bence bir şekilde. Benim hala gözüme batıyor yani. biraz izlediğimde ama oyunlar işte müzikle falan gaz geçiyorsun tamam mı? Yani bir şekilde yedi. Ee, full Legolas olursa ama Olmaz yani. Bu sefer de şeye döner. Yani işte konu şuna geliyor. Tamam bu adam 1 milyar dolar koydu bu işe. 2 milyar dolar kazanmak isteyecek. Niye yatırım yapar? İş tamam bu anlıyoruz ama. Evet. Yani konu şeye gelecekse sürekli böyle e, yani epik bir şeyler olsunun karşılığı eğer Expendables'a çevirmekse bu evreni ben de orada yokum ya yani ne bileyim bence bu evrenin şeyi güzeldi. Hani sakin, sessiz, ağır, oturaklı karakterler. Aa bak Sam, elfler göçüyor işte böyle gözlerinde bir damla yavaş yavaş gidiyor elfler falan. Şimdi böyle şeye dönmesin. Yani Star Wars'dan sonra prequel'lere geçtiğinde herkes böyle elinde zıpçık zıpçık diye sustalı çeviren sakok serserilere dönmüştü ya bütün ağır başlı Jedi'lar. Evet. Yani öyle bir şey mi izleyeceğiz diye biraz endişe ettim çünkü belki de çok erken endişe ediyorum ama bana biraz şey geldi. Ya yeah endişen de haklısın bu arada ama ben de o endişelere çok da kapılamadım çünkü şeyi çok e, takmıyorum yani Galadriel değişik biri olabilir Elrond da olabilir yine hikayeye bakacağım dediğim gibi ama şunu merak ediyorum yani şimdi bu o, kaç bölüm olacak bilmiyorum 10 bölüm olacak diyelim 2 Eylül'de geliyor da bölüm sayısı açıklandı mı emin değilim Yok. ondan neyse 10 on bölüm olacak diyelim Şimdi dediğin epikliği, mesela Wheel of Time'ın ihtiyacı vardı o epikliğe ve o epiklik olmadığı için çok tırp gözüküyordu. Şimdi bu da tam tersi de olabilir. Daha sakin bir anlatıma ihtiyacı kalabilir, orada katılıyorum. Ama diğer taraftan, ya abi 10 bölüm bize anlatacaksın, hikaye anlatacaksın, bu karakterlerin draması olacak. Şimdi Galadriel devamlı dursa 10 bölüm, düşünsene duruyor devamlı. Biri geliyor ona saçını veriyor, öbürüne e, lokum ikram ediyor, bilge bilge konuşuyor. 8. bölümde seyirci şey olur. E hadi la Galadriel ne yapıyorsun? Hani bir şey yap. Yani hmm. söyleyeceğim mi, konuşacağım mı, uçacağım Ya çünkü iki saatin yok. E, 500 dakikam var 50 çarpı 10. Yani çok süre abi. Yani o yüzden e, muhtemelen bu karakterler özellikle Sauron merkezli. Ben öyle düşünüyorum hala. Çok Sauron merkezli bir hikaye izleyeceğiz. Diğer karakterler ara ara epiklik yapıp sonra klasik sakin hallerine dönecekler gibi düşünüyorum. Ya da be o gördüğümüz anlar çok kısa anlar da olabilir. Ya yani böyle böyle şeyler yaşadılar ve işte bu oldu falan dip geçecek belki de. Yani o yüzden çok takmadım onlara ama 10 e, on bölümde anlatacaksan o karakterleri bir aksiyon, bir drama, bir build up eklemen lazım yani. Belki de fragmana sadece aksiyon odaklı kısımları koydular olabilir. Ya olabilir, ee, olabilir. Yani Mekanlar yüzden... falan güzel gözüküyor bu arada. Hani şey dokusunu bence yakalamışlar filmlerin dokusunu o işte heykeller bilmem ne şehirler falan güzel gözüküyordu yani girişte. Ben de böyle bir tam da isimlendiremediğim bir endişe hali var. O endişe halinde işte iki sebebi var. Birinci sebep niyeyse düz duvara hançerle tırmanan Galadriel bana battı. Bu belki de dizi çıktıktan sonra diyeceğim ki ulan ne saçma bir şey takılmışım. <laughs> yani belki de çünkü Sauron Galadriel'in kafasına lava bakıracak anladın mı yani daha daha, anladın mı? <laughs> daha kötüsü olacak anladın mı? Yani daha neler göreceğiz kim bilir ve diyeceğiz ki ulan falan diyeceğiz belki de diyeceğiz ki ulan ne anlamlı sahneymiş ben anlamamışım falan filan hani olabilir Ya bilmiyorum bilmiyormuş tabii ki burada çok erken konuşuyoruz yani burada hani yanlış Öyle çıkma evet. ihtimalimiz var o, o şey değil öte yandan şey de beni kıllandırıyor abi bu Esmer Elf kardeşimizle bir tane insan arasında aşk hikayesi yazmışlar Bunların ikisi de uydurma karakter. Ebonwin ile tamam mı? Kıçtan atmışlar karakterleri. Bana orada böyle ufak ufak endişe çökmeye başlıyor. Yani yani Beren'le Luthien hikayesi yazamadık. Elrond'la Arwen'le Arwen'le Corwen koyamadık. Hadi bakalım. Ibır'la cıbır koyalım. Yani Kaçak ama biraz. <laughs> i̇şte bakalım ya bilmiyorum. Gerçekten ucuza mı kaçacaklar? Düzgün bir şey yazabilecekler mi? Edebiyat havasını alabilecek miyiz? Kim ne derse desin. Bence Hobbit'lerde eksik olan ama Yüzükler Efendisi'nin filmlerinde hele de Extended filmlerinde daha çok hissettiğimiz bizim bir edebi eseri izlediğimize dair bir histi. Bunu da izah etmesi zor. Yeri gelir temposundan ötürü, yeri gelir Tasarımlardan ötürü yeri gelir yerden bir taş alsa onunla alakalı aa işte bu bilmem kimin osuruğudur 8 bin yıl önceden beri evet. ezelden beri osurur buralarda falan diye bir şeyler anlatmış falan. <laughs> aa diyorsun bir şeyin parçası ya bir şey oluyor burada. Teodem bir gelir böyle bir laf söyler ağzın yüzün kayar. Aa, yani. <laughs> sonra Hobbit'e bir geçtik Arzok'un oğlu Burzok geliyor düzlükte milleti kovalıyor ot içen böyle Radagast geliyor babacım nasılsın falan yapıyor bir şeyler oluyor. <laughs> yani Hobbit'te çok fena bir düşüş yakışamıştık. En son Hobbit filminde hatırlıyorsun buralarına portakal koymuş adam geliyordu. Altınları kaçırayım ye falan diye. Yani Abi, evet bunları yani. gördük biz Yüzüklerin Efendisi başlığı altında. O da uzadığı için sıçmıştı aslında. Bak burada da aslında aynı tehlike var. Onda haklısın yani. Dayı orada Hobbit... yine Hobbit vardı uzatmışlar da burada bir şey de yok. Evet işte. Böyle geri yok komple. Burada hani havayı uzatıyorlar yani. O yüzden bir aşk hikayesi koyduk. Vay düz duvara tırmanan Galadriel koyduk falan deyince ben de yani belki de şöyle söyleyeyim. Belki ben fragmanı görmesem de duyacağım endişeleri fragman sakinleştirmedi en azından. Belki de fragmanın bir suçu yok yani benim şeyim olabilir. Yani benim artık son senelerde Matrix 4'ler, Star Wars 8'lerden sonra bu e, geçirdiğim travmalardan sonra yaşadığım endişenin dışa vurumu olabilir bu. Belki de bunda fragmanın bir suçu yoktur ama ben biraz şey oldum. Ay yani Hobbit kadar kötü olmasa bari geldim. Yani en, en diyebileceğim iyi şey bu açıkçası. Ama bir, yine marketing açısından da bu fragmanı bir gömmek istiyorum izinle. Yani kim yaptıysa şirket herhalde şirkete vermişlerdi bu teaser'ı. Yine kötü oğlum. Yani müzik, ses bak aynı gün mü, ertesi gün mü ne? Aynı gün çıktı tabii şey e, Super Bowl günü işte Multiverse of Madness çıktı. Abi onda böyle yani ses giriyor, müzik giriyor, bir şeyler oluyor, bağırıyor, çağırıyor, efekt patlıyor. Yani kötü bile olsa şey etkileyiciliği var. Aa ulan ben fragman izliyorum falan. Bu kötü bir teaser yani hani şey olarak teknik olarak da zayıf. Yani e, yine görsel olarak o belki e, senin Murat Murat abim söylemişti. Ha. Onun dediği gibi yani çocukçu durması, çocuksu durması nedeniyle hikaye değil bence. Zaten teknik olarak görüntü, görsellik, o akış tuhaf tuhaf şeylere zıplaması yani çok kötü yapılmış yani. Bir Hiç golden bir etkileyiciliği yok. Bir golden compass tadı var abi eserde. O teaser'dan teaser'ın yapısından kaynaklanıyor bence o işte biraz. Hmm. Hatırlıyor musun Golden Compass filmini? Tabi. Golden Compass filminde böyle bir çakma yüzükten efendisi havası yakalamaya çok çalışmışlardı. Sonrasında o Golden Compass'in e, çok daha uzun bir film dizisi çıktı, Amazon çıkarttı yine. Neydi ama onun ismi? Eternal. Oniz. His Dark Material yani. diye bir tane eser çıktı. His Dark Material eserine bakıyorsun, ulan diyorsun Golden Compass'lı bu aynı eserden mi uyarlanmış? Golden Compass 2 saatlik bir film Yüzüklerin Efendisi gazıyla piyasaya çekilmiş bir film. Hızlıca yani şeyinde belli o Yüzüklerin Efendisi çok tutunca bunu da çektik falan gibi dizi. E, film o 15 sene sonra His Dark Materials'ı çekmişler. His Dark Materials'a da öyle ölüp bitip bayılmadım ama abi edebiyat eserinden dizi uyarlamışları hissediyorsun mesela izlerken. Yani o bir o ağırlığı tutarlılığı tuta tuta var. Bir şeyin parçası bu diyorsun. His Dark Golden Compass'ta hadi bakalım ayılar koştu, hadi bakalım biz de şimdi kardan aşağı vıcırık diye kaydık yani. Ayının takkisi var. Burada gerçekten Golden Compass örneğinden kastı. Elimizde zaten bombok bir Hobbit üçlemesi örneği varken. Ee, yani biraz şey, karamsar karamsar oldu ve arkadaşlarıyım yani şu anda. HBO Abi bu arada, zaten... pardon His Dark Materials'ı HBO HBO uyarlamıştı. ha Doğru doğru. Evet. <laughs> Ya zaten abi bakarız. 3. Üçüncü, üçüncü bölümüne kadar rengini belli eder. Wheel of Times gibi kopabiliriz de yani. Bilmiyorum. Ben artık hiç şey dedication olmuyor bende bu tarz dizilerde. Abi Lord, Yüzükten Efendisi ya. En azından 10 bölüm izlenir falan. Ya hiç da değil yani. Üç bölümde bir şey veremezse geçmiş olsun zaten. Valla ben açıkçası Wheel of Time için diyordum onu. Herhalde sezon sonuna kadar giderim diye. En son bir tane adam ölünce böyle böğrüğüme vura vura hey ettikleri bölümden sonra da baygınlık geçirip bırakmışım ben. İşte gidemedik. Ee, gidilmiyor yani. vallahi bir de yani ben şeyi de anlamıyorum. Şeyi nasıl kaybettiler? Ulan en kötü dizi yapıyorsun yani. Bölümün sonunu öyle bir yerde bırak gibi sonraki bölüm merak ederim Yani Değil şeyi mi? demek istiyorum. Hadi Kırıfendi hadi ana kaynağı ben. uyarlayamadın anladın mı? Olur mu olur. Bir sürü eser var ana kaynağı uyarlayamadın. Aga dizi yazmayı da mı bilmiyorsunuz ya? Dizi lan evet doğru. Diz lan. 100 yıldır dizi yazıyor insanlar. Artık dizi yazın ya. Bak gerçekten şöyle olsun bak. Yüzükle nefes biz diyelim ki Allah kahretsin ya böyle Yüzüklerin Efens uyarlaması mı olur diyelim ama dizi izletsin bari lan. Artık onu da yapamaz oldular abi. Ben bunu hayret ediyorum. Bak. Mesela ben hep, hep, banko örnek veriyorum. Neyi Punisher dizisini? Punisher Punisher değil kardeşim. İsmin niye Punisher diye hep şikayet ettik. Ama biz izledik. <laughs> i̇zledik lan sezon finaline kadar. Aa oradan ne olacak? Ulan herif bak tüyü her şeyi öğrendi. Bir sonraki bölüm ne olacak acaba? Ay oradan adam gelecek. Aa çatışma çıkacak falan. Ulan en kötü sezonu bitirtti yani dizi. Sonra da oturduk şikayet ettik. Dedik ki yanlış uyarlamışlar Punisher'ı. O da bizim giyikliğimizden kalsın kardeşim. Ama sezonu Üzerine utanmadan konuşabildik. Izleyelim. Doğru doğru. Sezonunu utanmadan sıkılmadan bitirebildiğim diziye kadar düştüm artık. Bunu istiyorum ya. Yani biraz düştüğümüz seviyenin düşüklüğü bir gibi oldu ki işte yani. Allah kahretsin. Yani sağlam. <laughs> 2400'den topluyoruz abi falan. <laughs> yani geldiğimiz Bunu durum Bu toplayamıyorsun çok da, da yani. Geldiğimiz durum ya. ne olur sezon sonuna kadar bari sıkılmayalım rica edecek. Duruma getirdi bu herifler bizi ya. Nasıl olabilir bu, ya bu? Bu dediğinin açıklaması şu olabilir mi acaba? Yani bak eskiden yeni dizi gerçekten geliyordu yani yeni bir title işte mesela ben şey falan atıyorum 24 işte her saat bir şey olacak falan. Ha baktığında tırt aksiyon ama yeni. Hani şey değil. Abi 84 yapımı 24'ün yeniden uyarlaması değil. Yeni bir şey. Hmm. İşte ne bileyim House o olmuş işte, da doktor var çok acayip şeyler çözüyor. 70'ler House'u ya yani belli, belli ki bir yerlerden esinlenmişlerdir. Onu demiyorum. Ama böyle insanların çok tuttuğu üzerine patladığı yüzükten fancy gibi coştu bir şey. Yeniden uyarlaması değildi bunlar ve o dediğin cliffhanger'lar işte o devam eden merak uyandırma sahneleriyle biterdi. Ya da işte hikaye o kadar dramatikleşirdi ki artık karakterlerin ne karar vereceğini merak ederdin. Şimdi hep şey yapıyoruz yani yeniden çekim, yeniden uyarlama. Filmi vardı dizisi geldi, dizisi vardı oyunu geldi, oyunu vardı dizisi geldi. E şimdi onlara da alışıksın biliyorsun. Ne seni şaşırtabiliyor, ne seni şaşırtabilecek kadar zaten detaylı yazabiliyorlar. Biraz bundan da oluyor galiba. Yani yeni, yeni bir şey yok ortada. Kıntı bu sanki. Ee, mesela aslında bu sene iki tane iyi örnek geldi bununla alakalı elimize. Bence bir tanesi Boba Fett, bir tanesi de Bad Batch. Sen Bad Batch'i izlemedin diye biliyorum. İzlemedim ama yine bildiğimiz evren ya biraz da ha, onlarda yani. Ama bak işte yine aslında şunu demek istiyorum. O ikisi de bildiğimiz evren. Valla ben bu iki filmi böyle göklere çıkarmam. Çok da gömmem. Ama neyi sağladı biliyor musun? Bir sonraki bölümü Boba merak Fett ettirdi konuşur. bana sonuna kadar. Yani Ha evet. Ee, onda haklısın. Teknik en olarak azından, daha merak ettiriyor. Yani bir dizinin yapması gereken en basit şey insana bir sonraki bölümü izletebilmek ya. Çünkü dizisin <laughs> ya sen. En azından bunu yapabildi Bad Batch'le Boba Fett. Her türlü eleştiriyi konuşuruz ondan sonra. Şimdi bak onlardan evet. bağımsız konuşuyorum. O başka doğru. Onda haklısın. Wheel of Time. Benim için Witcher. Mesela ilk sezonu Witcher'ın. Ee, yani bunlar da daha böyle ilk sezon şey oluyorsun ha kanka hadi sanki şeyle yürüyor benim gönül bağımla yürüyor dizi abicim yani <laughs> ulan bir sonraki sezon bölüm ne olacak merakını artık verebilecek akıl yaşına ulaşmış olması gerekiyor ya Hollywood'un diziyi Bak, icat ettiniz de... şerefsizler bari bir, yani bu, bunlar bunlar icat etti bu dizi işini ben de etmedim ki hayret ediyorum gerçekten bu kadar kötü bir şey ya ben bunun kralı şeydir abi Vince Gilligan. Bak bugün tek ya ben Better Call Saul izlemişim tekrar izliyorum adam gerçekten hani dizi nasıl yazılırın şey ya yani Breaking Bad, X-Files işte ya yani herifin zaten geçmişi çok acayip. Ya gerçekten her dediğin her, yani her bölüm bir şey oluyor abi yani bir tane el gösteriyor sana sen oh, evet abi falan oluyorsun hani evet yine dediğin gibi içeriği tartışabilirsin ya yani kötüydü hikaye falan ama o ulan ne olur hiç beklemiyorduk falan o şaşkınlığı hep veriyor yani. Böyle babalarla da çalışsalar belki olacak. Ama bak dikkat et hiç bu kadar büyük babalarla da çalışmıyorlar. Yok. Hoş bu adamları tutmak da zordur belki bilmiyorum yani. <laughs> Abi ama ne olacak? Bir milyar dolar vermesin Yüzükten Efendisi de. Ne olacak Yüzükten Efendisi'nin başına en iyi dizi çeken kim? Getirin kardeşim. Kaç para istiyorsun? 30 milyon dolar istiyorum. Al yani. ağzına tıktım. Bir de uzaya götüreyim getireyim seni. De. Al <laughs> ağzına. Çek bunu. Neyse bakalım şu an Yüzükten Efendisi'den değil genel dizi sektörümden biraz şikayet ve korkularımdan bahsettim aslında ama bunlardan ötürü şu an şey yapamıyorsun. Yani 5 sene önce hatırlıyorsun şey vardı ya aa abi şey yarıda kaldı ya keşke onu Netflix alsa da çeksek edebiyatından geldiğimiz nokta burası oldu. Ee, bir yanda bir de güzel bir fragmandan konuşalım mı? Doctor <laughs> <Dr>. Strange <laughs> and the Multiverse of Madness. Hiç ben abi. bu kadar güzel, bu kadar meraklı insanı heyecanlandıracak bir fragman beklemiyordum. Aynılarını Spider-Man No Way Home için de söylemiştim. Sonra göt oldum. İnşallah bu sefer göt olmam. <laughs> Bak onda ben beğenmemiştim. Sen yine beğenmiştin. Ben bunu beğendim. Burada aynı, aynı fikrimi <laughs> destekliyorum. Abi ben onun ilk fragmanını hatırlarsan çok coşmuştum. O demiştim işte evet. şu storylarına gönderme var. Buraya bağlayacaklar. Bu şu gelecek falan. Sonra dedeler gelip hep beraber WhatsApp grubunda yazıştılar. Ah <laughs> <laughs> falan oldu. <laughs> e, Multiverse of Madness'la alakalı fark ettik. Fark mi bir takım böyle şeyleri. Abi okay. teori doktor, teori konuşalım doktor mı? geliyor değil mi? Doktor geliyor değil mi abi? Ben onu ben çok coştum ona. Kim doktor ya? Xavier <laughs> <X> geliyor işte. Evet evet, evet 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 evet. Aynen. Ha, yani. Aynen. Picard, ben Picard orayı böyle duydum. Geri aldım. Doğru mu duyuyorum lan? Ses mi tanıdık geliyor falan. Aynen öyle abi. <laughs> adam abire Star Trek izleyip her hafta konuşunca tabii adamı sesinden tak diye tanıdık. Kelly'nin köşesini gösterdiler. <laughs> işte Picard'ın geliyor olması, daha doğrusu işte Profesör Xavier rolüyle onun geliyor olması aslında Illuminati'nin de geldiğini gösteriyor. Hatırlarsın evet. Illuminati storylinelerini Marvel'daki. Sen benden daha çok okudun Marvel. Ya ee, oraya çok hakim değilim aslında. Çok çok aşırı hakim değilim. Genel biliyorum yani. Elastik Adam, ee, Xavier, Namor, Black Bolt ve Doctor Strange'in topluca oluşturdukları Illuminati diye bir ekip var. Bu Illuminati evet. genel olarak Marvel evreninde en büyük tehditlerden yani Avengers'ı falan geç. Hani bunlar böyle artık hani Interdimensional. Kozmik artık. Ha, kozmik yani böyle aklına gelebilecek en büyük tehlikelerden potansiyel olarak koruyan bir ekipler. ...işte Namor normalde sevmez mesela insanlığı ama hani gelip buraya katılıyor çünkü hani bütün dünya... Namor da buranın Aquaman'ı. bütün insanlığın mevzusu falan filan gibi hani böyle genel bir şeyler, ekipler. E şimdi tabii şunlar benim kafamı karıştırdı. Yani hem multiverse dedin, hem Illuminati'yi çıkarttın. Öbür taraftan Loki'de multiverse dedin. Onlar da zaman ajansını çıkarttın. Öbür tarafta e, hanım kız gerçekliği değiştirmeye başladı Wanda. Loki var bir yerde. Ha yani işte anladın mı şimdi Loki'nin hikayesi zaman ajansı öbür tarafta bu falan bunlar birbirinin üstüne mi basıyor? Bunlar bütünleşecek mi? Bunları bilmiyorum. Bunları merak ediyorum. Bana biraz bulanıyor gibi geliyor. Çizgi roman okurken de benim en sıkıldığım şey hafif zaman yolculukları multiverse'ler başladı mı genelde bir sıkıntı gelir. Evet. Şu ana kadar Marvel böyle bunun ipin ucunu kaçırmadan çok güzel geldi. İnşallah şey olmaz. Abi şu an ne oluyor ya? Abi bunlar paralel evrenler öyle bir değil mi falan dip böyle iyice artık neredeyiz sonumuz hayır olsun falan. Çünkü çizgi romanlarda şeysin ya. Hep bize gelip sorarlar hangi çizgi okumaya başladı. Abi kafana göre gir. Hepsi farklı evren takılıyorlar zaten oluyorsun. Artık Marvel hepsi. sinemayı da mı ona çeviriyor bilmiyorum. İnşallah oraya varmaz. Çünkü bir bütünlük halinde olması evrenin benim hoşuma gidiyordu açıkçası. Orada korku şu dediğin ne zaman olur? Abi Iron Man var burada bak hani bak bir sahne geldi bir şey oldu. Bak kaptan burada falan hani bak işte siz sevdiğiniz karakterler hep buradaydı falan tarzı olursa o sıçar. Ama işte işte Xavier gelir ne bileyim oradan bir X-Men bağlantısı olur dediğin, bağlantısı olur. Bunlar güzel yani bunlar onlar okey. Ama tanıdık sevdik isimler yeniden geldiler falan gibi böyle tefle Darbuka ile gelirse o hoş olmaz tabii. Yani yine şey yapmazdan inşallah. Arkadaşlar hatırladınız mı Profesör İskender? Bakın ne kadar yaşlanmış, ölüyor. Ee, falan hatırlıyorsun. Logan filminde, Logan filminde de bir şey, Norway Home çektirip böyle dedeleri gösterip. Emekli evet yani. arkadaşlarımız işte hatırlar mısınız? Ali taksi falan hani böyle burada. <laughs> 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 Yeşilçam'ın o devi şimdi <laughs> şöyle buluşur. nereye <laughs> aile böyle Şaban geliyor falan. <laughs> İnşallah oralara bağlanmaz. Ama pek bağlanacak gibi değil çünkü gösterdikleri e, küçük küçük göndermeler. Yani ne, e ne diyorsun? O kon O konuda bir bilgim var mı? Gönderdiğince belki sen biliyorsundur. Bir yerde e, Doktor Strange şey yapıyorlar. Böyle eee Iron Man'in neydi onların adı? Robotlar götürüyor ya böyle. İsmini Aha. unuttum. O ona Man. ne diyorsun yani? O da tamamen paralel evren mi yoksa gerçekten Iron Man <laughs> Şöyle, tarafında da bir değişiklik olacak mı? Demin sayarken onu söylemedim de Illuminati'nin üyelerinden bir tanesi de Tony Stark zaten. Hı, hı. Ee, paralel evrenden Tony Stark gelecek ve Brad Brad Tom Cruise oynayacak diyorlar. Ha bu gerçek mi? Ya, işte gerçek mi? değil. Spekülasyon yapıyorsun şu an fragman. böyle bir spekülasyon gerçek Yok, ama. sen trol mü yapıyorsun yoksa gerçek hayır, mi hayır, gerçekten? Hayır, hayır. Ha okay. IMDb Tom IMDb'de Cruise saralamasında... hiç beklemediğim bir çünkü. <laughs> IMDb sıralamasında Tom Cruise var. Millet diyor Haa. ki olan hani Illuminati varsa gerçekten Illuminati'nin içerisinde şey var. Eee Iron Man var. Iron Man rolünde mi acaba Tom Cruise'u koyacaklar yani paralel evrendeki Iron Man gibi? Multiverse artık. Ya da Bunu duymamıştım. Şimdi o robotların tipleri biraz Ultronvari. Hatır fark etmişsin Aynen. yani Iron <laughs> aklıma Aynen. Ultron. Ya da Ultron'a mı bağlayacaklar muhabbeti oldu. Bunları merak ediyoruz. Ee, ve ama bunların bir cevabı yok ya. Yani film çıkınca göreceğiz bunları. Eee Wanda'yı da kanlı kanlı gördük. Gerçekten sert sahneler olacak diye umut ediyorum artık bu filmde. O kadar övdüler. Gerçi sonra tekrar çektik dediler o sahneler ama. <laughs> yani bence en fazla işte biri böyle eliyle bir şey yapıp e, Watchmen'de patlatıyor diye kanlar içerisinde. En fazla o kadar yani. Ben çok ciddi, ciddi korkutucu bir şey Bak, görecek koyacaklarını düşünmüyorum buraya. E, bir bon toba halk görmeyiz burada yani açıkçası. E, şey ama işte şey şey, fark etmişsindir. Yani. Zombi Doktor Strange var bir yerde. Evet. Bir yerde Evil Doctor Strange var. Bir yerde galiba Multiverse'deki şey Doctor Strange var. Ee, şey Vatif izledin değil mi sen? Yok izlemedim onu da. Vatif'in bir bölümünde Doctor Strange'lerden bir tanesi bir, bir paralel evrende kızı kurtarmaya kafaya takıp zamanla çok oynamaya başlıyor. Ve böyle bir sürü ruhu yakalayıp yiyerek bulunduğu yerde grind yapa yapa level 20 Doctor Strange oluyor ama full kötü oluyor böyle. Boynuzu mağnuzu çıkıyor. Gözleri kararıyor. Böyle harbiden kötülüğün temsilcisi gibi bir şey oluyor. Bir yerde ona çok benzeyen bir karakter var falan. Yani ee, ...biliyorum... Bir zombi Binoch. Zombi göndermesi çok ilginç çünkü Zombi Vanda Vatif serisinde mesela çok güçlü bir karakterdi. Vanda Thanos'la Zombi Vanda'nın kapıştığı bir yer vardı. E, şu an ilginç yani Illuminati Marvel evrenindeki en güçlü karakterler. Doctor Strange desen hakeza, Vanda desen hakeza, Doctor Strange'in versiyonları falan gelecek. Ben de, bence mi? o kızıl saçlık falan gördüğümüz Wanda o da kötü versiyonu Wanda'nın. Yani ne? şu an aslında Marvel evrendeki en güçlü birkaç tane karakter aynı filmde birbirlerine roket atacaklar gibi duruyor. Ee, bence güzel. Yani Thanos level Ve adam bunlar ya. Doctor Strange mesela eldivensiz bir Thanos'un ağzına sıçar normalde. Yani şey güçlü adamlar bunlar. Bakalım ne çıkacak ya. Ben heyecanlıyım yani. Görsel olarak da çok iyi durmuyor mu onlar şehir işte ne bileyim bir yerde dumanlar geliyor orada tekrar hmm. yükseliyor bir ışıklar patlıyor. Normalde çok sevmediğimiz şeyler gibidir onlar ama bu fragmanda çok güzel gözüküyor. Çok tamamlayıcı gözüküyor. Yani şehir falan da çok güzel olmuş. Her şey uçuyor falan böyle delirmiş artık. Abi ben senenin sonunda böyle bir yılbaşı eğlencesi yaparken işte Ceren'le oturduk. Doktor Strange'i tekrar izledim. Çok iyi ya Marvel yani. evreni dahilinde benim en sevdiğim filmlerden biri ya Doktor Strange. Gerçekten buna kaniye olayım artık. Kesinlikle. Çünkü senaryosu güzel. Başrolümüz eyvallah karizmatik. Zaten kar karizma başrol eksik değil yani Iron Man evren şey Marvel evreninde çok var da. Yani Cumberbatch satıyor. başka ya. Yani öte yandan kozmik bir yapıya geçmeleri, o bükülen evrenler, birbirinin içerisine helozon geçen şeyler parçalara ayrılarak evrende uçan böyle ellerden vücutlar oluşmalar falan. Bir de böyle kafası gidik bir CGI multiverse yapısı. Yani burada da onu şahlandırırlarsa bir süre sonra birbirine ışık atan bir grup büyücü izlemek istiyorum. Çünkü mesela hep söylerim benim için mesela Harry Potter'ın bütün filmler arasındaki en aklımda kalan ve iki tane güzel sahne var. Bir tanesi Voldemort'un dirildiği sahne. Ötekisi de burunsuz Halit'le Gandalf'ın kütüphanede ha, kapıştıkları bir sahne kapıştı böyle. Sahne. Abi sağ büyücü kapışması kadar keyifli bir şey mi var? Thanos'la Doctor Strange e, kapışırken ne kadar eğlendik. Oraları herkes hatırlasın. Kavari Mino Jutsu atıyor. bir taraftan halatlar atıyor. Bu gerçekliği çeviriyor falan. Bunları istiyor. O coşku Sen var. Sam <laughs> mı yapsın bunları ya valla. O coşku var. Gelecek gibi ya bakalım. Şimdi Zaten bana... o bana... şey 40 milyon izlenmiş bir öbürü 28 milyon da Efendisi. <laughs> Doğru. ya şimdi de şey diyecekler gerçi hani kardeşim işte Doktor Strange'den aksiyon istiyorsun yüzükten Efendisi aksiyon koyuyor beğenmiyorsun falan diyecekler. Ee, evet. İyi de. Abi, Doğru. İyi de. <laughs> Bağlam falan. <laughs> Hayır, hayır ya yani. yani öyle yani <laughs> anladın mı? Ben ne yapayım şimdi arkadaşlar? Gerçekten Hobbit'in 3. filmini açın herkes hatırlasın. Hobbit'in 3. filminin yaklaşık 6,5 dakikası Orkun bir tanesinin ittiği erzak kamyonu merdivenlerden altı aşağıya doğru yuvarlanıyor. Oradaki Bard isimli okçu karakterin oğlunun ayağı takılmış. Acaba araba bunu çarpacak mı çarpmayacak mı ile geçiyor. Sıçayım böyle yüzükler efendisi evreninde böyle şey mi olur bu ne? Yani şey deniyor ya şu aralar böyle Zencir Tolkien baba yazmamış. Eyvallah yazmamış ama Hobbit'teki götten osurukları da yazmamıştı. Yani Reis'in yazmadığı götten osuruk çok var. Yani o yüzden <laughs> adamın ten rengine kıyasla daha ne boklar görebiliriz? Ben o konuda biraz şey Ben çok korkuyorum gerçekten hani bu O işin bahanesi ya. O mobil ya çok... oyuna dönmesin istiyorum yani ben bu işi yani onu demek istiyorum özetle. <laughs> Şey dedim ya futbol muhabbeti gibi demiştim geçen hafta. Yani takım kazanırsa hakem konuşulmaz. Şimdi dizi iyi çıkarsa evet. kimse Elf'i Melf'i hatırlamaz. Dizi kötü Yok. çıkarsa siyah Elf'ten olur ama. <laughs> i̇şte anladın yani. mı? O da yazık o çocuk. Yani bilmiyorum. Bu arada olabilir gerçekten. Çünkü o da götten uydurma bir karakter. Belki aşırı cringe cringe cümleler yazacaklar. Hakikaten de ondan ötürü de olabilir. Hani yok abi ya, şey Şen de burada şey yapamam şimdi. Yok abi yok zenciden pislik çıkması falan. Ben de adam tamam garantör hani, olamam o, ben. o siyah olduğu için olmayacak ya. Kötü yazıldığı için olacak evet, yani. Onu ayıklayamıyor millet ya. Aynen öyle. Yani şimdi Multiverse of Madness fragmanında Zenci Doktor Strange gelse eyvah diye paniklemeyiz. Yani kötü yazılmasından korkarız. Evet. Konu oraya geliyor. Ee, kötü Maalesef yazılmış yüzüklerin yani. efendisi eserinde gördük herkese. hatırlatayım. Hobbit 2 ve Hobbit 3. Hobbit 1 bile yani Falan Neyse onu bazı açılardan ben affediyorum ama Hobbit 2 ile Hobbit 3 wow, artık karakter uyduramayıp Azok'un oğlu Buzok filan diye Azok gelip böyle oğlum gelsen gideceksin falan. Ya Azok çok tepiz ya. Gençlik dizisi Ay, çekiyorlar kötüydü. artık yani. O arada da Yüzükler Efendisi'nin e, film hakları ve üçlemenin ve Hobbit'in haklarının sahibi olan şirket de satışa çıkarmış. Daha çıkarttırmadı, Şubat başında herhalde daha sonlanmadı o satış. New Line Cinema mı? New Line değil abi dur başka bir şirketteymiş onun hakları. Zamanda Peter Jackson'a ve New Line'a da onlar vermiş zaten. Ha 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 bildim bildim evet. Evet, evet. evet. Üzlükte, efendim siz e, filmi açılırken hiç tanımadığımız bir şirket gözüküyor logosu. Ha Soul Giant's diye bir şirket. Ha, ha. E, i̇şte bunlar satışa çıkarmışlar. Şimdi herkes o kim alacak işte Prime Mover falan bir Microsoft alıyormuş kanka. kanka. Microsoft Gelipse <laughs> e koyuyor. Oyun oyun aktları da var bu arada alabilirler vallahi iyi fikir. <gülüyor> <gülüyor> oyun <laughs> aktları <laughs> da var bildiğim <laughs> kadarıyla. Al alın lan falan Bilge oradan şey yapıyor. Aşılardan para yattı mı yattı Basın yüzükler hemen. <laughs> bu arada bir şey değil mi? Daha mantıklı Çünkü bak şöyle düşün. Filmleri bir daha niye yapacaksın ki? Filmleri bir daha yapmak içkarlı olmaz. Çok riskli. Aha. Yani 3 film çöp. 2 milyarı sadece Hobbit'e mi vereceksin? Hayır. Oyun yapacaksın. Oyun yapman lazım. O zaman Xbox çok mantıklı yani Game Pass. <laughs> yani Netflix mi alacak deseler zannetmiyorum. Disney sen, Disney zaten Marvel almış ne isteyecek Yüzüklerin Efendisi'nden. Yani ya Amazon bu gazda belki şeyi görüp girebilir. Ulan dizi iyi tuttuğu görüp girebilir. O kadar sürerse Aa. bu satış süreci. Abi, ya da HBO. oyun yapacak bir şirket alır. HBO HBO da alabilir. HBO ee, niye alır H... biliyor musun? HBO alır Zaten... ve Yüzükler Efendisi'ni yapar. Dizi olarak. Çünkü Game of Thrones'da biliyorsun çok kan kaybettiler. Konuşmuştuk evet, dizi ki yapabilir. Game of Thrones 10 sene boyunca herifleri yaşattı. Ee... Ama orada da geliyor bu arada. Yeni dizilerde geliyor Game of Thrones'da yani. O da, o da güzel gözüküyor bu arada. <laughs> ya hayırlısı. Öte yandan şu an Yüzükler Efendisi'nin dizi haklarını alıp hakikaten bizim bildiğimiz hadi bakalım Frodo al bu yüzüğü de yallah Tazik ismindeki hikayenin dizisini çekseler ben böyle havuzun içine böyle otururum ve orada böyle izlerim oh, filan diye. Ama ki valla ben buna çok katılmıyorum. Çünkü abi diğer tarafta hayatta olan George R. R. Martin artık yine dizilerin içinde bu yeni gelecek dizinin de içinde o çıkınca bozulmuştu dizi. Ondan öncesi kral gibi dizi. E şimdi yüzükler Efendisi'ni aldı diyelim HBO. Kime yazdıracak? Vince Gilligan'a yazdırmazsa izlemem. <laughs> Ya abi, kime yazdıracak yani? Ama adamın çıkması değildi ki mesela. Adamın eserinin sınırlarına ulaşmalarıydı. Yani... Ama çıktı da abi işte. Bundan sonrasında ben yokum dedi ve e Kogman da çıktı. Yani ana yazar... Bir ana kitabı yazan adam çıktı. Üstüne de ana yazar çıktı. Yani ve D&D diye iki tane geri zekalıya verip yazdırıp çektirdiler ondan sonrasının tamamını. Yani. Ama bak tekrar bir şey söylüyorum. Adamın yazdığı kadarı bitti ya. Ondan sonrasında bütün dalgalanma başladı. Şimdi Yüzüklerin Efendisi hayır, yazılmış bitmiş. Evet bitse de daha önce de şey yapıyor derif. Hep sonuna nasıl gideceğini yönlendirip kendi söylediği şuydu. Ben asla şeyi vermeyeceğim. Yani yolu vermeyeceğim yazılmayan kitaplarla ilgili dedi. Diğer taraflarda yolu veriyordu. HBO sonra ısrar edince o şeyden çıktı herif. Yani şimdi artık vermesi gereken bir şey yok hepsini. Vermemesi gereken bir şey yok hepsini verebilir. Zaten farklı timeline'lar yani. Bence yapabilirler ya efendisine. John Favreau'ya versinler. <laughs> ben o riske girmem açıkçası. Ben yatırımcı olsam, yapılmış 3 tane hayvan gibi film var. Onun üzerine bir şey yapmak çok sıkıntılı iş ya. Yani. Watchmen dizisini girmem. yapan dayı kimdi? Lindelof. Ona vereceğim mesela. Lindelof yapar. Ama Lindelof'u da gömerler bak Watchmen'de de. Lindelof abi tabii kafasına şimdi, göre yapıyor yani. Ama şimdi bak <laughs> Yüzüklerin Efendisi'ni sen dizisini yapıyorum dediğin anda zaten dikkat et. Mesela biz başlarda diyorduk bunlar niye Ring of Power koydular? Hep Ring of Power yazıyorlar. Bence herifler de biraz ayrışmaya çalışıyor artık çünkü. E ne yapsan Yüzükler Efendisi'nin gölgesindesin. Yani ee, şöyle söyleyeyim. Yani sen kralına versen hakikaten kimdir bu işin kralı? İşte sen diyorsun. Vince Gilligan. Hadi kralı olsun. Kralına versen Yüzükler Efendisi'ni uyarlıyorsun. Her şeyini gömecekler. Yani şöyle olacak. En kötü ihtimalle millet sevecek ve gömecek. Yani çünkü hatırlarsan Game of Thrones'un <laughs> Game of Thrones olduğu Herkesin övdüğü üstüne böyle yağ sürüp üstüne oturduğu dönemde o zaman bile işte gevgik yapardı Turgut çıkıyor. Güzel yapmışlar ama işte taş duvar biraz yamuk duruyor. Böyle. yani O olacak zaten abi. Ondan yani, kaçış yok. Ha, tamam, o olacak yani dayağını bir yiyeceksin ama mevzu zaten internette biraz tokatlanacaksın ama iyi dizini de yapacaksın. Yani şey gibi olmaz adam bir dizi yapmış hiç kimse cevap veremedi falan öyle bir şey olmaz abi internet burası yani. En kötü derler ki cüce kadının yan sakallarında problem var denir. Bir şey çıkamıyor hani. Benim, ben, be, benim daha çok hoşuma gelen senin ilk fikrin oldu abi. Oyun olduğu için Microsoft alsın. Şöyle hayvan gibi güzel Yüzükler Efendisi. MMO e, yaparlar abi. World. MMO değil de Open World bir oyun abi, yapsınlar. MMO çok yaparlar. Yüzükler Efendisi hakkını sen alacaksın. Single player oyun yani hayırlısı da. Net net MMO yaparlar yani. 75 Frodo Yapıldı aynı olmadı anda. Olmadı abi yani. 75 Yapılmıştı Frodo aynı ya. anda elimizde yüzükle çıkarız kısmında. Bilmiyorum bence Microsoft akıllılık eder orada ya. Ben Frodo, o fikre daha çok tutundum. Frodo şu al bu yüzüğü kasabanın dışında 27 tane goblin var. Onların kulaklarını bana getir. Sonra da ayrık vadiye kadar koş. <laughs> Helal olsun. Level 2 Frodo oldun sen artık. Hızlı koşma açıldı. Vallahi abi falan. <laughs> Utanırız bu sefer. <laughs> yani, çünkü Yüzükler Efendisi diyorsun yani harbiden Action Lord of the Rings hikayesi olunca Tabii. çocuk elinde yüzük bir yerden beri Ya da, ya da mobil runner oyunu yaparlar. Elinde yüzük böyle koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Taş geliyor yana atmıyor falan. Ondan geçiyor. <laughs> Arkadan orkular kovalıyor böyle görünmezlik basıyor falan. <laughs> Ha bak bu arada cidden dediğinde şöyle bir açık var aslında şey kapsamını bilmiyorum yani sadece ana hikayeyi uyarlayabilirsiniz hani şimdi oyun yapsan tabi yan görev yazacak yok abi onlar yok dersen tabi olmaz o zaman saçma olur yani <laughs> bilmiyorum ki en kötü şey olur abi böyle Defense of the Ancients'ta falan şey var ya böyle mob'lar çıkıyor böyle kasabanın şey kasabadan çıkıp öbür kasaba yürümeye çalışıyorlar. Sen hmm. de etrafta hero'sun yani milleti kesiyorsun böyle. Hani çok yavaş bir Frodo çıkıyor böyle şeyler. <laughs> <Kısaca da. gülüyor> sağdan soldan orklar, tör, tayflar falan geliyor. Sen de böyle hüst hüst falan diye onları defense yapıyorsun böyle. <laughs> defense of the Frodo's diye oyun yapıyorlar böyle. 35 dakika bölüm sürüyor. Şey, şey neydi işte çıkan oyunlar? E, ee, Ork sim Ork Killing Simulator neydi? Ha, i̇şte onlar gibi işte. Değer <laughs> Billions falan var ya onun gibi böyle. <laughs> Ay. Neyse. E, Yüzükler Efendisi ile alakalı spekülasyonumuz bitmez. Öte yandan bir şey daha diyecektim sana. Ha bu hafta çıkan ilginç bir tane drama var onu gördün mü? Ne o? 700 TL'lik Horizon Forbidden West çıktı diyorum ya. Evet. PlayStation 5. Motoruna sağlık, ellerine sağlık. Abi, Kızın türmüş, artık evet. derisindeki tüyleri render etmeye başlamış. Okay. İnsanın derisinde tüy olur ya. Evet. Onları render etmiş. Millet de demiş ki vay Sony'e bak. Karının yanağına tüy koymuşlar. Erkek gibi yapmışlar kardeşim. Bu ne böyle sokallı ha. kadın mı olur falan. İnanılmaz tartışma konusu. <laughs> Oha oğlum bu insanlar cidden kadın görmemiş hayatında. Ha, yani, ben ben şaka zannediyordum hani kadın ya, görmüyoruz. Anası şart. da yok ha. bence bunu lan. Ananın yanına da mı öpmedin be kardeşim? <laughs> yani hadi kız arkadaşın olmadı anladık da ananın yanına da mı öpmedin ya? <laughs> bir sarılmadın mı annene? Bir de bir, bir şey mı? Anandır ya mısın ya? Böyle böyle tipler. Aa o, o şey değil, oldu. Ayva tüyü mü denir ona bir şey bir böyle ayva bir şey tüyü, var, denir. tüyü denir, şeftali e, tüyü denir. ya da şey de denir. Abi tüy insanda olmaz. Tüy kuşta olur. İnsanda kıl cool olur falan diye bir de gerizekalı tayfa türemiş son zamanlarda. Yani arkadaşlar biyolojik olarak konuşmuyoruz biz burada. Yani inanılmaz bir şey bu tayfa. O zaman şimdi bu tayfayı daha çok üzüceğim Kadınların ha. kollarında da var bu tüylerden, bacaklarında da var. Onlarda. Var var isteyen alıyor, isteyen almıyor. İnanabiliyor musunuz? <laughs> tüy değil abi kıl. Cool. İnsanda kıl olur. Tüy kuşta olur. Böp 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 cep cep. Nereden çıktıysa bu tipler? Arkadaşlar açın TDK'ya bakın ya okumanız da mı yok? Allah Allah. Neyse. Yani. <laughs> Aa, 50. Ne, 50. 50. 50. ne, ne, saçma bir dramaymış lan bu. Öte yandan bu vesileyle biz PlayStation 5'in kızın tüylerini render ettiğini fark ettik ki ya. artık yani incecik hani kadının terindeki tüyü render edebilmesi bence başarı bu arada. Çünkü ışık arkaya Tabii. vurduğunda gözüküyor sadece. Detaylar yani. Oyun iyi gözüküyor bu arada. Sen oynadın mı? Senin gerçi PlayStation 5 en son ağlıyordu. Kaç göz çiziyordun. Bilmiyorum çalışıyor mu Abi Yani şöyle merak ediyorum oyunu da indirimde alacağım artık çünkü yani 700 TL veresim hmm. gelmiyor oyuna gerçekten. God of hmm. War Ragnarok olsa belki vereyim de yani yok ya. Senin yorumunu duymak isterdim. Neyse o zaman indirimde duyarız. <laughs> evet. Bu arada ee... şey diyeceğim The Batman'da zaten Batman'da 3 Mart'ta geliyor. Ee, demin de söyledim ya çizgi roman nereden başlayalım falan. Hem Matt Reeves'in hem de Robert Pattinson'ın açıklamaları işte röportajları düşüyor filmle ilgili. Böyle bir çizgi roman. Hani işte hem Pattinson ben şunları okudum. E, bundan etkilendik falan tarzı Reeves'le beraber farklı zamanlarda açıklamalar yaptılar. Hani o çizgi romanları bir hatırlatayım istedim. Hani millet şimdi bize soracak zaten. Ee, benim aslında bilmediğim bir çizgi roman var arasında. Yani Okumadığım daha doğrusu. Batman Şaman. Ee, ben bunu bilmiyordum. Bilmiyorum hmm, sen okudun mu? Okudum ben. Ama. ha bunu mesela Robert Pattinson özellikle bundan etkilendiğini belirtmiş. Ee, bir okuyacağım bu bende yok. Onun dışında Birth of the Demon, Batman Earth One zaten, Batman Year One, Long Halloween, Dark Victory. Ee, bir de No Man's Land muhabbeti de var ama o daha böyle tahmin. Hani diğer, direkt ikazdan değil. Ama genel olarak böyle bu çizgi romanlardan hani hem karakter hem böyle yönetmen esinlenmesi bunlardan olmuş. Ee, çok iyi çizgi romanları ha? Yani Batman böyle bir şamanı es bilmiyorum ama. Essential Batman Reading List falan gibi listeler çıktığında onların içerisinde bundan, ana çizgi romanlar bunlardır. Ben doğrulardan buldum okudum. Yani vaktinde Batman okumaya ilk başladığımda hala yok gerçi de. Yani böyle kapsamlı bir internet arşivi bulamayınca torrentlere düşüp elve boy boy torrent indirmiştim bütün Batman çizgi romanlarını. Ee, Essential Reading listesi 10-12 tane indirmişimdir. Bunların içerisinde şey var. Ne diyeyim? Şaman var mı? Bunların hepsi var. Batman şaman var. biraz ilginçtir. Batman'in e, yarasa figürüyle bağlılık kazanmasına daha ruhani bir tarafa bağlayan o şey değil de hani Sandalyemde oturuyordum. Camdan içeri şak bir yarasa girdi. Aha dedim ben yarasa <laughs> olacağım baba falan. Normalde Batman hikayesi biraz böyle ya. Evet, çok iyi uçuyordu. Onu biraz daha şeye bağlıyorlar. Hani Batman böyle işte bu şey 70'lerde 80'lerde transandantal meditasyon falan böyle şey kafaları çok coşuyor ya Amerika'da. Hı hı. O dönemlerde yazılmış bir eser. O da biraz şeye bağlıyor. İşte Batman böyle yok ailesi öldükten sonra Bruce Wayne kendini dağlara veriyor, kışlara veriyor, bir yerlere gidiyor. Bir yerde başına bir iş geliyor. Böyle bir kayıp bir kabile buluyor. O kayıp kabile ona bir şeyler anlatıyor falan filan. Ee, işte şey içiyor böyle tuhaf tuhaf böyle anladın mı? Kafasını 8000 yapan sebzeler, meyveler içiyor sıcak. Yaşlı batı için. geliyor hep aklına. Yani, anladın mı? Böyle <laughs> kafa gidiyor. O kafa gittiğinde de böyle yarasa totemiyle böyle bir ruhani bir şey yaşıyor. Yarasa totemi varmış o kasabada. Ha, okay. Böyle biraz daha o Batman'in yarasa figürünü seçmesini daha ruhani bir yere bağlayan bir hikayeydi. Şeyden ziyade. Camu bir kurudu. Aa dedim tamam falan hani. Öyle bir hikaye. Yani şey... Biraz ee, o zaman Pattinson bunu söylediğine göre herhalde daha böyle e, dramasını şeyden almayacak gibi Nolan gibi e, anam öldü, babam öldü, intikam param da var değil de dediğin gibi daha ruhani bir yerden alacak o zaman. Ee, İnç olabilir o da. Olabilir çünkü yani fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla bayağı sıkıntılı bir genç Sıkıntı. Batman. Yani şeyin Pattinson'ın oynadığı Batman'in şu an şey gibi fuck Batman diyen bir tane Robin var diye şeyde <laughs> hatırlıyor musun? Justice League dizisi. Neydi o Justice League dizisi? Yok neydi o? Young Justice. Yani işte öyle bir şey. Young, Young Justice galiba evet. Oradaki dizide böyle fuck Batman falan diyen bir herif vardı ya. İşte tam onun eci böyle genç. Hani sinirli belli ki millete pat kütle sinirini atmaya çalışan atarlı kafası gidik Batman canlandırıyor gibi geliyor. Batman. Çıkınca göreceğiz gerçi. Ee, o yüzden evet yani biraz daha böyle yani şey kendini kaybetmiş kendini bulmaya çalışan saçmaladığı genç genç o dönemleri canlandıracaklarsa hoş hoş çizgi romanlar hepsi. Çok doğru bir liste gibi geldi bana. Evet güzel gözüküyor. Bunu da merak eden varsa okusun. bu arada demin atladım o şey vardı. Yine bir telif konusu daha vardı da bu da ilginç Amazon konuşurken söyleyecektim. Şimdi hatırladım hemen de söyleyeceğim. Bir dakika haberi kaybettim. Titans da deminki dizinin ismi şimdi chatten Fremen'li su yazınca gördüm. Ha Titans mıydı ha doğru doğru. Fuck Batman. Titans ya, Şeyi çok bir gaz var da benim hiç izleyesim yok. Peacemaker abi aslında iyi olmuş falan diye böyle. Peacemaker gazı var böyle bakıp bakıp şey oluyorum böyle. <laughs> He. Amazon diskolizmün haklarına sahip olan şirketle anlaşmış bu arada. Life is evet, Strange evet. ve Diskolizm. Ee, dizisi ya da filmi gelebilir onu da araya ekleyeyim. Ee, tabii Amazon bir yandan da hem sevindiriyor hem ürkütüyor gibi bir durum oldu ama bakalım yani bunlar bir yandan da onu da söyleyeyim Ridley Scott'la da Brad Donner 2099 için anlaşmışlar Ridley Scott yapımcı olacak ee, ama daha hiçbir şey belli değil yani kim yazacak ne yapacak ee, ama Expense'in ekibi olacak deniyor arkasında ki, Expense teknik olarak çok iyi bir işti yani animasyonu uzaydaki o bütün kapalı ve dış mekanların hepsi çok iyi gözüküyordu iyi bir evren yaratabilirler ama kim yazacak nasıl yazacak tabi bilmiyorum şu anda. Netflix'te Bioshock'un dizisini yaptıklarını duyurdu. Evet Netflix'te Bioshock e, <laughs> almış. Hayırlısı Vallahi olsun. Bu ara oyunlardan eskilerden yine yürüyoruz bakalım. Yine bak yine yeni bir şey yok. Ha, ama yani. Disco Elysium umarım e, ben film izler isterim açıkçası. Dizi değil de Disco Elysium çünkü çok böyle yoğun anlatılması gereken bir hikaye. Dizi olunca sanki çok süner gibi mi hissediyorum ama bilmiyorum. Öfff. Keşke Bilmiyorum. film olsa. Yani Disco Elysium benim için kendi içinde bulunduğu mecraya çok uygun bir eser. Ve şey o kadar da kolay değil açıkçası yani. Yani her oyunun yani çoğu oyunun filmini yapıyorlar ve olmuyor ya. Yani Max Payne'inden hmm. tut Hitman'ine bir sürü oyun filmi yaptılar ve olmadı. <laughs> ya Aksiyon Disco... bir de onlara ona ha, rağmen olmadı. <laughs> ha, ya Disco Elysium bir de yani tam bir işte yıllarca şey söylediler ya bakın oyunlarda çok çatallı naratifler kurgulayabiliyoruz. Ee, herkes farklı oynuyor oynuyor. Herkes farklı sonuçlara ulaşıyor. Herkesin oynattığı ana karakter başka bir yere ulaşıyor. Yani evet ben çok keyif aldım Disco Elysium'dan. Hakikaten işte hep sağ olsun internette de bir sürü insan o konuda hani bahsediyor. Yani bir şekilde bu oyunu tümüyle çevirerek finaline kadar oynayan da galiba hala bir tek ben varım Türkiye'de. Çeviri konusuyla ilgili de destek atmaya çalıştım. Sonra Türkiye'de bir şirkete vermişler. Onlar iletişimimiz ben olmadı olmuştur. yani artık kendileri yapıyorlar. Ellerine sağlık yaparlar bu arada. Ee, ama yani lineer bir kurguya, lineer bir narrative oturtulamayacak bir tane oyun söyler misin bana deseler? Disco. Disco derim yani. E, halil hayırlısı olsun. Yani diyeceğim yani muhtemelen Dubois'ın pek çok karakteri var oyun içerisinde. Pek çok ana yani kendi seçtiği skill ve bilgilerine göre farklı bir yere varabiliyor. Yani hepimiz farklı bir karakter oynuyoruz. En dramatiklerinden bir tanesini seçip güzel bir hikaye çıkarırlarsa en azından millet oyunu keşfetmiş olur. Oyunun reklamı olacak diye seviniyorum. Yani dizisinin geliyor olması bana daha iyi bir hikaye anlattırmayacak. Ne yaparsan hep lineer bir hikaye olacak. Ha, God of War'un dizisi gelsin. Ulan zaten kombatlı dizi izletiyor herif bize. Evet. Last of Us'un dizisi gelsin. Ulan zaten zombiden ara ara kaçtığımız, x'e bastığımız onun dışında dizi izliyoruz. Yani Sony zaten yıllardır oyun kısvesi altında dizi iteliyor millet. Hep bunun küçük küçük eleştirisini yapıyoruz şimdi. Bu bir gerçek. Ee, öte yandan Disco Elysium falan bunun tam tersi. Bu biraz şey gibi yani Civilization'ın dizisi geliyorlar falan deseler böyle şey olursun ya yani ben, hangi medeniyet, nasıl başlangıç, kaç tur oyun hızlı mı falan çıkıyor. <laughs> Bambaşka bir şey var ya da ya da ne bileyim Rimworld'ün dizisi geliyor hani ayda ne olacak herkes not her bölüm see. ölecek mi yani biraz böyle <laughs> karışık bir şey yani her oyun lineer bir anlatı içerisinde kendini çok ifade edemeyecek ha ne olur işte Disco Elysium reklamı olur. Disco Elysium'a yarasın yani. Disko çok diyalog yoğun tabii. Hani benim kafamda Disko nasıl olur dediğinde direkt şey geliyor mesela. Yani Ingress Busters'ın açılış sahnesi gibi olur. Yani gerçekten oturup. tabi bol diyalog yoğun böyle artık seyircinin diyalogla beraber gerildiği e, diyalog ilerledikçe ulan ne karar verecek acaba? Nereye gidecek? O hissiyatı verebilecek. Zor iş bayağı. yani o yüzden işte diziden çok film yapsalar sanki daha rahat kotarırlar gibi o kadar çünkü 10 bölüm diyalog yazmak da yani bir, bir daha oyun kitap yazıyorsun gibi bir şey. Kaç satır diyalog var zaten. Diskolizm zaten çok büyük diyalog e, kütüphanesine sahip. Çok zor iş yani ama umarım kalkar alttan. Bu arada aynı şirkette aldık yani anlaştıkları şirkette Life is Strange de var. Mesela çok daha uygun dizi için adventure oyun olarak. Ne bileyim Tomb Raider var yine işte hmm. Sleeping Dogs var. Ya oradan farklı Sleeping işler çıkartılıyor. Sleeping Dogs zaten ya. film hazır, hazır var o film yani. Sleeping Dogs Aynen. İki 3 tane şöyle Jackie Chan'ın oynadığı Hong Kong filmini no toparlasam zaten <laughs> Sleeping Dogs. <laughs> ee, Disco Elysium evet ilginç. Yani çünkü Disco Elysium ile alakalı başka bir endişem de yani Disco Elysium bir romandan uyarlama ya. Ve o romanı yazan adam Disco Elysium'un lead Tabii. hikaye editörü yani. Baş, baş Sula ben müzisyen adamı. bir kardeşimizdi. Adı neydi unuttum adını. Ha, e Şimdi evet orada şöyle ilginç bir durum oluyor. Yani sen bunu bir grup Hollywoodlu senaristlerine verirsen oradan body cop drama çıkar. Yani iki polis biri biraz serseri ötekisi daha nizami. Hadi duva kalk ya. Abi pardon dün gece çok içmişim ya. Falan anladın mı yani. <laughs> Çünkü dışarıdan baktığında yani hakikaten böyle biraz zoom out ettiğinde disco zaten dehası orada. Disco ilizyum. 8 bin kere çekilmiş, binlerce bölümü olmuş. 7000 kere izlediğimiz body kaptır ama. Ne demek body? Yani anladın mı? İki polis iki farklı karakteri olan polis mevzuları çözmeye çalışıyorlar. Çözmeye çalışıyorlar. Ama işte o sırada türlü olaylar yaşanıyor. Geçmişleri de bırakmıyor falan. Ha, anladın mı? Yeri geliyor kavga çıkıyor. geri geliyor kızın eski manitası arıyor falan. Yani <laughs> Disco İlizm bence işte birazcık şey gibi böyle. Yani aslında bazı açılardan Dark Souls'a çok benziyor. Dark Souls'da şey ya, kahraman şövalye gidip kötü ejderhayı kesiyor ya. Yani Böyle dediğin zaman Dark Souls oynayan millet saçlarını yolar ama iyice dışarıdan baktığında zaten bildiğimiz öyle. bir kalıp o bildiğimiz kalıbı öyle bir işlemek, öyle bir anlatmak, öyle böyle dantel dantel iş yapmak ki millet şeyi fark etmemek. Ya ejderha, şövalye ejderhayı öldürüyor fark etmiyorsun. Dark Souls bunu becermiş. E, Disco Elysium da öyle. Disco kim diyebilir ki? Valla bir dedektiflik oyunu abi iki karakter var falan. Oo. Yani... Hikaye anlatıcılığında bir üst nokta erişmiş herifler ve bunu oyunlarla yaparsın. Şimdi yani Dark Souls'un oyunu geliyor, de, filmi geliyor deseler ne olacak? Yani ya anlatamazsın. Zaten benim bu oyunun hikayesi diye bir seri yapıyorduk ya kanalda. Şimdi saldım son evet. zamanlar. Son bir senedir saldım. Onun bir sebebi ne Baya bir zaman. <laughs> Biz bir sürü insan oyunlardaki bu hikaye anlatmanın ve bu hikaye anlatıcılığının özellikle de dizi film gibi lineerleşmesini oyunları kısırlaştıran bir şey olarak buluyoruz bizler. Kimiz bizler? Hep anlatıyorum ya game design okulunun iki tane temel ayağı var. Bir narrativistler bir de mekanistler diye. Civilization tayfa, Rimworld tayfa, Disco Elysium tayfa yani sen bana hikaye anlatma bana oyunu verdiyen diyen tayfanın alayı mekanist. Öte yandan Sony'nin yaptığı neredeyse bütün oyunlar narrativist. Ne demek? Abi bir Eloy diye bir kız varmış ya işte o gidiyor diyor dinozor saldırıyor. Ha? Okey abi Joel'de eli varmış Joel baba gibi eli kız gibi eberek cüberek yani aga yani HBO yapınca aynısını iziyoruz zaten da HBO verdir dizi yaptıracak Ulan zaten yapmıştım bunu daha önce anlatmıştım Yaptım. başka bir bölümde bunu Konuştuk. yani demek e, Disco de, ikisini birlikte iyi yapabiliyor tabi bu arada. Evet ya yani Disco ile birkaç tane daha oyun Dark Souls, Spec Ops The Line yani bunlar böyle oyunlarda Divine. hikaye anlatıcılığı falan denince böyle milletin çenesini kaşıyarak üzerine konuşmak istediği e, the... oyunlar. Underworld muydu şey o? Pixel oyun vardı ya bir tane. Ay, adını unuttum. Undertale. Undertale. Hı. Undertale aynen. Yani bunları oyun mecrasının dışında çıkarttığında bunlar böyle şey olur. Ee, çiçek yerinde güzel ya. Yani bu, bunların oyun olması lazım. Bunların benim içine girip hareket edebildiğim şeyler olması lazım ki ben o anlatının, o kurgunun, o hikayenin keyfini alayım. Bunları böyle, bunları lineer bir şeye sıkıştırdığın, yönetmenin ve senaristin vizyonuna sıkıştırdığın zaman let's play izlemek gibi oluyor. Yani bu sefer let's play izleyen herkes diyor ki abi ama öbür tarafa gitmedin ya. Gitmedim. İşte o yüzden siz oynayacaksınız öbür tarafa gideceksiniz. Yani neyse yani öyle değil. Aslında bak dizi sinema dünyası belki şu yenilikçi değil de biraz o e, vizyon lazım herhalde. Yani disco işte dark souls örnek verdiğim için söylüyorum. Hani ikisini birlikte yapabiliyor. Hem yani mekanik hem hikaye anlatımı. E şimdi bak metaverse VR işte AR. ya yani bunların hepsini bir araya getirip bir iş Çıkab çıkartabilecek bir vizyon olsa mesela bu platformlardan birinde çıkabilir bundan. Yani gerçekten mesela Netflix'in berbat yaptığı bir tane Bandersnatch. E, gibi değil de evet. harbiden abi Metaverse mi gel baba taktım yarını bilmem ne oyuna girdin çıktın hem hareket ediyorsun. Hani şey gibi de değil öyle GTA'da koşuyorum değil. Harbiden Disco sana yaşatabilecek bir deneyime getirse bak o zaman belki epik bir şey olabilir ama böyle bir vizyon var mı tabii şu an bilmiyorum. <laughs> Öyle bir vizyon alıcısı da yok abi ben sana söyleyeyim açıkçası. Ama başka bir konu alıcısı evet. Yani zaten Ama bir işte çok alıcısı karatör, da, alıcısı üreticisi de ya, olmuyor doğru. şimdi. Yani biraz evet, tavuk, tavuk, yumurta, yılan, fare, evet, işte seks ve tilki açmaz yani hep aynı şeyler. <laughs> yani adam da şey değil ki mesela biz şimdi kızıyoruz eyvah Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi aptal bir aksiyon dizisiyle mi dönüşecek? Ya Hobbit'in kişisi çok iyiydi. Yani çünkü millet dedi ki yine de yüzüklerin efendisidir Olabilir. falan evet, bir şeyler. Tabii. İşte gitti millet. aa Oradan oraya koştular. Aptal aptal böyle güldür güldür hıyarlı babam izahı döndü orada falan. Millet izledi. <laughs> ee... O yüzden evet yani birazcık böyle şeyiz gibi. Ne diyeyim? Daha iyi bir şeyler üretmenin iticisi, itici gücü, gücü biziz ama dünya bambaşka bir yöne gidiyormuş gibi geliyor yani. Ya tabii şu kalit, kalit. ya şöyle düşünmek lazım. Yani Disco de baktığımda Adventure artık popüler bir tür değil. Roleplay. Evet roleplay dediğimiz hani evet third person da bilmem ne de çak yani ne, ne deniyordu ona işte Çağ. roleplay ele elementleri Aynen. var. <laughs> Elementler var. Ya yani harbi roleplay oyunu oynayan ekip zaten kısıtlıydı. Adventure oyunları zaten eskisi kadar satmıyordu. Disco bu füzyonu yapıp için içine diyalog koyup sonra da belli bir grubun oynayıp çok övmesiyle beraber patladı aslında. Yani ne yapılabilir? Alıcıyı kendin yaratabilecek kadar da vizyonlu olman lazım işte orada. Da biraz zor iş tabii. Çok idealist iş yani o da. Tabii canım. Yani eee <laughs> yani olur olur ne olur biliyor musun? Öyle bir yazarla buluşurlar ki bu yazar bu çoklu hikayenin içerisinden böyle bir öyle bir hat çeker çıkarır ki iyi bir yazarın yapabileceği şey o. Bir sürü oyunu o şekilde romanlaştırıyorlar. Tabii. Yani İyi bir yazar tabii ki aa helal olsun Disco Elysium'u oyununu oynatacak kadar millete bir şey çıkarmış. Mesela Dune filmiyle alakalı onu konuştuk Koca roman. Bir sürü şey yok. Ama olduğu kadar da millete olan şu Dune'u açayım da bir okuyayım dedirtti. İyi bir senarist, iyi bir yazar bunu yapabilir. Ee, i̇yi bir senarist iyi bir yazar bulmak lazım. Evet, bu, bu, bölüm, bu bölüm full bundan bahsettik açıkçası ama evet, evet yani. İstiyorsan e, istiyorsan bu noktada da Boba Fete geçelim biraz onu konuşalım istiyorsan. Evet ya. Geçmeden. Hatta Vox makineyi de konuşalım. O da bir çıksın arada. <laughs> okay, okay. Vox makineyi tümüyle bitirmedim ben. Bitirdiğimde tekrar bir ikinci yorumum gelir ama şu an yarısındayım ama yarısındaki yorumlarımı da yapmak isterim yani. Tamam. İstiyorsan onu konuşalım. Önce. Ben de 4 bölüm izledim bugün izledim ben. De. ben Sen 3 bölüm izledim. 3 bölüm. <laughs> 12 bölüm ee, çıkmış bu arada. Vox makine yani şimdi şöyle Tabi bunun yorumunu yaparken yine kaynak materyal arkadaşlar gelecek yorumlara, kaynak materyal arkadaşlar daha iyi yorum yapabilir. Ben Vox Machina'nın campaignini tüketmedim, onu söyleyeyim. Yani e, yorumlarda falan yazacaktır ya da çete yazacaktır şimdi bir sürü arkadaş. Biliyorsun Vox Machina Critical Role'un benim evet. bildiğim kadarıyla ilk ana campaigninden Pathfinder'la başlayıp daha sonra D&D 5'e dönüşen campaignlerinden çıkma. Ee, yani şöyle animasyondan bahsedeceğim ilk önce. Animasyonu yapan stüdyo senin de muhtemelen fark ettiğin üzere belli ki Invincible yapan stüdyonun elinden çıkma. Evet tabii benziyor. Ben seviyorum bu arada tarzı falan hoştu yani. Ben çok ucuz buluyorum. Yani şey buluyorum. E artık bu devirde ne animasyonlar varken birazcık daha hele de bu kadar fantastik bir evrende karakterlerin kontorsiyonundan daha fazla bir artık bir şeyler yapılabilir gibi hissediyorum yani. Hani hep diyoruz ya o animasyon yani. Bu böyle bir biraz şey gibi. Eski kanalda animasyonları vardı ya böyle arka planda arka plan hep yağlı boya sabit olur ön planda böyle Tom ve Jelly koşar sadece onlar hareketli gözüküyor. Onun modern versiyonu gibi bir şey Invincible'ı. Ama oğlum orada çok şunu yapan lan. Stüdyo. Onlar bilmiyorum aklında yanlış mı kaldı acaba? Onlar bayağı sumuttur oğlum. El çizimi takır takır hiç boşluk kalmaz. Bunda boşluk var. Bence evet. onlar iyi bir değil bu. Doğru. Bu o kadar iyi bile değil. Doğru söylüyorsun. Tamam öyle diyelim. <laughs> yani bunu kabul edebilirim. Ee, animasyon çok olarak iyi. Invincible da beni yormuştu açıkçası. Vox da yordu izlerken. Ee, ha Invincible tabii ki şeyden çok kazanmıştı. Hikayesinin gücünden. Hepimiz sevdik Invincible diye düşünüyorum ben yani şu an gerçi yatay bakış izleyen herkes düz katılır mı bilmiyorum ama o Invincible falan oldu herkes. E ee, hikayenin Sevinci. gücü. Çünkü bir noktada e, anlam medyayı bastırıyor. Yani çok güzel bir şey. Sen son bölümlerinde biraz da belli ki para ayırmışlar oraya. Ya bunu şeyde falan da çok gördük biz abi eski nesil animelerde. Böyle animede hep böyle iki fragman, 3 iki frame'li, üç frame'li koca kombatı kurtarırlar. Ama diyelim ki böyle sezon sonuna doğru bir boss fight mı geliyor? Parayı oraya dökerler. Her kare böyle fluid falan olur böyle tamam mı? Box Machina bana her şeyden önce biraz kütük geldi açıkçası. Hele de bu kadar fantastik bir evren. Critical Role, Kickstarter'dan kazanılan paralar, Amazon'da para dökmüş. Ne olur da da bir 10 milyon daha şuraya yakaydınız da yani sanki şeyimiz mi yok? Yani artık yani Amazon falan bu işlere girince şey oluyorsun biraz dayı yani ihtiyaç sahibi <gülüyor> misiniz <gülüyor> Bak, yani, para neyin, yani neyin eksik kral yani ne istiyorsun daha Yüzüklerin Efendisi'nden 1 milyar dolar vermiş Yüzüklerin Efendisi oradan bir 10 milyon kırpaydın da şu Vox makineyi biraz daha güzel izleyedik yani ilk diyeceğim şey o biraz bana şey geldi. E Arkeil işte ha, örnek vereyim hani kaç kere burada <laughs> ben izlemedim <laughs> yorumlarda bir sürü arkadaş ağladı izlemiyorsunuz gömüyorsunuz gölümüzdür o bizim kutsalımızdır falan filan diye. İzledim ben Arkeen'i. Arkeen'in animasyon kalitesine edilebilecek tek bir laf yok. Yani benim izlediğim animasyon işleri arasında senaryosu falan teknik animasyon kalitesi bir animasyon işi izliyorum dediğinde Arkeen'in sesini kıs animasyonlarını izle. Yani pause al arka plan yap. Böyle bir iş yapmış herifler. Ha ama o da artık şey bu arada. Yani Hı. mastürbasyon seviyesinde iyi abi. Arkeen'in animasyonları. Şey gibi olmuş biraz böyle. Belli ki ediyor de gitmiş. Demiş ki böyle bir şey yapabiliriz. <laughs> i̇şte oyuncular hani Riot Games sormuş kaç para demiş. Bunlar şey diye düşmüşler. İşte bölüm başı 5 da... bin dolar falan demişler tamam mı? Adamlar da tamam la falan demiş. Bunlar da şey demiş. Oh, verdiler lan. Yürü oğlum yürü falan demişler ve böyle bolluk bereket içerisinde çıkmış. Hiçbir yerden kısılmamış bir animasyon. Ben hayatımda herhalde bir e, Into İstik the Spider-Verse'ü gördüm. Ya bir into, abi Netflix değil, Riot Games belli ki kendi reklamları olduğu için ciddi arkasında durmuş o işin. Yani şey. yok şöyle e, animasyon ekibi olarak diyeyim. Yani teknik ekiplere e, ciddi içine almaya çalışıyor Netflix. Bayağı orada Amazon'la kapışıyorlar hatta para olarak. E, doğrudur. Ben okey. Yani ben neticede söyleyeceğim Into the Spider Verse bir şu anda benim için. Arken hmm. 2. Sırf animasyon kalitesi olarak konuşuyorum. Yani şimdi. Artık bunları insanın gözü görünce biraz da gönlünü istiyor abi bir şey gibi olmuyor ki. Ee, Invincible kurtardı niye kurtardı? Invincible çünkü bir dediğim gibi hikaye en sonunda geldiği yere geliyordu. İki Invincible tür olarak dört renkli çizgi roman derler hatırlarsın o zamanları dört renkli evet. çizgi roman türünün biraz da örneği gibi yani olarak, evet. evet o böyle sabit kareler bilmem ne bu bir çizgi roman uyarlaması olduğu için yakıştı. E ama ben şimdi Pathfinder'dan ve Dungeons and Dragons'dan uyarlanmış bir eser görünce istiyorum ki böyle biraz kameralar dönsün, büyü, evren bükülsün, azıcık bir şeyler olsun falan. Belki ilerleyen bölümlerinde vardır. İlk üç bölümünden konuşuyorum. Cehaletim varsa yorumlara yazın. Yani bunu da itiraf edeyim. Bir bu. İki, ee, main storyline'ları beğendim. Zaten herhalde Matthew Mercer kötü senaryo yazmış diyemeyeceğim. Zaten masözlü bir yerden uyarlama ya. Haliyle tabii biraz şey var bir diziden uyarlamaya da bir senaryodan uyarlama olduğu kadar bir masaüstü oyundan uyarlama ya, biraz karakterlerin kararlarına bağlı. O yüzden farklı bir dizi olmuş. Bence milleti birazcık sıkıyor gibi olmasının sebebi o. Çünkü şey gibi hani bir grup yazar oturup abi bu sahnede de böyle olsun seyirci çıldırsın diye yazmak <laughs> yerine bir Game Master bir grubu anlatıyor ve o grubun o andaki doğal tepkileriyle gelişiyor ya. Yani ben açıkçası hep Game Master'lığın açıkçası senaristliğin bir üst dalı olduğuna kimse kusura bakmasın. İnanın biraz delilik çünkü yapılan iş. Çok şimdi de, onun işte. biraz tabii ki gelatta bir çiğlik de var. Bu çiğlikten kastım da yeri geldiğinde karakterler en dramatik hikaye öğeleri seçmeyi biliyorlar. Çünkü adam diyor ki lan ne öleceğiz şimdi falan diyor. İşte bu mesela şey gibi oluyor. Mesela normalde bir diziyi eleştirirken şey dersin ya. Saçma abi ya o oradan oraya gidiyor. İşte niye bilmem öbürü ya onun yanına gelmiyor falan dersin mesela normalde bir senaryoya. Evet. Şimdi i̇şte burada karakterler öyle tercih etmiyor falan gibi. Aşırı bariz bir takım şeyler var. Eee hiç dizi gibi olmamış o yüzden bence bu ha, böyle. Anladın mı? Hiç dizi gibi olmamış o yüzden. Ee, bir ama masaüstü oyunu izlediğim arka bilgisiyle izleyince daha keyifli izledim ben. Bart kardeşimiz çok asam bozdu. Ee, hiç gerek yoktu bence. Çünkü şöyle yani yanlış hatırlamıyorsam Vox Machina'nın bölümleri 3, 4, 5, 6 saatlere doğru giden bölümler. Şimdi masaüstü rol yapma oyunu hep biz oynadık ya da ben yani sen oynadın ben oynadım. Bir masanın ben başına sen altı saat. Altı... bu arada. Ya, ya bak ben şu anda hafta her hafta çarşamba günleri şu an Can Temiz'le beraber bir D&D campaign'imiz var. Oradaki grubun Sikişken Bard'ını ben oynuyorum şu anda tamam mı? Yani o, o karakter benim. Zaten Sikişken Bard e, klişesi de biraz boks ile oturdu. Öyle bir şey de var. Gerçi daha doğrusu diplomasi zarlarımızın aşırı yüksek olmasıyla oturuyor yani Bard tayfanın da. Şöyle bir şey o da var. yok yani... lan bu Bard'da. <laughs> E yok. Bu sadece mal. Ama niye böyle yapmışlar onu anlamadım. Çünkü şey ilginç abi. Yani şimdi 6 saatlik bir macera içerisinde sen de bard olarak arada da gidip olur olmadık karakterlere böyle hıssa diye yürüyüp iki tane salaklık yaptın mı masa gülüyor. Eğleniyorsun. Yani orada şey bozmuyor. Çünkü 6 saatin 20 dakikası taşak mizahına yiyor yani. Zaten hatta biraz ihtiyaç da oluyor. Yani. İki gülünüyor. Çay içiliyor. Bir şey oluyor. Özellikle Ama 20 dakikalık bölümde yapacağız. iki kere ya sen de benim sikimi kokla falan diyen bir bard çıkınca insan böyle şey diyor. Abi ne oldu yani? Recep İvedik niye burada yani bu herifin gruba katkısı ne falan gibi oluyor. Bart bana çok battı. Hele 3. bölümde dışarıda vampirlerle epik combat dönüyor. Böyle izliyorum. Oo herif Shadow Blast attı bilmem ne oldu. o işte Shadow Step attı oradan. Herif şeyini çıkarttı. Bir de Gunslinger var orada. Pathfinder karakter. O böyle bir şeyden çıkarıyor. Evet. Böyle izliyorum. Arada Bart çıkıp apışını sallıyor. ımsa ımsa falan. Ya, bu ne ergen bir zahı. yani. Eminim bak 6 saatlik 4 saatlik bir campaign'de yiyen bu şakalar. Kısaltılınca hiç yememiş ve çok çiğ durmuş. İnşallah düzeltirler tamam. bunu ve ben biraz şey oldum böyle. yani boş boş böyle küçük küçük sahneler var. Bir yerde böyle yani bir de animasyon abi dakika başı para yakıyor yani. Yani bir de bunu bilince insan şey küçük oluyor. Bir yerde böyle bir şeyden çıkıyorlar, görüşmeden çıkıyorlar. Bart böyle yanında kaplanı olan druid kız herhalde o şey diyor ona. Bu grupta bütün planları sen yapmıyorsun diyor. Yani senin planın ne diyor? Benim bir planım yok falan diyor gidiyor böyle. <laughs> ne bu Bu komik mi? Bu bir şey mi ya? Bu anladın mı? Yani ayı da ayı korkutuyor öyle gidiyor bir doğru. Ha bir ayı bunu hırlıyor bu gidiyor. Yani şey mi bu? Ne ya, bu? Belki, belki yani... masa üstünde yiyor bu. Yani anladım ama bu dizide yememiş. Abi, dizide böyle şey oluyorsun. Yani işte bak senin yorumunu çok merak ediyordum bu yüzden hani bir game, yani yılların game master olarak <laughs> oyun yöneticisi olarak yani Abi çok şey kalmış. Abi masa üstünde çok eriyorduk. Bunu da animasyon yapalım. Bütçemiz de var ama ne bu? Yani dizi hmm. olarak oturdum ben. Hiç bilmiyorum oğlum roleplay. Bana ne bilmiyorum. Ben Kim Amazon bilecek Prime'de... abi bu arada? Amazon Prime'de millet gezerken HSR diye basacak. Yani <laughs> biraz üzüldüm <laughs> açıkçası. Isterim. Aynen çok haklısın. Tam da onu diyeceğim. Yani basıyorum bir şeyler oluyor. Devamlı bir kötü kötü diyaloglar. Biri devamlı penis esprisi yapıyor. Öbürü büyü atıyor kim bu nasıl atıyor niye yapıyor öbür kız niye elinden ağaç çıkartıyor tamam ben biliyorum o druid ama sen anlattın demin işte o bilmem ne yaptı gunslinger şunu yapıyor düz seyirci böyle bakıyor hmm. ee, penis şak ee, ayı var ayı niye ayı var ayı hiçbir işe yaramıyor falan. <laughs> Ne oluyor LDAP bir şeyler oluyor ama hiçbir şey olmuyor bir yandan da. Böyle bir hmm. dizim olur lan. Hani hiç uyarmadı mı kimse <laughs> Ya çok işte evet. çok Devamlı çok, çok bir şeyler ya. oluyor ama hiçbir şey olmuyor. Açıkçası Episodik Dungeons and Dragons kontentlerinin en büyük günahı. Podcast diye için de aynı şeyi söyleyeceğim. Podcast'i ben mesela seyirci olarak dinlesem, "Ulan her bölüm bir şey oluyor. Totalde hiçbir şey olmuyor." diyeceksin. <laughs> ama öyle. Yani evet. bir yerden sonra Dungeons and Dragons oynamak ya da işte bir master rol yapma oyunu oynamak çok yavaş yavaş hadi bakalım 6. haftamızda da bir küçük boss fight falan böyle bir şey yani Hı. sosyal Çok bir aktivite çünkü arkadaşlarımızla vakit geçirdiğimiz bir yer. O yüzden ee, bana biraz şey gibi geldi yani seriyi bilen fanlar zaten o sahneleri bildiler izlediler 2. 3. dönem vardır finalinde ağladı millet falan anladın mı? Bu fanlara böyle bir hoşluk hani bak hep kafanızda dinlediniz izlediniz şimdi bir de gözünüzle görün demişler. Ama bence fırsat kaçmış çünkü burada şey yapılabilirdi. Yani Matthew Mercer ve ekibin geri kalanına başlı benzeyen bir grup karakter hani bir evde doluşup şimdi size bir hikaye anlatacağım falan deyip şöyle iki zar attığı noktada bir zarlarla bir şey dönüp birazcık masanın dışını birazcık masanın içini gösterdikleri biliyorum yani belki de bu işin içindeki arkadaşlar çok lame gelecek ama Amazon Prime'ın ana sayfasında duracak bir işte böyle bir şey yapsalar bence şey de daha iyi olurdu yani bunun bir daha iyi olur. Mesela orada Bard'ın yaptıkları bir takım hareketlerin bir yandan masadaki bir karakterin ben de böyle yapıyorum filan dediği yok abi yok sen onu yapma filan deyip durdurdu. Hani anladın mı? Biraz daha böyle e, bunun bir... Biraz insanları heyecanlandırır da belki. Aa böyle bir dünya mı varmış falan. Anladın yani, mı? Evet yani evet, bu evet, çift Çocuklar üzerinden mi? bir, iş... bir Anlatırdın. Ne olur yani bir bir şey olmazdı ki. Yani bir, birkaç dakikan uzardı. Yani hatta ekip bir stüdyoya çekip bir kısa çekim bile yapabilirlerdi bunun için. Bu ekip her Allah'ın günü stüdyoda zaten bölüm çekiyorlar. Yani... E, onun yerine hiç bilmeyen adamın ne oluyor lan diyeceği animemsi tuhaf bir şey çıkmış ortaya. Bilen adamların da bence yani ne bu 4 saatlik tek bir bölüm kadar keyifli. Baba biraz ortaya bir iş olmuş ya. Tümünü izleyeceğim ama tümünü izledikten sonra belki yorumum değişir ama şu anlık açıkçası düşüncem benim bu şekilde. Biraz böyle fa, yani fanlardan fanlara yapılmış işler olur ya öyle olmuş birazcık yani. Şey Mesela bir Arkane abi şimdi yine örnek vereceğim Arkane'den de. Ben League of Legends'ın metasını hiç bilmem. Umurumda da olmaz. Bu hentai'leri biliyorum bir tek League of Legends'ı. Girdim. <laughs> Sen bilmediğin enta yok kardeşim. <laughs> ha öyle. Girdim League of Legends Arcane'i izledim. Dedim ki ha. Yani başındaki için anladım en azından. Şey gibi olmadım. Ne oluyor lan burada demiyorsun. Anlatıyor en azından. Bak diyor zenginler var, fakirler var. Bunlar teknoloji üretiyor. Bunlar da hap, hap, hap atıyor, ot çekiyor falan. E İyi kötü bir şey anlatıyor. İyi e yani. kötü bir kombat oluyor orada falan. Yani öyle aman aman etkilenmiyorsun. Yani zaten şey biraz toplama bir dünya orası da. Ulan zaten fantastik evrenler artık toplama yani. Bunu hepimiz de anladık zaten. Yani Arkeen mesela bu konuda hikaye anlatıcılığı açısından daha başarılıdır. Ne yazık ki. Ya yani bunu da söylemek lazım. Öte yandan yani Arkeen de Arkeen ama şunu da yapmıyor tabii ki. Ulan bir tane League of Legends maçını onlar da hikayeleştirip koysalar aşırı saçma bir şey olur. Ormanlarda koşup koşup birbirine tekme atan tipler falan. <laughs> Böyle saçma sapan. Yani bunu oyundan uyarladığın için bir noktada şey demen lazım. Abi bak o oyundur. Hadi gelin bakalım biz şöyle bir ana senaryo oturalım. Zaten 5 başlı Tiamat senaryosunu oturtmaya çekiyorlar onu fark ettim zaten. Ama birazcık daha hani oyundan bir tık daha koparsalar belki daha keyifli olurmuş. Bana öyle geldi. Yok yok çok haklısın ya. Hiç dizi gibi olmamış o yüzden. Yani oyundan kopamadıkları için e, diyaloglar da çok sığ. Abi yani masa üstünde ilk kez oyun oynuyor gibi hissettim kendimi. Abi yere düştüm. Vuruyorum falan böyle hani böyle evet. ebleklik olur ya yani Sen hep uyarırsın abi strateji yapmanız lazım. Biraz düşünün bak hemen atlama. Burada fighter ben vuruyorum falan deyip ö, düşüyor falan böyle. Ha. Aa dedim ulan pull ne oluyor oğlum bir. Ya bana dizi verin oğlum ben, ben sizin evet. kaliteli bir şey izlemek istiyorum. Ben 10 bölüm senin karakter gelişimini yani masaüstü oyundaki karakter gelişimini bekleyemem ki. <laughs> i̇şte onun da <laughs> daha güzeli o. var reis işte. Asıl problem o. Şimdi sen açsan box makina bölümlerini izlesen orada olur. 6 saatte herif yavaş yavaş demleniyor zaten yani ulan. Hı. Tabii ki daha iyi bir yani anladın mı? Tuhaf bir şekilde kitaptan uyarlama bir sürü şeyi dışarıda bırakır ve kötü olur ya iş yani. Biraz böyle kitaptan uyarlama diyeceğim ama ee, mesela bizim podcast diye bölümlerini uzun oynayıp kısa kesmememizin en büyük sebebi o biz kısa oynuyoruz ve kısa kesiyoruz çünkü geri abi, abi, geliyor bazen bir bölüm bir giriyorsun tüccarın biriyle konuşmaya 45 dakika tüccarla güzel gx ararsa oluyor oluyor yani masaüstü oyunları biraz farklı bir cana var ben o yüzden çok iyi bir masaüstü uyarlaması olarak görmedim bu işi animasyon kalitesi desen o da süper değil hiç bilmeyen birisi girse ne oluyor lan burada diyecek ee, bakar. Bakalım. Dediğim gibi ilk üç bölümden yapıyorum yorumları. Farklı şekilde e, gidiyor. Yo yo oradan sonra toparlıyor diyen ve aslında belki de ana kaynak materyali daha hakim olan arkadaşlar varsa buyursunlar. Tabi yorumlara yazsınlar. E, bizim de ben izlerim ya yani, Vox Machine'i zaten izleyeceğim. Sıra gelmeden anlatsam bu hafta sadece bir sürü şeyden ötürü. Yani 4'te de çok bir şey olmuyor. Sonrasını ben de bilmiyorum. <laughs> Bakalım yani şey gibi değil. Yani bir wheel of time değil açıkçası benim için. Ben her türlü bitireceğim onu. Ya şey olarak biraz iyi. Belki o keskinliği verseler çok stand alone. Bak böyle bölüm bölüm gidiyoruz verseler. Belki biraz daha yermiş de. Abi şeye falan katlanamadım artık. Hani bak Bart zaten iğrenç. Diyalogları çok kötü. Ama diğer karakterlerin de diyalogları kötü. Espriler hepsinde çok kötü. Olayların örgüsü çok zayıf. Yani bu kadar artık derinlemesine işler görüyoruz. Ee, yani çok çiğ kalmış ya. Sen de dedin zaten. Yani çok basit. Ve bu basitlik evet yani role play oynarken okey zaten öyle gitmesi lazım belki anlaman lazım biraz eğlenmen lazım ama bu da masada de, değiliz abi. Şimdi he, masaüstü oyun üstüne düşünerek yazılmış bir şey değil orada herkes aklına ilk geleni söylüyor. Evet. Ama şimdi dizi uyarlarken keşke hani bir oturulup ha abi okey siz masaüstüne bunu böyle oynamışsınız ama bak bu ev 8 bölüm sonra şöyle bir şey yapacak gel biz onun kurgusunu buradan vermeye başlayalım hani böyle bir daha bir demleyebilirlermiş. Biraz çiğ geldi bana da o açıdan. Bakalım belki de iyi biter dediğin gibi ama ben hiç yükselemedim ya. Biraz ben daha bir bitireceğim oldu. abi. Haftaya tekrar yorumumu vereyim sen de müsaade edersen. Bir, bu hafta bitireyim tekrar. Olur olur. Hı -hı. Olur olur. Ee, bitiririz zaten. Hani çok kopmadım ama biraz zor gidiyor. Bakalım. 12 bölüm çıkmış bu arada. Bitti zaten galiba 12 bölüm. Ya bitmiş Olacak bitmiş. Yani. Evet. Söylediler bana da chatte. Bitiremedim ben daha. Aynen. Baba Feth'i de bir konuşalım. O da bitirdik 6 bölümde. Ee, yani direkt yani size sonunu da konuşabiliriz istiyorsan. Daha öncesini konuştuk e, aslında. Yani ben çok üzüldüm. Yani 3, <laughs> özellikle 3-4-5'i çok beğendim. Hatta sana övdüm. Sen başladın. Tekrar devam ettin. Ee, sen de sevdin dedin hatta. Ama altıncı bölüm... Yani nasıl bu kadar... 7. bölüm, son bölüm. Hı -hı. Nasıl bu kadar kötü olmayı başardı? Na nasıl olmuş oldu? Neden? Yani hmm. Favroy'un kafasına mı vurmuşlar? Yönetmen Rodriguez zaten içinden geçmiş işin. Teknik olarak berbat gözüküyor her şey falan. Bilmiyorum. Ne olmuş o bölümde ya? Yani biri çıksın açıklasın. Da, Abi, bu kadar kötü final bölümü yapmayı nasıl başardınız? Arada çok güzel 3-4 bölümün olduğu bir dizide. Çok üzüldüm ben ya. <laughs> E, arkadaşlar biraz Boba Fett konuşacağız. Boba Fett konuşurken Boba Fett'in sezonunun yarısı Mandalorian'ın 3. sezonu. Haliyle Mandalorian dizisiyle ilgili biraz spoiler alacaksınız. Tabii. Bu da Boba Fett'in hatasıdır tabii. bence. Yani bu kadar da Mandalorian yapılmaz ki arkadaş. Yani iki bölüm sırf Mandalorian zaten. Ben şey anlamadım. 3 bölüm Boba Fett yapmışlar sonra utanıp full Mandalorian çekmişler zaten. Yani. Ama o... baştan böyle planlamışlar demek ki yani. Bunlar toplu çekildiği için ilginç bir fikir tabii yani. Herhalde Böyle Book of Boba Fett hani böyle hani onu böyle yan karakter gibi sokuyoruz ama Boba Fett'in adını kullanırız. Hani böyle şey Mandalorian iki nokta üstü Book of Boba Fett yapsalarmış okey. <laughs> <böyle. gülüyor> ama böyle olunca ama aynı biraz mi? pazarlama triği olmuş bu. E orada şey de yapabilirmiş yani. Mandalorian'ın da Boba Fett'in de gözükme şeyini ilk bölümlerden itibaren çapraz çapraz yedirebilirmiş. Ha, şey çok komik olmuş. Üç bölüm full Man Boba Fett çekip ondan sonra dört bölüm full Mandalorian çekip <laughs> Arada da böyle Boba Fett'i yancı yapmak biraz tuhaf bir karar olmuş. Yani resmen 3. bölüm civarı birisi şey demiş. Arkadaşlar olmuyor. Olmuyor abi. Çağırın. Din, jin çağırın. Luke gelsin. Yoda gelsin. Baby Yoda gelsin. At ah yani, a baya baya. Şey gelsin. Ne o? Asoka gelsin. Tano gelsin. Çok herkes cool. gelsin. Boba Fett ne yapsın? Abi Boba Fett yatırım bakta tankında. Boba Fett yatıyor. Eey, <laughs> Yani. bakta tankı şey gibi zaten ya belediyenin otobüs tamir merkezi gibi yer geliyor. Sonunda da başka birini yatırdılar. <laughs> <hatırlıyorum. gülüyor> yani ne bileyim abi, ben çok şeyim ya bu Fett konusunda sinirli bile değilim yani öyle söyleyebilirim. Ben ciddi alamadım. Üzüldüm Türk ben diziyi. de, ya, üzüldüm yani. Yani ben o şeylerde bir tık eski Star Wars hissiyatının kokusunu aldım sadece. Böyle bir işte Asoka. Jinde Dark Saber ile ne yapacak? işte onun ya ayrı çok problemleri var. Çok iyi ama. Luke Skywalker Baby Yoda'ya ciddi ciddi eğitim veriyor. Öyle bir sırtından 2 dakika görmüyoruz. Baya baya 15 dakika 20 dakika Luke Skywalker var anlatıyor. Güç, hırs, ihtiras falan bir şeyler anlatıyor. Aa Star Wars izliyorum lan falan dedim. Sonraki bölüm yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Clone Wars eserlerinden daha kötü olmadığı için şey gibi oldum böyle. Ha falan. Sen Clone Wars çok izlemedin değil mi? Clone Wars'un ben eski Tartakovski'sini izledim. Yok yok çok az baktım. E, tamamını izlemedim ama çok ısınamamıştım başta. ya Kulun Zaten hep orada şey diyorlar ikinci üçüncü sezondan sonra mı çok iyi oluyor falan diyorlar. Ya, çok da iyi olmuyor abi. Hiçbir zaman çok <laughs> iyi olmuyor. Yani e, kötü de değil. Ya, benim için Boba Fett'in final bölümü de oralarda kaldı. Şey oldum böyle yani işte. Bunu da böyle çekmişler falan oldum. Ne bileyim. Yani ama şey ya falan. Değilim, çok kötü ama ya. Şey falan beni çok biraz böyle şey oldum. Ya bebeği o şeye gönderip koyup uç, gemiye koyup spark diye savaşın oldu ya çiğ ya. Abi atıyorlar. orada bir şey oldu ya abi. Yani. böyle şey oldum. UPS çok güzel bir bebeği zaten. <laughs> Bulamadık diye geri götürüyorlarmış. Yani böyle şey mi olur ya? Saçma sapan bir sürü şey oldu yani bölümde. Çok güzel bir yere getirdin. Sana yani e, sana Valheim oynarken bahsetmiştim. Hmm. Bu yani e, Grogu'nun önüne işte e, zırhı ve ışın kılıcını koyuyor ya. Ulan dedim acaba cidden işte oradan bahsediyordum. Ya yani, kılıcı alacak ve orada kalacak ve biz 7 8 9'u e, resetleyeceğiz. Çünkü yani öyle bir şey yok. Grogu yok filmlerde. Hmm. Grogu meğerse aslında Luke'un <laughs> esas yetiştirdiği öğrencisi gibi bir şeye bağlayıp reset mi atacaklar. Çok heyecanlandım falan. Yok abi Grogu'yu paketleyip kargoyla yolladılar dediğin gibi. O da geldi böyle bir yere düştü uyudu falan bir şeyler oldu. <laughs> falan böyle yani abi bilemiyorum Bilmiyorum ya. ya. Yani çok şey falan kararlar. Şey falan bana çok ilginç geldi final bölümünde. Ama zaten şunu da söyleyeyim. Ben total olarak diziye aşırı yükselmemiştim. Bir lukun olduğu bölümlerde böyle bir kalbimde böyle bir küçük kıpırdanmalar olmuştu. Onun dışında zaten ya ilk üç bölümde falan da Boba Fett ne yapıyor? Yani tamam anlatıyor bu karakterin bir hikayesi var da Yok düşmüş de oradan da kum insanlarına gidiyor da yok geliyor şehre de bir de böyle Ben sevdim ya. i̇şte ben de biraz onlar da galiba çalışmadığı için son bölüme de çok kızamadım. Yani şey oldu bende. Yani Boba Fett'in zaten yaşlanınca direkt Münir Özkul'a dönüşmesi falan biraz böyle o Münir geçişi de aşırı sert. Yani e... onu, onu bir noktada toparlamışlar. Mesela şeyde e, kum adamları iyice bunu eğittikten sonra bir bara gidip dövüşüyor falan ya orada doktor Mesela oralar daha güzel gözüküyor. Hani orada herhalde böyle katları falan iyi halletmişler. Adamı daha ya biraz yönetmenlik farkı var yani o bölümlerde hissediliyor. Yani o bölümün yönetimiyle önceki bölümlerin yönetimi ve son bölümün yönetimi ki Rodriguez'e denk geliyor bunlar. Bayağı fark etmiş yani dedikleri kadar var. Yani olmamış. Yani dayı gerçekten hani o Cüneyt Arkın duruşundan o bağırdaki dövüşte bir anda farklı bir adama dönüyor. Yani demek ki bunu yapabiliyor musunuz yani? Hmm. Çok zor değilmiş. Bir tuhaflık var dizide ya genel olarak. Bence yarısında bir şeyleri değiştirmişler yani. Ee, yani o yüzden ben çok final bölümünde çok düştü gibi hissetmedim biliyor musun? Yani şey oldum böyle. Çok çıkmamıştı ki galiba düşmedi gibi oldum. Yani bence şey oldu böyle Mandalorian'ın siyah kılıcı nasıl kullanacağına dair ustasıyla kapıştığı, sonra kovulduğu, sonra Grogu'yu son bir ziyaret ettiği, Luke'la Grogu'nun çalıştığını gördüğümüz o bölüm benim için çok kıymetli bir bölüm. Onun dışında zaten ne bileyim ben de çok şey olmadı ya galiba ben de aşırı Star Wars'dan mı kopmuşum ne oldu yani şey olmadım zaten çok ya üf, ne bileyim bende ben de çok, yok, çok çok bir şey, ya. şey çıkmıyor ya son bölümle ilgili sen göm abi hadi ateşli o zaman nerede sen ben... takıldın söyle ben ateşliyim karşınıza ben de çok ne çıkmıyor. Niye, niye beğendiğimi söyleyeyim ben ben şeyleri sevdim mesela işte daha önce filmlerde eski filmlerde de abi kolu kesildi mekanik kol geldi diye geçiyordu şimdi burada biraz daha işte o Cyberpunk'a geçiş hem gençler tarafında hem işte fenek nasıl dönüştü falan bu detaylar biraz daha işte o e, halka inme ne bileyim işte o toprak üzerinde mafya savaşı falan bunlar hoştu bunları sevdim ben. Bunların anlatımı da fena değildi. Sonra işte Mandalorian'ın gelişi onun zaten Darksaber'ı benim de çok bayıldığım bir bölüm oldu. E sonra Grogu'nun o tercih sahnesine kadar gelişi teknolojik olarak Luke'u çok iyi görmemiz ki orada şu detayı da vereyim hani. Onun şeyini e, dijital olarak elini yüzünü düzelten YouTube atan abi işe almışlar öyle olmuş yani. Hmm. O da helal olsun büyük vizyon. Yani e, ve bu Cyberpunk anlatımla beraber hani işte ben e, Boba Fett'in değişimini görmek falan hoştu. Yani bireysellikten toplu harekete geçiş. Biraz böyle bir alt metin falan eklemeye çalışmışlar. Ben bunları seviyorum. Ama son bölümde bir geliyor abi hepimiz toplanıyoruz bir yere koşup koşup zırh açan robota. 15 dakika boyunca zırhını kırmaya çalıştılar. Ya bu kadar akılsızlık olabilir mi abi? Yani düşünsene robot yürüyor vuruyor bir kere zırh kırılmıyor abi. Tamam bir daha vuralım. Bir daha gidiyorlar 10 dakika bir daha vur <laughs> 15 dakika bir daha gidiyorlar. Yaratık geliyor abi yaratık bir de sen vur. <laughs> o da vuruyor falan. Oğlum ne kadar yani bütün e, vitamin bitmiş yine orada böyle akılsız. Ya i̇nanılmaz bu kötü bir aksiyon. Ee, gerçekten bak Etem de Twitter'da yazmıştır. ben de sonra görünce şok oldum o kadar kötü olacağını beklemiyordum yani aks atlıyor teknik olarak böyle kam kamera takip edemiyorsa a, sahneleri falan böyle devamlılık sorunları var bir... saçma sapan bir şey oğlum yani nasıl becerdiniz hem akılsız yazılmış hem teknik olarak kötü kotarılmış ben ondan çok sinirlendim ya yani ben... Senden daha çok sevdiğim için daha çok sinirlenmiş olabilirim ama Doğru. bu kadar da kötü olmamalıydı ya. Ben biraz şeyde gibiyim yani o konuda söyleyeyim. Yani i̇lk bölümde Boba Fett geliyor böyle ee, eskiden adam arabayla gezermiş ben gezmem. Sokaklarda camış gibi <laughs> yürürüm korumasız. Sonra 8 tane kalkan adam atlayınca aralarında böyle kaldı. Hızlı hızlı diye elektrik verdiler. O da çok o kötü ya. gözüküyor yani, zaten. Evet. Zaten yani Boba Fett ve Fenek biraz geri zekalılardı. Aslında Fenek çok daha kaliteli bir karakter. Yani ben şöyle oldum. Boba Fett ne mal adammış ya oğlum. Ben de Boba Fett'i bitirdim bizi. Çünkü Boba Fett dediğin yani bir şeydi yani anladın mı? Böyle aleme korku salmış. O oh Allah Boba Fett geliyor baba. Hani yani o böyle mavili bir lavuk geliyor ya şeyin sonunda dizinin o da sonunda. O gibi öldü sonra aynen. Ha o böyle gelince böyle bir onun bir böyle belli ki ünlü biri o böyle bir millet geriliyor falan. Ulan Boba Fett, Boba Fett de Star Wars aleminde. Eyvah Boba Fett de yani millet eyvah Boba Fett. Hani böyle bir karakterdi. Roket atıyorum adam. Abi herif çıkıyor lasidin içinden köylülerle hülelek diye külelekteği gü göreşiyor. iki tane köylüyü seviyor öldürüyorlar köylüleri. Vay diyor babam. Tren basıyorlar tren basma benim için keyifli de mesela tren basma Sanif Tren hoştu. çok güzeldi bu arada. Sonra dönüyor hocam. şehre. Vay sen işte Münir Özkul olmuş adam. Ne oldu ama can şey e, baba ne? Hatın yanındaki herifi tak diye vuruyor öldürüyor. Yani lan sen Münir Özkul olmuştun. Onu bir öldürüyor zaten onun yerine geçiyor. Sonra ne oluyor? E, o diyorsun eyvah Boba Fett geçti kan ağlatacak şimdi Çünkü ben şey bekledim onu. biraz böyle P2 blinders level shit bekledim kesik parmaklar gidecek birden 3-4 kişi kaybolacak Boba o Fett, Fett tehlikeli adam şey. yanında fenek var yani bunlar ben zaten dizinin girişlerinde biraz şey oldum Ama ben, ilk iki bölüm zaten. ben senin... burayı saygıyla sevgiyle yöneteceğim filan diyor ya dayı ne yapıyorsun orası hatların mekanı seni orada keller sen ne anlatıyorsun yani ben oralara zaten hiç düşemedim şey gibi oldu yani Polat Alemdar işte, işte yani Kurtlar Vadisi'nde ee, şey sefir olarak çakır atadıklarında kurtlar gidiyor. Apısını Polat ne kesiyor. yapıyor? Şak diyor, herifin boğazını kesiyor. Biz diyor burada racon kesmiyoruz, kafa kesiyoruz diyor. Çete savaşı çıkıyor. Dakika bir gol bir. Ulan tabii ki yani böyle kuş gibi Star Wars evreni mi olur lan? Yani ben zaten oralarda biraz şey oldum. Bunu döverler ya dedim. Nereden bu ya bu? bu, 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 bu. Dedem sen yaşlanmışsın oldum. Yani kusura bakılmasın da dizinin sonunda gelip mavi lavun dediği şeyler aşırı doğru. Star Wars aga yani şey ki. Yumuşamışsın. Hayır yumuşamışsın. Obi-Wan bile gelmiş <laughs> koskoca Obi-Wan diyor ki Versus Come Hive of Evil and Wilder diyor şeyle alakalı. E, Mos Eisley ile alakalı. Babam öbür tarafta diyor ki, sevgiyle, saygıyla yöneteceğiz. Mesela esnafımızın ne ihtiyacı var? Anlat bakalım esnaf. Suyumuzu çalıyorlar başkanım. Ne? Suyumuzu çalıyorlar. Hadi ben gideyim sizin su probleminizi çözeyim. Gençler niye adamın suyunu çalıyorsunuz? İş yok başkanım, açız. Vah, gençlerimiz açmış. O zaman sizlere belediyemizde görev vereceğiz. Ne yapıyorsun abi sen? Boba Fett'sin, suçlu liderisin ya. Aptal mısın abi? Ben daha başlarda böyle zihinsel olarak koptuğum için abi. Zaten demiştim ya sana ben izlemeyi bıraktım diye. Sen i̇şte sonra şey... Dijerin dedin, mandolorin dedin, döndüm evet. geri. Tamam 4-5 bölüm onları izledim. Mandalorian da bu arada artık şey oldu. Yani o Mandalorian dizisinin başında hatırlıyor musun? Ee, lan Grogu'yu da sardılar yanımıza ama e, neyse falan diye takılan bir herifti. Bu da şey oldu böyle. Olsun be abi yaparız namus abi şeref ya ulan. Abi değişiyorlar işte bence okey bu yani ne yapsın ama Ama keyifli bir yere değişkesin. gitmiyorlar abi onu söylüyorum. Yani bu hep böyle mi gidecek yani Mandalorian ve arkadaşları Dragon Ball gibi dövdükleri bütün düşmanlar iyilik perisi olup yanlarına katılıyor. Yani fantezi diyarına dönmeye başladı. Yani pardon evet. Star Wars zaten fantezi diğeri da iyilik ve nonlikliğin hüküm sürdüğü bir fantezi diyarına başladı. Lan ama e, bu Baba da adam Fett başkenti patlatıyor lazer sıkıp. Star Baba Wars Fett de yaratığın karnından ya. çıkıyordum. Yani Baba Fett de durup dururken bu hale gelmiyor ki. Yaratığın karnından çıkıyor, kum adamlar oluyor. Önce onlara bir atar yapacak gibi oluyor. Bakıyor artık bu işler böyle yürümeyecek. Ha şu olabilir ileride Baba iyi gibi gözükür bir twist atar bir şey olur bilmiyorum ama bence süreci okey ya yani durup dururken olmuyor yani adam. Bir yani anda ben, geldim hadi iyilik olmuyor yani. Üstad ben onu da yemedim çünkü o yanında takıldıkları kum adamlar aksine en zor şartlarda hayatta kalmak için en zor kararları veren çok tehlikeli bir grup yani bence Boba Fett gibi Katil bir... Onu da açıklıyor abi. Onu da açıklıyor. Farklı klanlar var diyor. Kimisi diyor suçu tercih etti diyor. Biz tercih etmedik diyor. Biz biz mekanımızdayız. Biz kendi kendimizeyiz diyor. Bir sürü klanımız var bizim diyor. Onu açıklıyor dizi aslında. Şunu söylemek istiyorum yani zor şartlar güçlü adamlar doğurur diye bir laf vardır ya hani biraz ben onu göreceğiz herhalde dedim o dedim hani Boba Fett zaten pis herifti herifi asite attılar herif zar zor suları içerek şeylerin arasında vahşilerin arasında hayatta kaldı falan hani bir dönecek şehre kasabaya ulan diyecek biz çölde işte ne o bal kabağı içerek büyüdük şerefsizler diyecek yıkın yakın vurun hani anladın mı böyle e ulan. Bomboş bir herif çıktı kusura bakılmasın. Ben Bobafet'in liderliğinden de memnun değilim. Yani <laughs> belediye başkanı mısın yani bu, burada <laughs> çok farklı düşünmüşüz. Yani. Ekrem Yok, ben çok gibi seviyorum. kalp atıyor böyle herkese. Abi dur sen seçimle <laughs> gelmedin ki başa. Bir önceki adamın beynini ateş ederek geldin ya. Biraz Ama abi zaten. Ya. Star Wars'un en büyük hatası zaten işte bak süper kahramanlar yedir yani. Tek adam olmak Doğru bir şey değil ki abi. Yani iyi de akmıyor zaten. Yani Boba Fett de şeyi fark ediyor. Dünya artık tek adam olarak ayak edebileceğim bir yer değil yani. O yüzden bu Mando da onu fark ediyor. Ha Mando daha dini bir taraftan fark ediyor. Ee, aynı tamam, bir konu. Üstad, şimdi bak yine Kurtlar Vadisi diyeceğim. P2 Blinders diyeceğim ben. Zaten ikisi aşağı yukarı aynı dizi. Yani Orada da şimdi başroldeki adamlar tabii ki bir ekip kurma ihtiyacı hissediyorlar. Polat gidiyor, Abdüleyleri falan öpüşerek öpüşerek ikna ediyor, grubuna ekliyor. Yani... Ya lider oluyor yine onlar. Bak Baba Fett'in e tamam lider olma abi. derdi yok. İstemiyor abi. lider olmayı. E ama o diyor çocuklara ben klan kuracağım, klansız kalamıyoruz hayatta. Oradan gencuları alıyor, buradan ama derdi, bırakıyor. çubakayı alıyor. Konuştu. Kararları onlara bırakıyor. Ekip e neyse. kuruyor ama ekibi şey için kuruyor, savaşmak için. Diyor ki burayı siz yöneteceksiniz. Çocuklar karar alıyor, milletle konuşuyor gençleri dahil ediyor falan. Bence yani o dizinin yani. finalinde Fenek gitti, itin köpeğin kafasını kesti, biz burada racon dil kelle kesiyoruz dedi, çıktı ya. Dedim ki yaşasın Fenek ya, Fenek'in dizisi gelsin ya abi. Fenek yaptı o. <laughs> Book of Fenek, Chapter Boba Fett diye gelsin. izleyelim yani, bu ne alın yani çünkü ben biraz şey oldum, ya yani galiba tek başına 300 kilo yaratık yani. asıyor bu arada. Yani o da bir tuhaftı gerçi de. <laughs> da geliyor bir taraftan. Aman diyor Boba Fett'in sana ihtiyacı var. Mandalorian diyor ki para istemez falan. Oo. Artık iyice şey olmuşuz ha. Babacım her yani Luke Skywalker iyi adam güzel adam ama herkes Luke Skywalker olunca da bir tuhaf oluyor koca evren. Yani bu sefer şey oluyorsun. Ulan bütün pislik de demek ki karşı tarafa denk gelmiş. Hep iyi adamlar bizde. Hep iyi adamlar bizde. Yani Star Wars'un evreninin biraz pis, zor, karışık bir yer olması. Yahu anaki Skywalker köle diye çalıştırılıyordu. Çocuğu oradan kurtarmak için yarışlara falan girdi qui Bir şeyler yaptı. Yani pis bir yerdi Star Wars. Şu an böyle 5 dakika... Ama işte baba da onu yapıyor. Kurtarıyor çocuğu. Vallahi da herhalde Luke Skywalker'dan yediği tekmeden sonra <laughs> babanın içine Force girmiş. Ben öyle hissettim. Böyle Dice Side girmiş herife. Tekme yiyor ya böyle Luke'dan. Üçüncü film, şey 6. filmde. Bilmiyorum. Ben genel olarak bir tık kolpa buldum Boba Fett'i zaten. Mandalorin bölümleri bölümleriydi. Mandalorin mesela en sevdiğim bölümlerinden biri o Dark Saber muhabbeti hariç işte gemiyi bulması da güzel. Gemiyi gemisi. buluyor, gemiyi beraber yapıyorlar falan. Anladın mı? O böyle hakikaten giriyorlar işin içine fiziksel o takır tukur modifikasyon falan hoşuma gitti bunlar. Bence bunlar evreni gerçek kılan, güzel kılan şeyler. Sonra bir anda şey oldu yani Hababam sınıfı Slytherin'e karşı gibi bir şeye döndü. Yani böyle bizim taraf aşırı naif Karşı taraf aşırı beceriksiz ama 3 tane droid da paraları yetmiş. Yani ben zaten Boba Fett ve adamlarını biraz aptal buluyordum. Zaten aptal aptal dövüştüler. Haliyle çok şey olmadım. Ne yapıyorsunuz abi aptal mısınız diyemedim. E abi 8 tane kalkanlı adam elektrik vere vere dövdü. Sen nasıl Crime Lord'sun ya? Sıçayım senin gibi Crime Lord'u. Ben dizide genel olarak aradığım frekansı bulamadığım için son bölüm şey oldu böyle. Yani böyle böyle kere böyle şimşirtarak tarak yani. Herif gitti rankoruyla geldi. Ulan rankora 5 dakika önce et verdin sen. Bu kadar kolay sakinleşiyor. Ulan arkta oynuyorsan 3 yıl sürer bunu sakinleştirmek. Yani rankor da şey olmuş. Aa, baba abim geldiyse ölüme giderim. Dur ulan o kadar ne ara sardınız yani. Sonra, sonra da 40... sardı gitti bastı gitti sonra da kimse yani, baba, dinlemedi. baba düşünce gidiyor da babayla ölüme yani. gidiyor ama. Ulan 40 yıllık bu senin şey mi dül mü bu bununla mı büyüdünüz? Yani 4 dakika önce getirdiler hayvanı bıraktılar. Ben zannettim ki baba hayvanı getirecek. Kıçına böyle basacak elektriği salacak hayvan. Hani ne olacaksa çözülecek. Yok abi hayvan da böyle şey yapmış. Baba abim varken ben baba abimi dinlerim. Memati gibi geldi koca hayvan. Siz ne ara konuştunuz? Ne ara anlaştınız? Ne oldu? E, maşete Et, abi böyle... bir harcamışlar orada. Keşke maşetele gelseydi. Maşete Ay. abi getiriyor ya bunu. Adamın da adını hmm. unuttum oyuncuyu. O yok ortada. Bırakmış gitmiş. Sonra o yaratığa da şey yapıyorlar. O Cad Bane işte mavi ateş atıyor. Yaratık böyle ıms ateş diye kaçıyor. Koca yaratık kuş gibi kaçıyor ya. Ha sonra mandalo mandaların dincirin ağzına sıkıyor hiç oralı olmuyor lan ateşe. Yani daha olan iki dakika önce ateşten kaçtı yaratık. <laughs> Mandalorian finaliyle ilgili sevdiğim şeyler. Bir, Cad Bane isimli neydi bilirsiniz. Gereksiz Zerzabat'ın geberip gitmesi. Çünkü evet, Clone Wars'da, yani. Bad Batch'te bilmem ne de falan bu Cad Bane sürekli böyle çıkıyor. Ee, ben Cad falan diyor. Tabii, Çok abi. da aşırı becerikli bir herif değil. Yalnız attığını vuruyor yani tamam mı? Hiç böyle karakter olarak Cad Bane'i sevememiştim ben zaten. Ha ne oldu? Cat Bane öldü de yerine Boba Fett daha mı iyi oldu? Boba Fett de vasıfsızın birine dönüştü. Yani böyle şey oldu. Okey yani falan. Grogu geliyor oradan UPS ile Grogu'yu Luke gönderiyor. Ya koskoca Luke'a bak ya. Gemiye binip kıçına şapla vurmuş hayvanın. Bebeği... Bebek bebek ya. Ya sen Luke Skywalker nasıl gönderdin bebeği ya? Savaş olan yere. Ben zannettim ki yani Luke gelecek Mandalorian'a emanet edecek. Al bakalım aslan. Biz bunu aldık ama Niyeyse ben bir paralı askeri bebeği emanet etmeye karar verdim koskoculuk Skywalker. Bence işte senin dediğin gibi Rogue episode 7'ye... <laughs> episode 8-9'u oradan bağlayacaklar. Episode 8-9'da Luke'un kafa gidik ya böyle memeden süt ha. içiyor böyle falan takılıyor. Herhalde buradaki Luke öyle bir Luke abi. Yani o Luke'un hani... Ufaktan biraz, gidiyor diyorsun. <laughs> biraz da salak olsun falan demişler? <laughs> 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 Luke'a bak ya. Bebeği, Bizim bebeği mi? koymuş X-Wing'i gönderiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya gerçekten Grogu'nun <laughs> karar kısmı çok büyük ayak kırıklığı ya. ya of. Bilmiyorum abi yani Grogu bir de nereye gidecek? Bu bu hafta bir de şeyde yine açıklama yapmış. O da şeyde Lucas'ta çıkmış. Bu da sattı sonradan bana danışmıyorlar. Bana danışmıyorlar. Ben Grogu'nun timeline'ını sevmedim falan diyor. Sana ne lan artık sap zaten? Neapsin o da kendi kendine tavlada ta, şey zar gelmedikçe söylenen dayı gibi oldu. Bence yani, böyle şeye bozuk abi. 2 milyar dolara sattı ya koskoca Star Wars franchise'ı. E, Tek filmin gişesine sattı. e şimdi bakıyor ulan diyor vay nasıl satayım Microsoft Bethesda'yı aldı diyor şey Bethesda'yı aldı 60 milyona Blizzard aldı 70 Gözümlü. milyara biz 2 milyara <laughs> sattık koca Star Wars'u pi diye muhtemelen. <laughs> sinirlendikçe, gitti. ha, sinirlendikçe eski sevgilisinin fotoğraflarına bakar gibi açıp açıp böyle Ulan grogu falan içiyor böyle alkollü böyle sarhoş. <laughs> Grogu'ya böyle dart atıyor böyle. Yani. aynen, ah, aynen. <laughs> Ulan yediniz manda görünüyor falan ağlıyor bir yandan vuruyor. <laughs> Herhalde öyledir ne <haline>, bileyim artık. <laughs> Bu arada 25 e, Mayıs'ta da Obi-Wan geliyor. E, Obi-Wan'da Re Revenge of the 10 sene sonrasında geçecekmiş. E, artı çok fazla Darth Vader görecekmişiz. Bu konu beni biraz korkutmadı değil. <laughs> Bakalım. Bir tek Evan McGregor olacağı için mutluyum. Evan McGregor çok iyi oyuncudur. Peki abi. Ama Hayden Christensen o kadar kötü oyuncudur. O da geri dönüyor. <laughs> alemlerin en bilgi cedayı olan Luke Skywalker'ın bebeği, bebek bebek. Bebeği karşısına alıp söyle bakalım. Baban mı yoksa bu yerdeki ışın kılıcı mı diye sormasından sonra çocuğun babasını seçmesiyle beraber çocuğu postalaması. Ulan Nasıl Jedi'sın lan sen geri zekalı. Hakikaten Üşentilmiş 7 8 9'daki ayı. filmde gördüğümüz üzere o Jedi tekstleri hiç okumamış Keko. Yani dayı senin babanı aldılar ailesinden koparttılar. Bütün Jedi eğitimi sizin ailenizden koparılmanız ve yani zihninizi tümüyle oraya odaklamanızla alakalı ki sen bunu biliyorsun. Grogu'yu anlatıyorsun bu bölümde. 5 dakika sonra diyorsun ki baban geldi sana zırh getirmiş. Al bakalım bir lokma bir hırka. E çocuk ne diyecek? Ben burada taştan taşa atlamak istiyorum abi mi diyecek? Çocuk çocuk bu ya. Çocuk yap o. Orada bir çakallık var, onu yakalamışsındır. Ee, sanırım Asoka soruyor. Nasıl gidiyor eğitim falan gibi böyle. Eğitiyor gibi değilim. Hatırlıyor gibi diyor. Ha dedim ulan ulan yine bak ulan o kadar iyi gidiyor yine çakallık soktunuz işin içine. Ne demek hatırlıyor gibi oğlum <gülüyor> <gülüyor> O çok çok yaşa abi bak işte Star Wars'un ulan hani yazamazsak açık kapımız olsun şeyi bunlar hep böyle bir. <laughs> Ne demek hatırlıyor gibi abi? Şimdi o zaman Luke şey mi yaptı? Biz Yaratım yedi. Bak ben seni zaten eğitecek bir şeyin yok. Ben sana seçenek sundum. Sen Nasıl zaten gidecek bir şey olmaz lan? Bebeğin bebek la, bu. Yani. Ne abi işte dedi mi? ya. Sana. Eğitilmiyor. Hatırlıyor dedi sadece. Zaten ya. kendi kendine de hatırlar demeye getirdi yani. <laughs> Bomboş muhabbet kral vallahi. Yani. Tabii canım ben... kötü kötü. Ben iyi diye demiyorum. Yo, yo, tabii tabii. Burada Luke böyle hani şey gibi. Hani Bilge ya. Onu oraya oturtmaya çalışmışlar. Hani Hani yollanmadı da. Hani o zaten hani biliyor işleri. Çocuk bunu ben neyine yeteceğim? Bu zaten üstün var yaratık falan gibi yolla diye getirdiler o zaman. Yani çünkü başka mantıklı açıklaması yok bunun. <laughs> yani Luke bir sarhoş, tane... sarhoş. Yok o gezegende zıplayıp zıplayıp <laughs> ekşi, ekşi memeden taze sütü içiyor. Hafif o kafasına gidiyor. <laughs> Lüko, böyle hani ya çocuk da bırakın gitsin kardeşim ya. Allah Allah. Babasından mı <laughs> Herhalde böyle artık Lüko yani. Robotlara inşaat yaptırıyor bir yandan. Ama ne Luke, bileyim öyle. yani ben Mandalorian'ın finaline o kadar takılmadım çünkü Eşi, Boba Fett'in mi? yani böyledi zaten ilk bölüm yani bu, bu ne biçim yani ben kafadan abi, şeydim. Boba Fett'in finali oğlum yani teknik olarak da çok kötü ya. ya gerçekten okuldan mezun olamaz onu çeken adam öyle diyeyim yani gerçekten tuhaftı. E yani. zaten Robert Rodriguez okuldan mezun değil. İşte olamazmış. <laughs> olamazmış <laughs> bir sıkıntı varmış orada. <laughs> ya yani şey bölümünden sonra final bölüm bana daha kötü gelmedi gerçekten ya. Scooterlarla böyle araba kovalıyorlar, vay, meyve tezgahına çarpıyor, devriliyor falan bir şeyler oluyor böyle. O takip sahnesi çok zayıftı bu arada. evet. Ya. Eski üçüncü bölüm galiba. Hayır takip sahnesiyle alakalı sıkıntı şu. Neden? Yani bu şey gibi. Rogvan hatırlıyorsun, Rogvan'ın başında tren soyuyorlardı ya. Hatırlıyor musun evet. tren soygunu? hatırlıyorum. Neden tren var ki diyorsun bir noktada? Çünkü Star Wars'da X-Wing'ler bile hyperspace'e çıkabiliyor ya. X-Wing dediğim bir tane kişinin nefes alabileceği kadar deposu olan bizdeki F-16'nın hani muadili şey değil. Kelli felli böyle Diyeceğim, bir biliyorum. uzay gemisi değil. Tek kişilik fighter. Ve fighter gemiler her zaman ana gemiden çıkarlar. Çiçiçi çiçiçi çi çi, iki saat çıkar geri gelirler. Oksijenini alır, mermisini doldurur, geri gider. Yani normalde böyle olması lazım bir Fighter'ın. Evet. E, dünyada böyle. Çünkü kaynak tükeniyor bilmem ne falan. E şimdi zaten Star Wars evreninde X-Wing SA kardeşim diyor, SAK! Hyperspace'e basıyor, istediği yere gidiyor. E dayı, yani senin daha X-Wing gibi Basic seviye bir tane Fighter'ın, gemin. E şimdi Naboo Fighter'ı almadı mı? Naboo'yla tak basıyor, istediği yere gidiyor çocuk. Naboo Fighter aldı bir tane değil mi? Yanlış mıyım? hayvan gibi gidiyor. Ha. Yani. Galiba o da şey biniyordu. Ana kim mi biniyordu ona? Öyle bir şey vardı galiba onda. O, o eskiden o, işte Evet o ordu savaştan kalma. Oraya gönderme tatlıcı. Yani şunu demek istiyorum. Abi sizin evreninizde zaten uçmak aşırı kolay ve ucuz bir şey. Yani uçağı bir şekilde bir uzay gemisi gibi benzeri bir şey aldın mı? Ulan million Falcon. Pat basıyor Hyperspace'de. X-Wing tak Hyperspace. Herkes Hyperspace'de. Yani herkesin bu kadar hyperspace bastığı bir noktada senin için hyperspace'e çıkmadan basit enjinlerinle uçmak daha da masrafsız bir şey olmalı. Çünkü düşünürsen hyperspace daha masraflı bir şey ya. Galaksinin <laughs> öteki ucuna gidiyorsun ya. Yani. <laughs> yani. E kanka yani Çıkın ben şey anlamıyorum. Motosikletlerle araba kovalatıyorlar. Yani Coruscant da, da buyuyor. Çünkü Coruscant çok büyük şehirdi. Ulan Mos Espa mıdır? Mos Eisley midir? Zaten 25 metrekare bir yer. Bobafet Fett binse böyle yamuk gibisine kalksa Sübhanallah adam orada çuçuçuv diye iki tane koysa. Ben bunu bekliyordum biraz Boba Fett'ten. Çünkü Boba Fett de pratik zekalı. Yani Peaky Blinders o yüzden örneğini veriyorum. Peaky Blinders'da çözüm var, çözülecek çünkü suç liderisin. Bu kadar basic bir şey bile olmadı. Scooter'lı veletler birilerini kovaladı falan. Ben o noktada yedi. şey oldum zaten. Ha dedim okey ya. Yani Yok 7 ya, yani, her açıdan upsaydı. Zaten hard science fiction çok beklemiyorum ben buradan. Ama iyice soft science fiction'a kaymaya başladı. Yani bu iki tabiri çok uzun açıklamayacağım ama şey demek istiyorum. Yani bir tarafta expense varsa ya da Dune varsa nasıl Dune hard science fiction ama içinde içinde bahar girdiği zaman bir anda o geleceği görünen adamlar var işler karıştı oluyor ve bir, bir değişiklik ortaya çıkıyor. Yoksa o noktaya kadar şeye geliyor. Abi galaktik seyahat 7 milyon 868 bin lira artık ADV falan gibi ya Dune bir noktaya kadar. Sonra baharı koklayınca bir anda bir fantastiklik giriyor. Star Wars da şimdi Dune'dan çakma esinlenme bir eser olduğu için bir noktaya kadar evet yani işte evet, Yanında çok vurguluyor burada. Bir Death Star yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Hyperspace'e çok daha rahat çıkılıyor eyvallah ama Star Wars'u ben yani işte şey gibi abi daha ilk filmde gidiyorlar Mos Eisley'de sizi götürürüm ama para lazım falan diye Han Solo iyi bir karakter gibi başlamıyor. Yani karanlık birazcık yani daha sert bir dünyası olması lazım. Hopitik de Jupitik bir yere düştü. Abi Mandalorian diyor ki para istemez. Ben Boba Fett abime yardımcı olurum falan diyor böyle. Mübarek yani ne bu. Ondan sonra gidiyor bir kasaba dolusu orada gariban var. Diyor ki. Ya ona yardım etmişti ya ondan mı? Ya ama abi tamam da yani neyse. Yani, ama yani, yani işte, işte o kadar ucuz yani. Adam sonra var. gidiyor koca kasabaya diyor ki hey kasabalar efendim abi. Boba Fett abimiz var. Namlı bir abidir. Yardıma ihtiyacı var. Gelir misiniz? Gelirik reis falan diyorlar. Tak on şey vuruyor Cad Ötekiler de bu sefer şeyin finalinde arabayla geliyorlar böyle. Ula la 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 diye şey. <laughs> ya ne yaptın abi? Ya? O da onları yaratıktan kurtarmıştı. Ya bağlamları var bu arada. Ulan, Bağlamsız çök, değiller de zayıf suyunuz olabilir. Ya, de suyunuz bitecek abi ne yapıyorsun? Adını bilmedikleri bir herife yardım için kalkmış köylü. Çölden geçmiş çöl desen çölde it, köpek, solucan, pislik her şey var çölden. Gelmiş ulele ulele diye tıkıyorlar ya aptal mısınız siz? <laughs> Ama oğlum zaten öyle buna bak bunu, bunu ya yani bu seviyeye ineceksek zaten senin dediğin gibi Star Wars e, en baştan çöp. Yani softa şey sahip. Bu kadar öyle. değildi ama. Yani bu Yok bu kadar da abi. Buna bak. Abi. Bunu söyleyebilirim. Eski filmlerde bu kadar. Yani hele bak son filmi falan düşün. Ne saçma sapan şeyler no, dur. var yani. Disney Wars konuşacaksan evet Star Wars konuşacaksak bu kadar değildi bak. Yok yani... Disney de ben bütün filmleri katıyorum. Disney'de dahil. Yani ilk üçlemede de çok fazla yani komik ve aptalca şey vardı. Yani onların bir kısmını sineye çekiyoruz zaten artık. <laughs> ya evet de bak. Yani mesela 3. 6. filmden örnek vereyim. 6. filmde geri zekalı maymunlar var ya evoklar. Yani mesela. Olan evoklara bile altın droid tanrısı taklidi yapıp kandırıyor. Yani bir şey bir çakallık yapıyorlar yani. Şey gibi değil ki. Ey e işte dağda yaşayan minnoş yaratıklar. Bize yardımcı olsanız kötü adamlara duruyoruz. Ne demek abi hemen falan. Böyle bir muhabbet olmuyor. Yine gidiyor altın durayı ben sizin tanrınızım falan yapıyor. Evoklar da bok yolla şehit oluyorlar. <laughs> Krallıkla dövüşürken. Yani bu kadar da namus bu kadar da minnoşluk artık bana şey geliyor ya. Yani Herkes ha, babam sınıfı olabilir mi? Şeye döndü abi. Münir Özkul böyle kalp krizi geçiriyor. Ben e, tüccar değilim. E, öğretmenim. kalp ee, Krizi geçiriyor. Ondan sonra da ha babam sınıfındakiler alıyor böyle okulun saatini, matini sıraları falan bahçeye koyuyorlar ya böyle orada böyle ders yapıyorlar bahçede falan. Evet, bu evet, kafalara evet. geldi işte iyice. Yani bu evet. artık şey romantik minnoşluk. Yani tamam ara ara iki minnoşluk olsun çünkü Forza ama bir yandan lan dark side falan bir şeyler oluyor falan. Adam öbür taraftan böyle... Force'u kullanarak rızasıyla karıyı hamile bırakıyor oradan böyle -r 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 Anakin Doğu'ya falan acayip şeyler oluyor Star Wars evreninde. <gülüyor> <gülüyor> Niyeyse piyasanın en pis gezegeni olarak birinden Tatooine'de herkes şey hani birisi bir iyilik yapsa da hepimiz çok insan olsak diye bekliyorlarmış. Ben buna götümle galiba çok başından güldüğüm için finalde, finalde falan ben şey oldum. Ha, yok, Anladın mı yani? Orada ayrışmışız zaten. My Little Pony bundan sonra Power Rangers hadi bakalım hep beraber baba zorda oluşturacaklar diye bekliyordum ben zaten <laughs> çünkü çocuk artık yani her şey. Ne bileyim. Benim de 2 dirhem bir çekirdek gömüş, gömüzlemem bu kadar yani ben kökten <laughs> daha gömüzledim galiba biraz çok finale kadar kalmadı bende yani. Ya ben her ilk iki bölüm çok kötüydü de aradaki bölümleri ben çok seviyorum ya dönüşüm falan hoş yani. Ben evet. şeyi bekliyorum şimdi Boba Fett'in ikinci sezonunda Boba Fett diyecek ki kötü adamları öldürmeyelim, iyileştirelim deriz. Bir sezon diyecek. olmayacak herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ama ya sen haklına. benim. <laughs> ama öyle oğlum. Disney markalarının artık böyle oğlum, artık kötü adamları ama iyileştiriyoruz. diye diyecek böyle Jabba'da. Oraya dö falan. oraya döneceksek yine onlar ölüyor diye ya geleceğim yani. Çıkamayacağız işin içinden. Boş ver. <laughs> Neyse tamam. Yani benim için Boba Fett genel olarak böyle bir hmm... falan bir şeymiş yani. Yok. Hiç, hiç katılamadım yine sana neyse. <laughs> Nasılsın sağ sağolsun ne yapalım. Eyvallah. Okey o zaman filmlere geçelim mi ufaktan? <laughs> olur olur. Hatta önce e, House of Gucci garabeti konuşalım istersen. <laughs> <laughs> Baba Fett'in <laughs> final bölümünü diyorsun. Eee <laughs> <laughs> abi ben vallahi artık şunu tekrar seslendireceğim. Ridley Scott bence birileriyle çalışıyor. 5-6 tane asistanı varken destirdi. Bak ben geliyorum yine. Yok Ridley abi senarist, konusunda... senarist konusu ya. Yok yok. Şey ben Ridley Scott konusunda kıllanıyorum yok, kardeşim. Ridley Scott kaç yaşına geldi? 70 mi oldu? 80 mi oldu? Bilmiyorum artık. Bir kere Ridley Scott'ın şu an altın imzası olan proje sayısı çok fazla. Yok öbür tarafta Raised by Wolves yapıyor. Öbür tarafta el bir şeyine yok koca yetişiyor. Burada, Last, last year konuştuk abi. Burada Last Duel'u işte. Çekiyor. Ama onun senaryosunu burada yazanlar Gucci... Ben Ben Affleck'le Matt Damon'dı yani. Ya burada <laughs> Gucci'yi çekiyor falan. Bence bu herif bunların hepsini yetişemiyor bak. Ben sana dürüst söylüyorum onu Bence, söyledim abi ben zaten yetişemiyor yani. Ha. Ridley Scott'ın bir 7-8 tane yetiştirdiği juniörü var. Böyle büyük sanatçılar da vardır ya asistanına yaptırır kendi imzasıyla satar. Bence Ridley Scott bunu yapıyor abi. Yani Last Studio'da çeken adamla House of Gucci'yi çeken adamın aynı adam olması bana mantıklı gelmiyor. Bu kadar bu Sen kadar olmaz yok. yani. Alkol bence abi. Yaptım. Alkol ya da kokain bence senaryo değil artık bu yani. <laughs> ya işte. dememiş mi bu ne biçim senaryo kardeşim diye. Yani bu adam abi işte bak, kiralık yönetmen değil ki bu. Hem doğru hem yanlış. Diskat Scott şeyi zaten ben de anlatmıştım ki bizzat biliyorum bak tek hani kaynak vermeyeceğim ama yani adam gerçekten uzaktan iş yönetiyor. Hmm. Ama bu işi zaten para için yaptığında açık açık söyleyen bir herif. Şimdi oradan zaten iki yüzlülüğü şeyden belli yani Marvel filmine laf atıyor. Sonra kendi para için iş yapıyor. Tamam okey. Şey mi diyorsun Bence onu... House of Gucci'nin setinde falan iPad tabletle mi böyle hani Ridley Scott Abi. evde adam yürüsün oradan falan diyor tableti böyle tutuyorlar. Ya, Bakın Ridley abim yürüsün ya. diyor falan diyor. Bu arada artık yapabiliyorsun çünkü direkt setten birebir çok düşük gecikmeyle görüntü aktarabiliyorlar. Yani Alstın. inanılmaz Ayfetler ekipmanlar... yönetmiş o zaman bu filmi bence. Ama bak hayır ben işte ona katılmıyorum. Çünkü şu tamam. yüzden e, Ridley Scott yönetmenlik parasını almış abi. Ben bu işin miyim? Tamam çekerim param alır giderim. Abi senaryo ciddi farklı. Bak Last Yule'a bakıyorsun. Matt Damon e, hanım ablamız. Hanım ablamızın adını unuttum. Ben Affleck. Üçü hayvan gibi yazmışlar. E, a, zaten özellikle kadının bölümü yazması için de ayrı senarist getirmişler. Buraya bakıyorsun senaryo ekibi. Leş. Yani nasıl olacak abi bu House of Gucci hikayesi anlatacaksın. Ridley Scott senaryo olmadan iyi bir yönetmen değil. Bunu biliyoruz yani. E, artı diğer taraftan. E, bu da kime örnek veriyor? Fincher. Yani Fincher da senaryosunu yazan bir yönetmen değil. Ama House of Gucci Fincher yönetse nasıl olurdu? İyi senaryoyla. Artı bir şey daha ekleyeceğim. Fincher bu filmi yönetmezdi Çünkü senaryoyu beğenmezdi. Ha, orada Ridley Scott'a kızarım. <laughs> Heh, ondan Onda en fikrim. ona kızarım. Bunu çekme abi sen o zaman. Ya bu ha, filmin kötü olduğunu görüyorsan çekme. Ama para için çekiyorsan da bunun boku üstüne yapışır abi. Bak onda en fikirim. Valla şey bana çok ilginç geldi. Yani şimdi film çok ilginç bir film. Çünkü hikaye çok ilginç bir hikaye. Yani milyar dolar, milyon dolarlık adamlar birbirini vurdurtuyor, onu kandırıyor, onu kandırıyor, bir şeyler oluyor falan. Ben ilgiyle izledim filmi, onu söyleyeyim ama yani böyle yani abi sahnesinin tonu sahnesinin tonu tutmuyor falan. Tuhaf bir filmdi yani. Toplama bir film gibiydi. Yani şey gibi. Herkes Bağımsız sahneler var oğlum. <laughs> herkes başka bir yerini çekmiş gibi. Hani bazen şey projeler olur ya öyle. işte Bilmem ne sekansını bir şey yönetti. Öteki sekansı şu yönetti falan olur ya böyle. Ya da öyle bir sıkıntı var. Yani ben bu filmde şeyi anlamadım. Filmden yana çok bir şikayetim yok. Çünkü dediğim gibi ben hikaye izlettirdi abi. Ama Mesela biz ne izlemiştik? Ford vs. Ferrari hatırlarsın. Aşağı yukarı aynı dönemin filmleri. Yani o Ford vs. Ferrari neydi ya öyle? Yani bir tane yarışta bir atmosfer satıyor adam sana. Evet. Lan diyorsun ne oluyor? Temposu falan da mükemmeldi. Ya böyle bir yanında mı? Bir tam böyle oturmuş. Yani ilginç hikayesi o da ilginç hikaye. Ama film ha. olarak da çok iyiydi. House of Gucci bayağı şeyden kurtarıyor. Manyak manyak karakterler var. Jared Leto inanılmaz bir, bir adama dönüşmüş. Vay o kim lan falan dedim. Jared Leto olduğunu anlayınca hayret ettim. Evet. Tıklı, yani böyle tıklı. ilginçlikler oluyor filmde. Ama biraz böyle şey gibi yani. Johnny Depp'in vardır ya böyle. Johnny Depp sen tuhaf bir karakter oyna hadi film yürüsün filan diye filmler yapılırdı bir ara hatırlıyor musun? <laughs> House of Gucci bana öyle geldi biraz yani. Bir yere gitmiyor. Bir yere bağlanmıyor. Yani filmin bir yarısı sadece Lady Gaga'nın filmiymiş gibi geçiyor. Anladın mı böyle? Lady Gaga'nın evet. ana karakteriyle bir başlıyor. Sonra Lance bir yerde Lady Gaga'dan sıkılıyor. Vincenzo muydu? Lady Gaga'nın manitasına kayıyor şeye. Maurizio. Yani, Maurizio'ya kayıyor. Sonra Maurizio'ya o kadar çok kayıyor ki bir süre sonra Maurizio'nun etraftaki diğer Gucci ailesinin bütün üyeleri yavaş yavaş unutmaya başlıyoruz onları. Sonra filmin sonuna doğru Lady Gaga bir daha geliyor. Beni hatırladınız mı? Film bitiyor sonra. Yani <laughs> ne anlattı şimdi sen? Yani Wikipedia'da okuduğum şeyi anlattın bana. House of Gucci'nin hikayesi ben de okudum ama yani o arada da böyle oldu. Bu arada da böyle oldu. Şu arada da böyle oldu. O sırada böyle oldu. Ay eyvallah ya. Ulan ne güzel film çekmişsiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> Bana çok tuhaf geldi filmin dili falan. Yani belgeselimsi bir iş olarak bakarsam ilginçti. Ama yani Al Pacino filan katfadır 3 yapıyor kendine. Aa, falan yapıyor biraz. Al Pacino'luk yapıyor. O da sıkılmış belki, ki. Oynayayım gideyim demiş. Yani Abi. Oğlum senaryoya oyuncu olarak baksan zaten şeyi göremiyorsun ki onlar da görememiştir. Yani ben nerede düşüyorum, nerede kalkıyorum, nerede acınası hale geliyorum, <laughs> seyirci beni nerede seviyor, nerede sevmiyor. Ya ben mesela Lady Gaga'yı seveceğim mi sevmeyeceğim mi anlamadım bir yere kadar. Morizio neden ezik gibi ama değil gibi anlamadım. Morizio'nun babası Jeremy Irons oynuyor hayvan gibi. Yani onların sahneleri iyi yine. Ama niye bu çocuğu sevmiyor ne tek tribi şey masada he, babası tır, zengin senin demin verdiğin Türk film örnekleri bu filme daha uygun yani zengin baba fakir şeyi sevmedi falan yani ama bu oğlum yani adamla nasıl bir kavga var içeride bu çocuğa güvenmiyor bak dışarıya çıkacak onunla nasıl bir ilişki mi görsek hiç görmedik Al Pacino diyor ki bizim çocuk sağlak e, tamam onu yine görüyoruz bak ha, okey Hani e, Jared Leto'nun karakteri geri zekalı Filmi, oldu, filmi oradan sonra. kurtarmaya çalışmışlar. Bir yerden sonra evet. Bir yerden sonra Yılmaz Erdoğan girmiş sete belli ki demiş ki manyağı arttırın demiş anladın mı? Hani deli deli olan çocuğu arttırın seyirci güler oradan kurtarırsınız. Cehalet sen de biraz <laughs> yüksekten bağır. Ana, daddy, what do I do? Falan diye böyle o da böyle kendini yani bilmiyorum belki oynadığı karakter öyleydi şimdi bilmiyorum ama. Ya, bir yerden çok sonra, bence onlar. bir yerden sonra <laughs> şey girince hani ekstrem karakter girince birisi demiş ki ekstremin altını aç millet gülsün. Ulan filmin başında ben zannettim ki film bana şeyi anlatıyor House of Gucci'de. Ee, Lady Gaga'nın canlandırdığı kadın hırsıyla, mırsıyla bilmem nesiyle koca Gucci ailesini nasıl batırdı? Hani böyle bir biraz Gang Girl havasında, bir böyle şeye odaklı. Yani kadının hırsına odaklı, biraz geril yani gerilim dozu birazcık olan bir filme dönüşecek zannettim. Harbiden film sıkılınca unutuyor ya karakterleri. Mesela Aldo Gucci diye adam var. Ben onun hikayesini çok merak ettim. Koca imparatorluk kurmuş, herif şahlandırmış. Herif ölünce batıyor şirket, şeylere kalıyor. Türk-İran ortak yatırımcı şirkete kalıyor bu arada. <laughs> Onlara Onlar satın alıyor. Ee, Türk-İran <laughs> sermayesi o bu arada. İran diye yazıyor. Evet. Türk-İran ama yani internette onu araştırınca da görüyorsun. Türklerin-İranların eline kalmış şirket. E tamam. E ne yapmış? Baba bu Gucci aldı. Bir yerde diyor ki çantalar çok para getiriyor. Sahte çanta işi falan diyor. O yüzden o mi battı şirket? Niye battı? Sanki iki tane herifin aldı arabayla mı battı? O da belli değil. Ya o yüzden böyle şey gibi olmuş. Abi hiçbir şey belli değil. Çok Bu para harcıyor, girsin, gerçekten arabaları gösteriyor. Bu karakter burada girsin, burada çıksın. Burada girsin, burada çıksın. E abi yarım kaldı şey Eee siyahın üstüne yazıyı patlatın devam edelim ya demiş birisi. bayağı şeyle bitiyor yazı. Ondan sonra 4 sene sonra öldü. Ötekisi 2 sene sonra öldü. Öbürü fakirlik içinde öldü. Bugün Gucci şirketi Tom Ford sayesinde şahlandı. Yani Tom Ford açısı biraz ilginçti. O yani, da çok az gözüküyor. O zaten. da böyle azıcık bir gözüktü. Tom Ford'un da biz biliyorsun filmini izledik, konuştuk burada. Ben bilmiyordum Tabii. mesela Tom Ford'un Gucci'yi tekrar şahlandıran adam olduğunu. Tom Ford'u Tom Ford diye biliyordum. Bu adamı diye bilmiyordum. Şaşırdım vallahi yani. Bir bak işte bak seni şaşırtacak <laughs> bir yerden yakalamış bak yakalayacak olaylar bunlar. Demin Fincher örneğini bu yüzden de verdim biraz yani. Social Network'i hatırla abi. Ne farkı? Daha daha ölüm bile yok oğlum orada. Bir hmm. tane çocuk var. Facebook kuruyor. Neymiş? Arkadaşların listesini elinden alıyor. Mahalle sat. Oğlum böyle izledik filmi. Böyle yani. Aynen. E, buradaki kadar dramatik bir şey bile yok lan orada. Allah kahretsin. <laughs> Abi Al Pacino'nun oynadığı karakter bir yerde soruşturma oluyor. Hapse düşüyor. Soruşturma olup hapse düşmüştür sahnesi var. Evet, Sonra çıkıyor, geliyor. Oğlum ne ettin? abi baba hisseleri sattım falan diyor böyle. Oy hisselerimi sattım falan diyor böyle. Oy diyor koskoca hafı şimdi yaptı rollere bak. Bence bulaşıkları yıkayalım diyor. Bence bulaşıkları yıkıyorlar. <laughs> ula 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 diyor. Ula hisselerimi sattım falan diyor böyle. <laughs> Ay Türk filmi baya yani. Gerçekten ya şunu bak Gucci'yi çıkar ne bileyim bir Türk markası. Yani şey ne bileyim ne var öyle meşhur e, mi aklıma Ülker, Ülker'in hikayesi aklıyor falan, falan desen, yer yani <laughs> Abi yok ya Ülker ailesi bile ben bu kadar zannetmiyorum yani. Aynen, şey falan ya. ilginçti yani. Abicim senin de Alpaçuno var ya bu adam milyarder milyoner hapse düşüyor. Biraz oraya bir kameranın tut. Ne yaşadı bu adam içeride? Ne oldu? Kim çıkardı onu? Ne pazarlıklar ettiler arkada? Yani asit diyaloglara bağlamaya çalışmış onları da yemiyor içmiyor. Yani iki orada. tane senatör yok mu? Cidrin bu yaptığını şöyle çözmemiz lazım. Yahu şey ya e, biz ne izledik senle? E, Trial of Seven mıydı? Şu Amerika'da yapılan gösterilerden sonra. Yani, Chicago, seven, seven. Chicago Seven. Chicago Seven. Chicago Seven'de o da aynı şey. Yani bir grup böyle sivri sivri karakter alıp ama onların kişisel dramaları ya biraz o kişisel da çok drama. İşteyi şurada ya. Yani ama onun gidiyor. senaristi de baba yani. Onun işte bak senaryo orada çok ciddi fark ediyordu işte. Kız gidiyor. Herifi kandırıyor. Bir kayıkta sevişiyorlar. Bir ofiste sevişiyorlar. Hop. Babacığım. Bizi kovdular. Aman kızım sen gel. Hadi giriyor içeriye. Babacığım hamileyim. Ay yeğenim falan. Moritzio giriyor falan. Maurizio ne ara mesela sinirli bir adam oluyor. Bir yerde kız böyle iki ileri geri raf ediyor. Maurizio bir anda gözlüğü çıkarıp tamam. imparatorluğu ben elime alacağım. Ne oldu dayı sen ne ara şey oldun yani. Orada bir cümle var ya aşırı <laughs> boş böyle. Bir canavarla evlendiğimi bilmiyordum. He, bir canavarla evlenmedin Gucci ile evlendin. Sen demin tır yıkarken birbirini ıslatıyordun. Hele hele he diye yandaki adamla su tutuyordun birbirine. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani şey de çok ilginç. Maurizio'yu çok naif bir çocuk olarak çiziyor. Halbuki başında Maurizio'yu böyle tamam naifiz ama biz de salak değiliz gibi çizse sonraki dönüşümünü anlayacağım. Veyahut da Kadını mesela çok hırslı çiziyor. Moritio yallahı çekiyor. Kadın bir anda filmde yok. Arada ben... oturuyor böyle bir tane şey var. Siyah medyumu var. Vay görüyor musun ne yapmış ben siz falan. Sonra adam vurdurtturuyor. Adam vurulma sahnesi de herhalde bir süredir herhangi bir filmde izlediğim en dandik adam vurulma sahnesi. Çok kötüydü evet. Maurizio Gucci siz misiniz? Evet. Pat. Ah, <laughs> şey kargoçu gibi değil mi? Biz sizi vuracağız da bir imza alabilir miyiz doğum tarihinizle falan. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> Yani sinema sinema filmlerinde ne suikast sahneleri var, ne vurulma sahneleri var. Yani <laughs> şunu düşündüm, bak samimi şimdi Ridley Scott ve Alva hakkını vereyim. Acaba tırt mı göstermek istedi? Yani hani hani bir, anladın mı? Biraz da kötü film yani eman böyle salak saçma hani olabilir. Anladın ee, mı? Bu, bu kadar o salaklardı mu? aslında, evet, evet olabilir. Ya hiç kimse mi bir şey ama yani bu yani bu kadar da yani hadi tamam komik karakter anladım. Komik karakteri komik göstereceksiniz anladım da. Yani çünkü ara ara film birilerinin tarafını tutuyor gibi oluyor. Ama sonra tam da tutmuyor. Seni kandırıyor böyle sanki. Sanki biz zannediyoruz ki Maurizio'yu sepetleyen hatun hani böyle bir vay hırslı karıya bak hırsıyla aileyi bitirdi falan diyeceğiz. Yeah. Bir şey zaman. çıkmıyor. Yani Aldo'nun tarafını zaten göstermiyor. Belli ki Al Pacino demiş ki 20 dakika gelirim sette çektin çektin demiş. Basmış, siktirim, gidelim, yani, giderim. anladın mı yani ben de Al Pacino'yum kusura bakma demiş. Celem Ayrız demiş ben hızlıca ölürüm kardeşim demiş. Beni bulaştırmayalım. <laughs> ben anlamadım yani. Bu arada medyum da Salma Hayek ha yani kadro kadro yani. Zaten bütçenin yarısı şeye gitmiş. Oyunculara gitmiş daha fazla hatta yani. Ee, yani ne bileyim abi ya. E... Yok çok kötü film çok. Ben bu kadar kötü olacağını beklemiyordum ya. Ben ya ben bunda o, da, kadar, bunda o kadar o kadar ofansif kötü bulmadım ama şey oldum böyle. Yani Ama abi bak şu da yok mu? Don't Look kötü, Up kötü gibi, Don't Look Up gibi öyle söyleyeyim sana. Yani kadro süper. Her şey çok iyi. Çıkan filme bak. Yani bu YouTube yönetmenlerin eli gözünü mü bozdu acaba? Abi Don't Look Up bak. Don't Look Up'un yine e, teknik olarak tuhaflığını çok hatırlamıyorum ama mesela bunda artsi gözükmek için bir anda Bostonus şarkı söyleyen bir kadın koyuyor. Mesela dükkanda havaya zıplıyor bir yerde Morizio. Niye zıplıyor abi? Ne, neydi o? Yani biz onu abi Jared'i rüyası... salmışlar bence. Jared'e demişler ki baba zaten Jared Leto biraz deli deli yaptı kendini. Yok yok bu Driver'ın karakteri benim dediğim. Bir yerde böyle dükkan içinde havaya zıplıyor böyle fotoğraf karesi gibi kalıyor falan ya. Hatırladın ha, mı o Evet saniye? evet. Ha. Orada işte böyle hırslanıyor patron mu yapmaya çalışıyor kendini? Ha, niye var ha bu sayeler? Yani daha artistin mi gözüksün istediniz? Yani ciddi skadı burada anlamadım ben bak mesela bu. Baba yani sen de demedin mi bunu? Bunu çıkaralım yani şu sahneyi yani senaryodan da şunu çıkarın lan artık demedin mi yani. yani? Ona yani kızlarım bak. Bir de şey <laughs> çok kötü geldi yani Last Duel bir tarafta. Drive My Car bir tarafta. E, Tragedy of Macbeth bir tarafta. Yani yönetmenlerin yönetmen olduğu filmler bunlar. Ne olmuş House <laughs> of Gucci. House of Gucci gerçekten gotcha. bana en çok don'tlu kapı hatırlattı. Yeterekli aktörler hadi bakalım ilginç bir konu yapıştırın bakalım bir böyle bir o da Oscar adayı oldu zaten. <laughs> İnanılmaz yani. Bir şeyler bir şeyler. Bilmiyorum üzüldüm. Yani Cucu. ben mesela bu filmi işte Mauricio'nun karakter değişimini, dönüşümünü ulan finalini göremedik herifin. Sattı filmi film tak vurdular. Hadi bakalım herif gitti kız iki ağladı bir şey oldu. Yani Oldu ya bittiye geldik konu Yani böyle gerçekten Wikipedia'dan okurmuşsun gibi. O sırada da böyle oldu filan der devamı gelmez ya. Bir karakteri ben bir seveyim, bir anlayayım, onun iç dünyasında bir seyahat edeyim. Anladın mı? Yani <laughs> yine yapa yapa Al Pacino yapmış bence yaptığı kadarını. Yani iki kaşıyla, iki mimiyle Aldo'nun falan ne kadar Gucci'yi sevdiğini, ne kadar benimsediğini ama tırtla bir herif olduğunu bence anlatmış ama o da kendi yeteneği abi adamın zaten. <laughs> yani daha devamını göreydik iyiydi yani. Öyle söyleyeyim açıkçası. Yani ben içsel seyahat anlamında çok boş buldum bu filmi. Zaten bir tanesi komedi karakteri. Yani Hiç gerginlik olmuyor ki o yüzden zaten. Mesela şey ne ara ailesinin bu kadar bu cin hırslarına kapılıyor. O dönüşüm nerede oluyor? O dönüşümden vazgeçecek mi? Ee, çok ilginç karakterler var bence ellerinde. Bu karakterler çok ilginç karakterler yolda pasta konuşurken oluyor abi o kadar hani böyle partide buluşuyorlar sonra dönüşte işte herkes o pastadan yemek ister sonra e, şey blowjob yapılıyor arabada sonra da uyanıyor herhalde <laughs> o kadar <Sen gülüyor> orada şeyi, uyanıyor herkes şeyi hatırlıyor musun, izlemiş miydin ee, o O.J. Simpson davasını işleyen bir Amerikan bir şey story e, dizi evet 4 bölüm falan galiba 6 bölüm müydü 4 bölüm müydü evet American Legal Stories miydi? Horror Stories yapan ekibin bir sonraki projesi gibiydi. Onlar da Gucci'yi işlemişlerdi. O.J. Simpson something bir şeydi evet. O.J. Simpson vs. Versus, versus, the People olabilir dizinin ismi. O dizi mesela ilk sezonda O.J. Simpson davasını izle işlemişti ve böyle hiç tanımadığım ve umurunda olmayan bir takım karakterlerin bu dava etrafında ne kadar şekillendiğini, ne kadar kişisel yolculuklara çıktığını, O.J. Simpson dahil herkesin bir taraf tutarken ne kadar zorlandığını, kişi draması, karakter draması, insan draması izliyordun. Çok lezzetliydi. <laughs> İkinci sezondan da Gucci davasını çektiler. Bu arada izlemedim. Ya, İlk sezonu çok izledim. iyiydi ama. Şimdi açıkçası gidip onu izleyeceğim. Yani çünkü bunu böyle yapmış olmamalı lazım. Gucci davası mı lan? Gucci Başka bir şey konusunda olabilir. bu arada Patricia karakteri ilginç bir karakter. Yani onun üzerine belki tabii, sonrasıyla tabii. falan da gidebilirler. İşte kızları reddediyor sonra kadın yalnız kalıyor. Bu arada Lady Gaga'yı da orada takdir ettim. Şey. hani şey sormuşlar işte hani gidip onunla da görüştünüz mü? Yok onu onunla görüşmedim. Bir katille görüşmem falan demiş. var güzel detaylar var arka planda. Hmm. Filmin ön tarafında bir şey yok. <laughs> Üstad, American Crime Story'nin ikinci sezonu yanlış hatırlamışım. <laughs> A the assassination story. of. Okay. The assassination of Gianni Versace'ymiş mesela. Oradan aklımda hmm. kalmış. Tamam. E, vallahi yani ben bu filmi ilgisi çeken yani bir şekilde House of Gucci izleyen arkadaşlara e, People vs. O.J. Simpson davasını falan tavsiye edebilirim. Yani ne kadar ilginç karakterlerden nasıl insan hikayeleri çıkılabiliyor, insan nasıl ekrana kitleniyor, onu bir görmeler adına tavsiye edebilirim gerçekten yani. Bu filme vakit ayırmayın gidin orijinal belgesel falan. <laughs> Yok eskaza izleyin. izlemiş arkadaşlara diyorum yani. <laughs> Bu filme cidden vakit ayırmasınlar bence yani en büyük balonlarından biri bence 2021. Ben şaşırdım. Ya çünkü evet. konu da çok iyi, insanlar da iyi. Yani neler neler çıkarmış bu filmden. Baya uyey babacığım işteleri sattım da falana gelmiş konu böyle yani. Neyse. <laughs> ya çok cringe'ti onların hepsi çok kötüydü ya. Bir de gitti şey eşarba işledi falan şey. <laughs> ha evet yani niye işte çünkü deli deli yaptı kendini. Yani bir eşarba işeme sahnesi falan. Yani bilmiyorum. Yok işte adam gidiyor. Bakın diyor müzelerde olan bu ayakkabıyı diyor, ben vereceğim size. Tak alıyor. Sonra Aldo gidiyor diyor topuğuna bakın. Topuğuna altın koydum ben onun diyor. Ha çıkıyor oradaki altın. Eee, falan diye ağlayarak çıksın. Yani o hani tamam bu altın güzel bir bilgi. Bu bir Wikipedia bilgisi. Ama mesela filmin içerisinde topuğunda altın olmasının ne şeyi var? Yani adam zaten almış hisseleri. Yani sen orada duygusal bir kazanç da sağlamıyorsun o sahnede. Ya yani Morizio'nun... Bağır, bağırarak imzalıyor. Yani okey. Okay, Moriz... Morizio'nun sattığını vermek istiyor ama gerçekten çalışmıyor ya. Yani Yok. ayakkabıdan tan tanıyana kadar bir sürü olay oluyor oğlum. zaten. Hapse girdin zaten. Bu evet, evet, seni Morizio sattı zaten. <laughs> yani orada, orada kişisel drama miktarı o kadar yüksek ki. Neyse. Yani Traitor falan diye bağlıyor oğlum. Zaten oğlumla konuşsan kral verdim ya ben Morizio'ya vermiştim. Beni de sikti seni de sikti. Ne traitor diye bağlı zaten git bıçakları zaten. <laughs> Abi çok çok kötü çok yani. Daha... Boba Fett'in son bölümünden de daha fazla buna kızmış olabilirim ya. <laughs> ya ben buna da o kadar kızmadım çünkü ne bileyim. Yani çok da ciddiye almadım herhalde. Konu ilginçti. Öyle izledim ama hani deseler ki abi Ridley Scott film çekecekmiş. işte Gucci ailesiyle ilgili o harbi mi falan derim. Bu film o film gibi işlemedi bende yani anladım hani şey gibiyim şu an. Neyse dur Ridley Scott çekecek bir de onu izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. O, ya bilmiyorum benim Ridley Scott'a kız, şeyden kızmıyorum senaryoda ama sen şeyden bu filmi niye çektin abi bu senaryoyu bile bile sırf para için çektin, sen de bir daha konuşma derim yani. Ya, iPad'den, şöyleymiş iPad'den. yok bilmem de böyleymiş. Ya çekmiş ya asistanı çekmiş. Ridley M. Scott. Hani, M. Scott. hani böyle. <laughs> <falan, gülüyor> onlara imza attırıyor böyle anladım. At bakalım imzayı falan diyor. Yüzde sana veririm falan diyor paradan. Ridley M. Scott böyle Ridley S. Scott falan böyle küçük şey. Aa başka adam imzaladı falan ne getiriyor bilmiyorum ya. <laughs> Neyse hadi zaman... gel o zaman şeyi konuşalım. King Richard. Ee, heh, onu nasıl buldun? Ben e, genel eleştirilerin aksine sevdim ya. Genel eleştiri aslında çok şeydi bu filme. E, kızların hikayesini izleyemedik. Baba izliyoruzdu. Ama ben hani spor filmi de tüketen biri olarak da hani genel olarak... E... Bir dakika bir dakika özür dilerim Filmin ismi King Richard. Evet. Serena Williams, Venus Williams yapımcılar bu filmde. Evet onaylamışlar zaten. Gitmişler yani. birisine demişler ki bizim babamızın filmini çek demişler. Evet. Yönetmen de senariste babalarının filmini çekmiş. İnsanlar da evet, o... Serena ile Venüs yeterince yok mu diyor. Evet, Ama yani... Böyle bir <laughs> yani şey gibi ya. olmuş bu. Star Wars filminde Kaptan Picard yeterince yok. Ayda, nasıl oldu ya bu? Yani ne yapsınlar? Yani Serena ile Venüs bunun yapımcısı ya. Daha yani. Z aynen zaten bunu bir orada yıkıyor. Serena ile Venüs'ün okeyiyle yapılmış. Ve orijinal sıkıyor. Yani şey değil. Bir bir şey uyarlaması falan değil. Ha! Bir tartışma varmış daha önce King yani babası için çıkan bir biyografiden alıntı yaptığına dair bir hatta bir dava falan açılmış orada galiba ama çok detayını bilmiyorum. Hani oradan alınan bir şeyler var gibi demişler. Ama genel olarak orijinal senaryo ve şeyden dolayı çok sevmiş. Şimdi spor filmleri biraz şeye kendini çok kaptırır. Ee, şey romantik dinler. Şampiyonluk kazanmak. Ah aynen kazanıyoruz, şey yapıyoruz. Mesela ben bu yüzden de Whiplash'i çok sevmiyorum. Whiplash'te böyle becerdik. Aynen. İki işte intikam falan. Ya spor evet. Hani Jordan'ı izleyince anlıyorsun. Başka bir dünya var da. O bi, bir insan yani. Şimdi bu orada bir şey değil. Spor herkes böyle intikam peşinde koşarak başarılı olmuyor. Ya da herkes birbirini manipüle etmiyor. Biraz böyle işte içinden gelecek. Ortam seni gazlayacak. Ailen. Ki Amerika'da kültür şeydir abi. Sen de biliyorsun az çok. Yani siyahlar zaten mahalleden kurtulmak için de spora çok sarılıyor. Şimdi o yüzden babasının hikayesi burada bir intikamdan bir şeyden çok kültürel ve Amerika'da ırkçılığa bağlı bir yere oturtulunca zaten hikaye mantıklı bir yere geliyor. Babasının hikayesiyle beraber aslında bir aile hikayesine dönüyor. Sonra anne de dahil işin içine ve bence kadın çok iyi oynamış bu arada. Ben çok sevdim ki yardımcı kadına da aday olmuş. Ve sonra da film e, bence şeye de düşmesin diye. Yani tamam cidden biz sırf babaya da odaklanmıyoruz. Sonuçta burada bir sporcu hikayesi Anadolu dediği için de yarısından sonra aslında kızları baya öne çıkartıyor. Kararları onlar almaya başlıyor. Serana tribe giriyor. Serana tribe girdikçe babası onu yalnız bırakmamaya çalışıyor. Evet çok güçlü değil. Ama var. Bunları eklemişler yani. Ben o yüzden o eleştirilere bir cevap vererek gireyim istedim. Ve bir spor hikayesi olarak da ben çok sevdim. Çok duygulandım. Çünkü tenis takım sporu gibi değil. Evet ben tenis uzmanı değilim. Severek izledim yıllarca ama basketbolu çok iyi bilen biri olarak. Hani oynamış, yönetmiş, koçluk yapmış biri olarak takım sporunda yer bulman çok daha kolay bireysel spora göre çünkü şans bulma şan, imkanın var ama aşırı çalışmadan yine bir yere gelemezsin. Ya yani gerçekten hayatından vazgeçmen lazım. E bir de bunun üstüne bireysel spor tenis, bir de bunun üstüne ırkçılık, bir de bunun üstüne Amerika'dasın. Zaten başka kurtuluş şansın yok. O yüzden bence bu hikayeyi e, toplumsal bir yerden çok iyi yakalayıp anlatmış King Richard. Ben çok beğendim filmi yani yani benim için şöyle söyleyeyim. Bu haftanın iki filmi de House of Gucci'nin tuhaflıklarını bir kenara koyarsak ikisi de böyle hiç bilmediğim dünyaların filmleriydi. Yani moda dünyasının arka planında ne oldu ne bileyim ben. Tom Ford ha o adam mıymış <laughs> falan diye ben o filmde öğrendim. Evet, Şimdi çok uzağız yani. Ha, yabancısıyım. Şimdi tenis de mesela benim için öyle. Ben şey oldum böyle ulan bu filmi niye çekmişler falan diye filmin 10. da açtım baktım. Cehaletime verin. Serena Williams, Venus Williams. Talba Venus Williams. Yok. Serena gelmiş Selena, geçmiş en iyi tenis, tenis oyuncusu olarak kabul ediliyor. Tenis oyuncusu kabul ediliyor. Onu dedim ya. Venus Williams ablası. O da bayağı iyiymiş ama kız kardeşinin gölgesinde kalmış falan. Şimdi ha o bağlamda bakınca yani mesela filmin başında ben ilk 10 dakikasından sonra dedim ki dur bir bakayım lan ne anlatıyorlar burada. Niye, niye izliyoruz bu filmi? Yani niye bu film çekilmeye layık bir filmi merak ettim. E ulan bayağı önemli bir olaymış yani. Evet, tabii. Ondan sonra filmi daha farklı bir gözle izledim. Eee şey çok ilginç küçük detaylar yani böyle işte bilmediğin hayatları sana keşfettiren filmlerle alakalı e, aşırı derin duygu ve anlamlara ben kapılamıyorum açıkçası onu söyleyeyim yani şunu söylemek istiyorum Will Smith'in oyunculuğunu beğendim bir kere yani başka bir adama hiç çevirmiş bir şey. kendisini yani aa ben aktördüm yapmış yani o hoşuma gitti tenis dünyası ile ilgili hiç bilmediğim bir sürü detay adamın böyle kızına yaltaklanan heriflere artık ne olacak sosu diye beşine düştüğünde o herifleri yandan geçen birilerinin vurması falan hani o çetecilik şey yani hood döneminin GTA San Andreas çetelerinin ne olduğunu daha böyle <laughs> net gösteren bir şey. E bir yandan o 92 ayaklanmalarına sebebiyet veren OJ Simpson davasına çok etkisi olan adamı dövüyorlar ya polisler çatır çatır sokağın ortasında. Evet ya. Of, evet. O olayın herifin üstündeki mesela psikolojik yansıması. Hani adam gidip bir takım konularda daha rahat rahat konuşurken o olay olduktan sonra kapısına gelen sponsorları bile daha ters çevirir. Daha korkar. az, Biraz korkuyor yani bir yerden sonra. Korkuyor. Çok doğru onun, tespit bu. Onun değişimini gösteriyor. Yani böyle ne diyeyim? Sonuçta tanımadığım bilmediğim, aşırı da ilgilenmediğim bir grup hayatı izledim ben King Richard'da. İlginçti. Yani böyle çok şey bana çok ilginç geldi. <laughs> Olmadık bir yerden bu kadar başarılı iki tane sporcu çıkarabilmek çok ilginç bir şey. Yani hep başarı biraz böyle şey işidir derler ya. Kültür işidir yani tek kişi başaramaz bunu. Evet. Çocukluğundan itibaren annesinin babasının eğite eğite eğite, eğite bir noktaya getirmesi. Ama yani aslında şey çok ilginç. Arkadaşlarıyla oynamadan belli bir yaşına kadar koçluk destek almadan iki atletin bu kadar başarılı olabilmesi genelde böyle anlatılan ve anlatılınca çok da inanılmayan bir şeydir yani tek başına olmaz bu bir kültürün içinde olman lazım derler. Bu ikisi benim gördüğüm kadar da bir vakumda becermişler aslında bu işi. Yani sırf anne baba eğitimiyle buraya kadar gelebilmenin üstüne biraz da ne diyeyim Allah vergisi evet. yetenek mi var acaba? Bir, bir şey var yani orada. Doğrudan doğru koçları da buluyor işte ısrarla, kovalayarak. Ya Burada aslında esas bence şey noktası çok kuvvetli. Bence biraz izleyiciler orayı ıskalamışlar. Senin için demiyorum bu arada eleştirmenler için diyorum. Şey çok beyaz bir spor bunu çok vurguluyor aslında. Şimdi hı hı. basketbol zaten siyahların hüküm sürdüğü bir alan ve diğer hani koş işte atletizm dallarının birçoğu öyle ama tenis çok beyaz. Yani bir, iki kızın bir anda durup dururken ki bak ben hani koç gözüyle de şunu asla tasvip etmem. işte sporcu yapacaksınız çocuğu falan. İstemiyorsa olmaz abi yani. Ama burada özel bir durum var. Yani çocuğun çok isteyip istememesi değil. Ölüp ölmemesine karar veriyor aslında biraz babası. Çünkü hep şeyi görüyor. O mahalleye bakıyor. Neredeyse kızına tecavüz edecek tipte insanlar var. E diğer tarafa bakıyorsun televizyona sokakta seni öldürüyorlar. Ya, yani ya buradan çıkacağız ya çıkacağız. Başka şansımız yok ve bunu olabildiğince sağlıklı bir alanda bir de bir misyon üstlenerek yani beyaz bir alanı çevireceğim ben. Mesela şey sahnesi bence çok güzeldi. Yani maçı kaybedip o çocuklara imza verdiği sahne o kadar doğru bir sahne ki olay o aslında. Zaten başarılı olmasalar da bunu başarabilmeleri bir de mucize gibi zaten Amerika'nın o döneminde yani sportif başarı gelmese de halka onları inandırdılar ve insanlar gerçekten çok beyaz olan bir sporda siyahları izlemeye başladı ve bundan çok etkilendi. O yüzden de çok kıymetli bir iş yani biraz bunun kişisel alanlarına bakmak yerine daha tepeden ne amaçlı ona bakmak lazım bence. Onu da yani böyle bir babanın annenin annenin hatta daha sonra işte ya benim değerim var sen beni dışlıyorsun gibi bir aile dramasına da sokması o da kıymetli kılıyor. Çünkü megaloman bir baba imajı var çünkü başta. O doğru değil. Biraz toksiye bağlıyor yani. Kızın adına karar veriyor. Hayır diyor toplu karar vereceğiz diyor. Adam sonra değişim geçirmeye başlıyor. Evet lan diyor yani. Kızıma sormam lazım. Ee, servisini benim hanım düzeltmiş. Ben fark etmemişim. Bunlar bayağı kıymetli bir anlatıya çevirmiş yani filmi. Herif biraz aslında bence filmin son sonuna kadar inatçı toksik bir herif kalıyor ya. Çok değişmiyor gibi geldi bana da. Biraz şeyle alakalı da olabilir abi. Mesela yani bir sistemden kaçış filmi gibi bakılabilir bu filme. Yani şeyi düşünüyorum şimdi. Mesela ister istemez yine aklıma Türkiye örnekleri geliyor. Türkiye'de hep şey oluyor ya şimdilerde şikayet. Ana baba bir yerde çocuğu sisteme teslim ediyor. Çocuk devletin okuluna gidiyor. Farklı etkileri etkiler altında kalıyor. Ne oluyor? Ondan sonra biz tarikat yurtlarında intihar eden gençleri konuşuyoruz. Mesela diyeceksiniz ki oha nereden geldik onu oraya ama. Aslında bence bu filmin biraz yakalamaya çalıştığı şey, evet herif, ters bir herif, kafa kırık bir herif. Yani rahat bir herif değil. Ama bir şekilde hallem ediyor, kullem ediyor. kızları sen dediğin gibi mahalleden, ortamdan kaçırıyor. O çünkü mahallede ya kız çalgıcıya kaçacak ya serseriye kaçacak ya Siz kariyeri yani. bir yere varamayacak ya bir geçerken talı talı vuracaklar ölecekler. Ee, o kaçma kısmı benim için çok ilginç bir kısımdı. Hatta şey daha ilginçti. Eee bir tane işte en son bir şey geliyor. E, koç geliyordu. O koça böyle kızın gelirinin yüzde %15'ine eyvallah dedikten sonra ev, araba, seyahat falan lan dedim ne biçim ortammış yani. Bir sponsorluk bu kadar mı bir yatırım farklı. yapılıyor Amerika'da. Ben mesela şey şaşırdım. Ne bileyim basketbolda <laughs> filan da böyle midir abi? Daha yok, ortada sol yok, yumurta yok. Kızın bir gün kazanacağı sponsorun uğruna %15 uğruna herif ev mev diziyor altlarına yani. Bana ekstrem geldi ya tenis bireysel spor ya o çok farklı bir dünya. Hani ben de yüzde yüz hakim ama bildiğim kadar yani takım sporunda şimdi takım var, sahibi var, takımın sponsorları var. Hali hazırda olan şeyler. Sen bireysel sporda mesela motor sporlarında da böyledir. Ya yani senin bir yere gelebilmen için birinin seni tutması lazım. Hani sen sadece başarı olarak bir yere gelemezsin. Sana biri para verecek, bir amca seni sevecek. Daha ekstrem söyleyeyim belki senle işte seni çekici bulacak torpilin olacak falan. Bir sürü şey. Yani çok çirkin ortamlar. O yüzden bireysel alanda bu iş öyle. Ee, yani orada koçların yaptığı anlaşmalar genelde gelir üzerinden. Sponsor gelirse ben parayı alırım üzerinden. Zaten Nike için de o kadar bastırıyor ya. Ama takım sporu öyle değil. Takım sporu daha farklı. Ve e, bireysel spor da bak Türkiye örneği de verdim. Onu da söyleyeyim. E, fakir olarak, fakir bir insan olarak bir yere girmen çok zor. Çünkü gerçekten e, atletizm dahil Takım da dair torpilin olacak. Yönetici tanıyacaksın, paran olacak, bağış yapacaksın. Hadi bir yerde lisans çıkardın, lisansını almak istesen tekrar para vereceksin. Takımla oynamak istiyorsun, forma parası vereceksin. Hakeme rüşvet vereceksin, yok bilmem ne federasyona... Ta ya böyle çok çirkin, iğrenç bir ortam aslında. Oralara çok girmediği için aslında filmi eleştirebilirim. Yani tenis hmm. dünyasında çok fazla çirkin var. Hatta kızlar oynarken aslında onlara gerçekte de çok fazla ırkçı söylemlerde bulunuyor. Oralarda biraz film yumuşak kaçmış. Hani ırkçılığa bir böyle ufaktan giriyorum hani mahalleden kaçıyoruz da ne kadar iyi bulsam da söylem olarak çok ağızdan dışarı çıkarmıyor. O yüzden hani oralarda biraz yumuşak ama o çirkinlik bu filmde gözükenden daha fazla hatta. O yüzden o kadar para şey sponsor bilmem ne o yüzden yani göze batıyor. Okay. Bizim ülkede de bu Cem Bölükbaşı'nın hani bir şekilde formüleye kapağı atması falan o yüzden bu kadar takdir edildi bir noktada demek ki. Tabii, o ki, kişisel başarısından ötürü başarı. kişisel başarısından ötürü biraz da doğru desteği, doğru destekçiyi bulabilmekle alakalı herhalde. E ee, tabii o da ama eninde sonunda sponsora ihtiyacı var. Yani <laughs> E o zaman şey onu... ilginç ama abi ya bak mesela örnek vereyim şimdi mesela o zaman King Richard diye film yapıyorsun. Mesela filmin finalinde kızın maçına çok odaklanıyorlar mesela çok keyifli de oraları izlemek bu arada ama madem demek ki biraz daha babaya ve babanın verdiği kararları babanın verdiği kararların kızın üzerindeki etkilerine biraz daha odaklanabilirlermiş. En sonunda çünkü şeye bağlanıyor. Hadi bakalım ya kaybetsen de sen iyisin falan gibi oluyor birazcık. Sonra kız da bir yerde gidiyor. Asıl sonradan dünyanın en iyi sporcusu olacak kıza diyor ki kızım sen zaten en iyisisin ben o yüzden ablanı eyledim. <laughs> falan diyor. <laughs> Öyle biz de böyle. Evet, <laughs> yani onlar şeyler zayıf. Onda haklısın. Yani iki karakter arasında birbirlerinin etkileşimi falan zayıf. Serena'yı unutuyor film bir ara. Tabii tabii. Serena'yı bayağı unutuyor. Yani o yüzden şey ilginç geldi. Yani mesela babasının hikayesi diyorlar kızmışlar ama o kadar da babasının hikayesi gelmedi bana. Yani yani şey de ne bileyim şey temalarına da çok eğilmemişler gibi geldi. Ya tamam bu adam mesela bu konuda başarılı oluyor. Ama şimdi diyelim ki şu abartıyorum şu anda biraz ama hani biz diyelim ki senaryo öğrencisiyiz, film öğrencisiyiz. Yani bu adam ne yaparak başarılı oluyor? Hadi bakalım bir analiz edelim. Dediğimiz vakit inatçı ha sabırlı, bekliyor. Yani hemen koşmuyor. Geçmişte, geçmişten İk... yaşadıkları etkili etkilemiş. Başarılı başarılı bir durum olunca hemen ilk paraya atlamıyor mesela. Sabır Aman kızım diyor iki sene daha dur. Sonra maçlara çıkacak. Sabırlı bir adam. Bunu çok vurguluyor. Eee kızları için dayak yiyor bir yerde. Bir böyle bir şey var. Totalde bu çıkıyor. Yani sanki Babasının daha da hatalarına düşmek istemiyor bize. Daha da işlenebilecek, kaşınabilecek şeyler varmış gibi diyorum ama House of Gucci'ye kıyasla tek bir karakterin karakter dramasını mesela çok daha fazla görüyoruz ve bu çok daha kıymetli bir şey. Yani evet. House of Gucci'nin yapamadığı şeyi King Richard yapıyor. Bence King Richard da yeterince güçlü yapmıyor bu arada. Çünkü belki de gerçek veya yaşayan birilerinden bu kadar bağlantılı olmasıyla alakalı olabilir. Şeyler falan çok kolay sönüyor yani. Adamın sponsor olan koçu alıyor geliyor. Koça diyor ki aa sen diyor bu arada kızı buraya getirdin iki senede bizim e altımızı ev çektin ama ben iki sene oynatmayacağım kızımı diyor. Adam da böyle şey diyor aa Richard ya keşke söylesin. Bana Öyle şimdi de. böyle madik <laughs> atacaklar ben yıkarım ortada yani. Gerçekte ne olmuş bilmiyorum ama o adam o kadar yumuşak başlı bir herif miymiş? Onu da şaşırdım yani. Ya sözleşme var abi. İşte sözleşmeyi hmm. o yüzden orada çakallık yapıyor aslında. Aslında ben orada şeyi sevdim. Hep onlara yapılan çakallığı o yapıyor. Çünkü hmm. diğer tarafta da bağırıp çağırana kadar iki zengin tip geliyor ya, açık açık söylemiyorlar. Onların taktiğini ona uyguluyor aslında biraz. Çünkü öbür türlü sözleşmeyi alamayacak. Hmm. Biliyor onu da. Okay. Biraz böyle şey gibi yapıyor. Yani beyazların silahını, paralıların silahını onlara çeviriyor gibi oluyor. Okay. Yani King Richard o yüzden beni aşırı etkileyen bir film olmadı abi özetle. Aa bilmediğim bir dünyaya dair bir şeyler öğrendim. House of Gucci'deki kaçırılmış golleri bence çok daha e, basit bir hikayede. Yani mesela örnek vereyim. Venus ve Serena Williams'ın maçların arasındaki psikolojilerini anlatıyorsa o çok daha büyük kolay. Çünkü gerçek bir şampiyonun yetişmesini görüyorsun. Bu böyle onları yetiştiren mindset'teki babanın. Ha sana onu soracaktım. Bak filmi izlerken aklıma not almıştım. Zihniyet deyince aklıma geldi. Bu böyle mamba mentaliti falan filan diye bir şeylerden bahsediyorsunuz ya siz. Ya yani buradaki evet. adamın da o sporcu zihniyeti, o böyle kızına ne yapıyorsun Venis Williams? Başarılı oluyorum baba. Doğru mu Venis Williams? Evet baba. Yani böyle bir şartlandırarak kızı böyle bir demir döver gibi adeta yani biraz üstüne gide gide bir şey çevirmiş olması bu filmin bir teması mı mesela? Abi işte bireysel gelişim mesela bunun örneği şeyde de var yakın. Meta Gazoz da babasının sayesinde işte metagazozu Gazozu konuştuk geçen Ama. yaz. O da babasının üzerine çok güçlüsü. King Gazoz de. diye filmi gelirse ne King güzel King Gazoz yapsalar keşke. <laughs> Çünkü o da öyle işte e, okuldan gelirdim 6 saat idman yapardık falan. Ya gerçekten spor alanı şimdi dışarıdan bakan biri için ya işte giriyorlar idman yapıyorlar. Biraz da güçlüler, kastılar. Tabii ki herkesten biraz daha fazla çalışıyorlardır. Her şey yolunda giderse zaten yeteneklisi oluyor gibi görülebilir. Ama cidden değil. Yani ya... Biri 3 saat çalışıyorsa senin 33 saat çalışman lazım. Hiç abartmıyorum. Ya yani gerçekten en üst seviyeye çıkmak, artık böyle bütün sınırları zorlamak ve bunu yaparken işte bir yandan ilaç kullanmak zorunda kalman, doping kullanmak zorunda kalman durumlar bile oluyor. Hatta etik savaş veriyorsun. Bireysel tarafta da aynı. Şimdi baba biraz daha temiz duruyor. Şimdi ben bilmiyorum. Serena ile Venüs'te belki yıllar sonra da doping çıkabilir. Genelde sporcuların ee, mevcut teknolojilerle ölçülemeyen e, örnekleri yıllar sonra yeni teknolojilerle ölçülüp dopingli çıkabiliyorlar. Hmm. Ha, teniste bu kadar incelenir mi emin değilim ama atletizmde çok inceleniyor. King Richard'a dönersek o biraz daha bunu e, eski eskülsüür yapmaya çalışıyor motivasyonla. Biraz daha böyle işte mahalleden çıkacağız. Seni ben işte çalışman lazım, hırslandırarak. Biraz işte Cinderella hikayesi izletiyor mesela. Hmm. Cinderella'yı anlatıp hani oradan böyle bir motivasyon yaratmaya çalışıyor. Mesela bu bu eski usul yeni usulde yeni nesilde bu çalışmıyor artık yeni nesil çünkü daha profesyonel bakabiliyor olaya ya ben buraya para kazanmak için geldim tamam çalışacağım ama e, ben beni anlayacak adam istiyorum kültürümü anlasın bana bu çok bağırıp çağırmasın mesela yeni nesil sporcu öyle bağırıp çağıran küfür eden e, böyle gereksiz motivasyon yapan bullshit yapan hocayı da sevmiyor artık anlaşamıyorlar yani. Ama eski usulde evet öyleydi. Yeni usulde o kadar iyi çalışmıyor. Biraz restoranlarda böyledir de şefler bağırıp çağırırdı. Hı hı hı. Şimdi çok yemiyor yani. Herkes çünkü ya baba bırak biz de öğreniyoruz işte. Çalışacağız ama beni böyle motive edemezsin. Beni başka türlü motive edebilirsin. Öğrendi artık insanlar. O yüzden biraz okay. eski usul kaldı ee, okey peki. Hafta ne konuşuyoruz reis o zaman? Abi haftaya aslında Batman var elimizde zaten. Ona bir video yaparız herhalde ne? yani direkt Batman 3 Mart. E ben 28'inde 28'inde abi sonraki bölümümüz. Ha ben yokum işte orada zaten. Ha 7'sinde bir ya sonraki bana. bölümümüz bizim. Evet. Aa tamam. E arkadaşlar yani... o zaman haftaya Tancan Türkiye'de olacağı için 28'indeki bölümümüz yalan oldu. 7'sine atlıyoruz. 7'sinde Batman'i konuşuruz ya. Batman ayrı bölüm çekebiliriz iyi, iyi filmse bu. Çok kere falan yapmıştık ki ya öyle aynı tam oturtamıyorum kafamda ama yani bir noktada Batman'e video yaparız ya. Hani pazartesi olur mu bilemedim şu an. <laughs> Sen özelde konuşursun. Ama Batman konuşalım yani tamam. izleyin. Batman konuşmamız lazım haftaya. Okuyor o zaman pek. Tamamdır. Sevgili arkadaşlar, Yatay bakıştan bu haftalık bu kadar. Nereden baksan 2 saat 40 dakikalık video oldu. Uzun oldu bu arada. Maşallahımız var evet bizim ya. de. Evet. Artık Davos girdi ya. Evet. Davos evet. girince Aynen. <laughs> Hadi kendinize iyi baktınız. Görüşmek üzere sevgili dostlar. Evet.